Selamlar, yeniden Merhaba. karşınızdayız Merhaba. arkadaşlar. Öncelikle tekrardan bir hoş geldiniz diyoruz. Lore Konseyi olarak buradan herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Yine bir kozmik harita konusuyla karşınızdayız. Ancak bugünkü kozmik harita konusu birazcık diğerlerinden farklı ve ilgi çekici olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ölümü konuşacağız. Evet. Aslında yani metafor olarak ya Çok da yakın bir işte konuyu konuşacağız. evet kendi öz dünyamızda yani kendi yaşadığımız dünyada da çok aslında korktuğumuz ve belki de görmezden geldiğimiz bir konu. Oyun dünyasında biraz daha rahat bir şekilde konuşuyor olacağız belki ama nasıl söyleyeyim birkaç bağlantı bulabiliriz kendimize. Bütün Lore Konseyi'ndeki şey nasıl söyleyeyim kozmik harita chartında olduğu gibi yine Görkem sağ olsun bizler için bir yayın akışı hazırladı. Ancak yarının 19 Mayıs'tan mütevellit tatil olmasından dolayı konuyu biraz sündürüp uzatabileceğimizi de şimdiden Evet. mesajını verelim. Ve ben konu başlıklarını sizler için kısaca şöyle bir okuyayım. Daha sonra yine Okursam mı? Bayağı uzun sürer evet, okursam. şöyle Tanıdık. sadece parantez işlerini atlayarak giderim diye düşünüyorum. Ha, öyle yap. Aynen başlıkları. Ve daha sonrasında yine ansiklopedik bilgi için Görkem'e döneriz. Konu başlıklarında Warcraft evreninde kozmik güç olarak ölüm nedir? El Clasico. Warcraft evreninde farklı varlıklar ölünce ne olur? Night Elf'ler neden Wisp oluyor? Troller neden ölülerini yakıyor? Kendi özgür iradesine sahip olan Forsaken'lar, Undead'ler ölünce ne oluyor? Nekromantik büyü nedir? Soul Magic, Fel Magic, Death Magic arasındaki farklar. Warlock, Fel büyüleri ve nekromansi ilişkisi. Fel büyüyle öldürülen birinin ruhuna ne oluyor? Warcraft evreninde Undead. Death Knight'lar, Lich King. Dreadlord'ların Helm of Domination ve Frostmourne'a gireceğiz. Detaylı gireceğiz. Shadowlands, Anima ve Shadowlands'daki zaman kavramı. Ölüm Panteonu, Arbiter, Winter Queen, Denatrius vesaire vesaire alfada karşımıza çıkmış olan mevzu bahisler. Şimdi ben Görkem'e ölüm nedir, kozmik haritadaki ölüm nedir demeden önce şöyle bir şey yapalım istiyorum. Murat Han da bunu daha önce yayından önce istemişti. Şöyle müziğimizi aslında durduralım, başlattık ama bir Shadowlands'in sinematiğiyle yayına başlayalım diyoruz arkadaşlar. Okey miyiz? Okey. O zaman şöyle yayına veriyoruz. Şimdi Şunu da. yayından geri olunca nasıl izlemeyi de asla anlamadım ben. Yayın Alışırsın bizden zamanla. geri geliyor ya. Ice Crown. Görüntü var mı? Geliyor arkadaşlar. Tamam da aşkım derken geliyor mu aşkım? A monument to our suffering. Max dünya. The veil between life Arkadan aksamaz and dönüyoruz death. lan. Where a usurper sits Birazdan gelecek her on a halk. frozen Max throne. bitti ve... But geldi mi? no king rules İntro bit. forever. Hah, şimdi geldi. Ama desktop'una geldi. Hah. Menzul modu açtı. Of spek nasıl bir şey. Kıvaş değil mi? Sesten dolayı. Çok mu yüksek? Thank you.
çalıyor zannediyorum. Kafasında Frozen Troll'u atması peki. Bayağı Frozen. Çekil. O Diablo işte abi. Şeyi kullanıyorsun, araziyi kullanıyorsun. Herkes burada Lich Queen değil mi? You are unfit to wear this crown. E tabi, Zilvanas başlı burada. Bizzat Jailer'dan. To wield so much power. This world is a prison. İlk izlediğimde şey demiştim, ne olur giyinmesin demiştim. Bu aynen öyle. Arkadaşlar böyle zırhlı giyinmesin, ne olur giyinmesin. Ama benim hala bir içim garip oluyor bu filmle başladığında. Ha şimdi bu Garrosh değil mi? Gökyüzünü yarıyor adam. Bu şey, Adana Yeşil Yurt düğün hava fişeği. And I will set us all free. Flanker boss modu yaptım. Farkında olmadan. Şimdi şöyle dostlar, bir yandan evet, amblemi görelim ve ekranımızı kapatalım. Hali hazırda ben sizler için artık konseyin müdavimleri biliyordur. Gözleri de alışmıştır zaten. Arkada ben bir video döndürüyorum. Ve arkada dönen videoda tekrar bu sinematiği görebilirsiniz. İlgili bir başka videolar da var. Bu sefer zaten resimden çok video kullanmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gider. Yayın boyunca canınız sıkılmaz dinlerken. Bir yandan da görsellerle sizleri tatmin etmeye çalıştık. Evet, üzerine çok konuşulacak bir sinematikti. Çok da konuştuk da. Yani şu an başlasak başka bir, yani bir kocaman bir yayın olur. Ama dediğim gibi konumuz sadece bu sinematik değil. Konumuz kozmik haritadaki ölüm. Ve o yüzden ben Görkem'e dönüyorum ve kozmik güç olarak ölüm nedir abi diye soruyorum. Söz sende. Evet, merhaba. Şimdi aslında bu sinematiği baştan gösterdik ama en sonda konu ona bağlanacak. Çünkü bildiğiniz gibi aslında bu olay oynadığımız oyun süresinde henüz olmadı. Daha ara bir olaylar olacak ve ondan sonra bu olay gerçekleşecek. Evet. O yüzden şu an için gelecekten bir görüntü gibi düşünün. 9-0'ı göreceğiz. 9-0'daki geçiş olaylarını yaşayacağız. Ondan sonra Shadowlands'ın başlangıçtaki olaylarını da göreceğiz. Zaten o zaman bu olacak. O yüzden şimdi aslında böyle bir durum yok oyundaki hikaye açısından. Ama nasıl bir durumdayız? İşte biz ölünce ne oluyor? Onu en azından biliyoruz ve zaten Sylvanas'ın da işte Saurfang'i öldürürken kullandığı büyü ve ondan sonra herkesi bırakıp bağımsız olarak gitmesi falan zaten bunlara bağlı. O kadar kısmını biliyoruz. Şimdi kozmik güç olarak ölümün zaten
yani bütün kozmik güçleri konuşup en sonunda ölümü de konuşmak istememiz ve ölümü de sona bırakmamızın da aslında amacı buydu. Zaten işte sonunda konu buna bağlanacak diye hepsini bir elden geçirelim dedik. Böylece konu da öyle oluştu. Bu seriyi o yüzden düşünmüştük. Gerçekten de takip edenler bilir. İlk baştan beri, ilk konudan itibaren, işte Light'dan, Nauru'dan itibaren her konu dönüp dolaşıp sonunda buna bağlanıyor. Ve Shadowlands'te bir şekilde hepsi birleşecek. O diğer kozmik güçlerdeki bilmediğimiz detay konular, mesela Elun bile işte Shadowlands'te öğreneceğimiz bir detay olarak ortaya çıktı. O yüzden işte hepsini elden geçirdik. Hepsindeki boş konularla beraber sonunda buraya geldik. Peki ölüm ne kozmik güç olarak? İşte zaten mantık olarak yaşamın karşıtı ve evrenin döngüsünde, Warcraft evrenindeki, yani Great Dark Beyond denen fiziksel evrende, Light'ın oluşturduğu evrende yaşam olan her aşamada onun geldiği bir son var. Her canlı ve her ölümlü aynı şekilde bununla karşılaşmıyor. Tabii farklı gezegenler, farklı boyutlar var. Bildiğimiz işte fiziksel evren, Light'ın oluşturduğu boyut, bizim de içinde olduğumuz boyut. Burada yaşayan, işte bizim karakterimizin de dahil olduğu ölümlüler öldüğü zaman Shadowlands'e gidiyor. Ve gittikleri zaman yanlarında götürdükleri kişisel iradeleri ya da işte kişilikleri gibi düşünün. Yaşamlarında yaptıkları şeyler onlara anima enerjisi olarak yükleniyor ve Shadowlands'te bu şekilde yerlerini buluyorlar. Ona sonra detayına gireyim. Ama şu anda bildiğimiz kadarıyla işte ölüm ve ölümden beslenen diğer her şeyin karşıtlığı yaşam ve yaşamdan beslenen diğer düzen. Yani yaşam dediğimiz zaman tabii arkeini ve işte fiziksel evrenin genel düzenini, bütün işte yaşam oluşturan, mesela Draenor'daki kontrolden çıkmış yaşam da buna dahil. Ama işte Emerald Dream'de yapay olarak oluşturulmuş o alt cep evren de buna dahil. Hepsi yaşamın güçlerini ve oradan gelen işte özleri kullanarak oluşturulmuş gerçeklikler. Bunların hepsinin karşısında da ölüm ve çürüme var. Bu, eğer ölümü işte zorla manipüle etmeye çalışırsa belli güçler, o zaman bunlar farklı şekilde nasıl diyeyim, tezahür ediyor. Bunu da yapmak için zaten farklı büyü güçlerini kullanmak gerekiyor. En yaygın olan da fel. Çünkü yaşama karşı, sonuçta doğanın dengesine karşı en güçlü kullanılabilecek enerji kaynağı fel. Arcane'in tam zıttı olarak işte anlatmıştık onu da. Onu kullanıp işte yaşama karşıt ve zıt oluşumlara ulaşılabiliyor. Ve bunun işte farklı metotları var. İşte ruh büyüsü var. Direkt olarak ölüm büyüsü var. Onun örneğini tabii biz şimdiye kadar çok görmedik. Tek gördüğümüz örneği işte o Sylvanas'ın Saurfang'e karşı kullandığı büyü. Ve işte giderken böyle yaptığı o başkalaşım büyüsü. Ama bunun dışında işte bizim de evrenimizde işte ufak ufak bunu manipüle etmeyi öğrenmiş büyücüler veya büyü kullanıcıları var. İşte en yaygını nekromansi olarak geçiyor. Zaten nekromantik büyü ölmüş bir varlığı, normalde döngüsünü tamamlamış bir varlığı zorla geri getirmek ve onu kendi kontrolüne almak bir sonraki aşamada. İşte undeadler de bu sayede oluşturuluyor. Bunun için tabii en yaygın metot fel büyülerini kullanıp işte bunu ruh büyüsüne çevirmek. İşte soul magic veya işte daha önce de anlattığımız gibi işte hem Draenei'ların hem Eredar'ların gayet hakim olduğu büyü sistemi. Hatta işte Night Elf'lerin de bunu bir nevi içgüdüsel olarak kullandığı büyü sistemi bunun üstüne kurulu. Aslında çok farkında olmadan nekromansi yapıyorlar ve bunu yaparak da Shadowlands'e olan normal doğal enerji akışını engellemiş oluyorlar. O yüzden aslında Shadowlands için en, yani oranın açısından, işleyişi açısından en büyük suç bu.
yani hem Night Elf'lerin hem Draenei'lerin, Eredar'ların yaptığı şey, oraya gidecek bir ruh enerjisini hapsedip fiziksel evrende tutup bunun enerjisini fiziksel evrende kullanıyorlar. Ve işte bunu farklı şekilde yaptığınız zaman, yani yapabildikleri zaman, işte fel büyüleri kullanan mesela ilk Warlock'lar işte ölüleri kaldırmayı ve kendi emrinde kullanmayı keşfediyorlar. Bu da zaten nekromansinin çıkış noktası. Ama sonradan tabii bu kaldırılan ölülerden işte bir kısmı kendi iradesini kazanıyor ve onlar Forsaken oluyor. O kısmı da ayrıca anlatırız sonra. Ama temel olarak ölüm bir kozmik güç olarak bu. İşte böyle. Evet. Teşekkür ediyoruz. Murat'an katacakların var mıdır? Dahil edeceklerin var mıdır? Ekleyeceklerin? Yani şu Night Elf Wisp konusunu aslında bir konuşalım diyorum. Çünkü ben o konuda yazmıştım. Şöyle, Night Elf Wisp konusuna spesifik olarak gireceksen önce Warcraft evrenindeki varlıklar ölünce ne oluyor? Sırayla ona bir bakalım. Tamam. Hani konu başlığı olarak onu vermişiz. Daha sonra çünkü Night Elf Wisp olarak ayrı bir konu başlığında gireceğiz. Yani evet işte sonuçta yani işte bahsettiğim gibi anlatayım mı orayı? Olur. Başlamışken devam edelim. İşte fiziksel evrendeki sonuçta döngüden bahsettik işte ama her canlının kendine göre bir bunu tamamlama şekli var. Ve işte evrenin hangi kısmındaysa ona göre bunu tamamlıyor. İşte bildiğimiz kadarıyla mesela işte bunu işte şöyle sıralamışlar Wikipedia'da. Oradan kopya çekip teker teker anlatayım size. İşte Wild God'lar mesela işte Life kısmında anlattığımız işte vahşi tanrılar Emerald Dream'den sorumlu olan yaratıklar. Bunlar mesela öldüğü zaman Emerald Dream'e gidiyor. Çünkü o evrende görevliler ve güçlerinin kaynağı orası. Ama mesela Kel'Thuzad gibi Lich'ler tam ters taraftan bahsediyorum. Çürümenin ve ölümün olduğu tarafta tam Life'ın karşısındaki Lich'ler kendi Phylactery denen ruhlarının olduğu böyle saklama kaplarına dönüyorlar. Ve bu şekilde ölmemiş oluyorlar. Kül kabı mı diyebiliriz onu? Kül kavanozu. Ürün. Kül kavanozu denebilir evet. Yani aynen bu şey ölülerin yakıldıktan sonra saklandığı. Örn de deniyor aslında onları. Kül örn, örn. Aynen nasıl? Şöyle. İşte. Urn, neyse. Evet, oyun ya da Phylactery. İşte ama oyunda ve fantastik şeylerde genelde Phylactery diye geçer. Evet. İşte tam Türkçesi de yok. Aynen dediğin gibi kül kabı ya da işte öyle bir şey olabilir. elementaller işte onu da anlatmıştık. İşte ışıkla ve light'ın enerjisiyle oluşan ilk fiziksel varlıklar elementaller ve Azeroth üzerinden mesela işte bunlar kendi elemental düzlemlerine bağlılar. Tabii bu aslında Titanlar tarafından oluşturulmuş bir düzen ama gene de işte diğer gezegenlerde de aşağı yukarı böyle bir yapı olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü öldüğü zaman elementaller kendi elemental düzlemlerine gidiyorlar ve orada yeniden fiziksel formlarını kazanıp sonra işte bizim olduğumuz fiziksel evrene yeniden gelebiliyorlar. Raikullar mesela işte Odin'in takipçisi olan işte ilk insandan önceki ilk fiziksel varlıklar. Pre-insan bir nevi. Bunlar öldüğü zaman Odin'in yanına gidiyorlar. Halls of Valor'a işte Warrior'ların Order Hall'u olan olarak gördüğümüz yere gidiyorlar. Onları da oraya işte erkek olanlar orada savaşçı olarak görev alıyor. Diğerleri Valkir olarak bunların işte ruhlarını koruyorlar. İşte gördüğümüz o kanatlı figürler Eir'in başında olduğu ve aslında Hel yanında bunların ilk üyesi olduğu Valkirler tarafından oraya götürülüyorlar. Bu da tabii Nordik mitolojiden biraz gönderme bir durum. Aynı şekilde Helya'nın durumu da işte o da kendi sonra isyan edip kendi paket nasıl diyeyim cep evrenini oluşturuyor ve orası da Helheim. Helya'nın yanına giden Raikullar da Kvaldir oluyorlar. İşte onu da zaten Legion'da bizzat girip görebildik. Hatta Raid de vardı. Ama işte Undead'ler bu konuda biraz farklı. Çünkü normalde Undead bir ölü. Ben bir Undead oluşturduğunuz zaman onun bir ruhu yok.
Ve bu yüzden de bir kişiliği iradesi olmaması gerekiyor. Ve sadece onu fiziksel bir yapı olarak işte kullanıyorsunuz. Ama Forsaken'lardaki durum farklı. Sylvanas'ın da sayesinde bunlar işte Lich King'in oluşturduğu undeadler olduğu için Lich King'in iradesi üstlerinde zayıfladığı zaman Sylvanas'ın sayesinde kişiliklerinin geri geldiğini fark ediyorlar. Ve normalde bu durumda olan undeadler yok oluyorlar. Çünkü işte bu acıya katlanamıyorlar. Ama Sylvanas'ın yardımıyla iradesini bulan Forsaken'lar bir nevi hayatta kalmak için, yani fiziksel evrende yaşamaya o halde devam edebilmek için yeni bir irade kazanıyorlar ve bunun sayesinde bu yarı ceza gibi olan duruma hem katlanmaya hem de bunu kullanmaya böyle meyletmiş oluyorlar. Bu konuda bir güç kazanıyorlar. Bu çok istisnai bir durum tabii. Aslında işte Banshee'lerde falan biraz kendi iradesini, elf ölülerinde yani kendi iradesini kazanma durumu var ama insan ölülerinde ve diğer işte fiziksel ölümlülerin yeniden kaldırılmasında böyle bir örnek yok. İlk örneği o Forsaken, yani Warcraft evreni açısından en azından. Bu, o yüzden aslında Sylvanas bu konuda çok önemli. Sonradan Sylvanas'ın geldiği konum da bununla bağlantılı ve önemli. Çünkü Sylvanas ölümle yüzleştiği ilk andan itibaren hep istisnai bir işler yapıyor ve ölümü bir nevi doğru yönde kullanmaya çalışıyor kendince, kendi açısından. Forsaken'ların da durumu bu. Şimdi tam ters tarafına doğru gidelim. Ölümlülerden işte troller mesela, işte trollerin de gördüğünüz işte Von Sandy var. Ve işte taptıkları bir ölüm tanrısı var. O da, onlar da ruhlarını onun koruduğuna ve onun diğer tarafa götürdüğüne inanıyorlar. Hakikaten de böyle bir durum var. Ama diğer taraf Shadowlands'in içinde ayrı bir bölüm ve Von Sandy bu ruhları tutarak bir nevi kendi gücünü de korumuş ve arttırmış oluyor. Ama onun karşısında da Moezala diye bir gene bir ölüm loası var. Yani bunlar aslında tanrısal varlıklar değil. Loalar yarı tanrısal varlıklar ve denklik olarak işte daha önce de anlatmıştık. Vahşi tanrılara yakınlar. Moezala'ya inanan işte Sandfury trolleri, yani işte Zulfarak'taki ve diğer işte kumlu bölgelerdeki kum trolleri bunun en büyük inanış güçleri olarak Moezala'yı görüyorlar ve gücünü de Moezala onların inancından alıyor. Ve bildiğimiz kadarıyla Von Sandy'den çok daha eski ve güçlü. Zaten işte Shadowlands'te onu da göreceğiz ve ikisinin arasında bir güç savaşı var Von Sandy ile Moezala'nın. Çünkü ikisi de tek ölüm loası olmak istiyorlar. İşte bu yüzden troller ölülerini direkt olarak işte inandıkları ölüm loasına gitmesini istedikleri için ve işte fiziksel vücutlarını tam olarak yok etmeleri gerektiğini düşündükleri için eskiden kendilerini gömüyorlar. Ama bu bildiğimizde işte Corrupted Blood olayı olduktan sonra, işte Hakkar gelip de bu salgın başladıktan sonra fiziksel vücutlarını koruyamamaya başlıyorlar ve işte doğal yollarla ölmeyenler, erken ölenler dışarıda toprağın üstünde çürümeye başlıyor ve tam olarak ruhlarını aktaramıyorlar. O yüzden onlar da işte yakmaya başlıyorlar vücutlarını, ölenlerin vücutlarını ve bu bir geleneğe dönüşüyor troller arasında. Bu sayede işte ölen bir işte trollün ruhu tam olarak işte Von Sandy'ye ya da Moezala'ya gidebiliyor. Bu yüzden işte yapıyorlar vücutları. Taurenler, orklar ve diğer şamanik ırklarda da inanış tabii ruhsal inanış üstüne kurulu ve hepsi bir nevi böyle ruhların her zaman işte onlara yol göstermek için iletişimde kaldığını ve işte bir şekilde yanlarında olduğunu düşünüyorlar. Bu aslında çok uzak değil ama yani doğal denge açısından zararlı bir şey. Çünkü işte Shadowlands'e gitmesi gereken bir ruhu
nasıl diyeyim, duygusal bağlar ve işte gelenekçi davranışları nedeniyle aslında gitmesini ertelemiş ve tutmuş oluyorlar. Mesela işte bir şeye yardım eden biri o mevzu sırasında ölmüşse, işte yol göstermek için ruhu orada kalıyor ve bu sayede işte Shadowlands'e hem kendisi gidemiyor hem de işte oradaki böyle gitmesi gereken gücün azalmasına neden oluyor. O yüzden bu şamanik sistem aslında Shadowlands açısından biraz yavaşlatıcı bir sistem, ama bütün böyle Tauren, Ork gibi işte toplumlar bu şekilde davranıyorlar. Ve aslında bunun da kökünde ne olduğunu sonradan işte Draenor'da Draenei'lerin gemisi düşünce görüyoruz. Zaten ruhları işte oradaki bir Nauru tutuyor ve işte oradaki görevleri yaptıysanız onu da görürsünüz. Bayağı durumu karıştıran bir işte ruh büyüsünün kötü kullanımına yol açan bir durum yaratıyor oradaki Nauru'nun çekim gücü. Çünkü ruhları çekiyor kendine. Ve işte bu yüzden orklar zaten Draenei'lere karşı daha ortada bir şey yokken düşman olmaya başlıyorlar. En son Night Elf'ler, onu özellikle sona bıraktım. Çünkü bütün bu aslında Shadowlands bağlantısı ve ölümlülerin işte bu durumu engellemesinde mesela Draenei'lerde bir irade var. Bunu işte ruh büyüsüne dönüştürüp bir güce çevirmeyi öğrendikleri için yapıyorlar. Ama Night Elf'lerde bu durum doğal olarak gelişmiş. Evet. Kendilerini doğal dengeyi korumak için bir nevi feda ettiklerini düşünüyorlar ve ruhlarını doğaya bir nevi kurban veriyorlar. O sayede ruhları devamlı işte ağaçların, ormanların arasında kalıyor ve hiçbir şekilde Shadowlands'e gitmiyor. Bunu yapabilmek için de Wisp'e dönüşüyorlar. İşte ruhları gezebilen bir fiziksel varlığa dönüşüyor. O da Wisp zaten. Kendilerinin içinde de işte Wisp olarak ruhlarının durduğunu düşünüyorlar. Ama aslında bütün ölümlerdeki ruh yapısı aynı. Bir anima gücü var ve işte öldüklerinde Shadowlands'e gitmesi gerekiyor. Ama işte Night Elf'ler bunu tamamen engelleyen doğal düzen kurmuşlar. Ve Night Elf'ler aslında trollerden evrilen bir ırk. Ve aslında doğalarında böyle bir şey yok. Ama Night Elf kültürü oluşurken böyle bir yani güçlerini arttırmak için Druid sistemini de aslında biraz böyle dejenere ederek doğal denge gibi aslında böyle doğayı ve işte Azeroth'un yüzeyindeki yaşamı korumak için bunu yaptıklarını düşünür gibi gözükse de aslında evrenin genel düzeni ve özellikle Shadowlands için çok büyük bir nasıl diyeyim suç ve günah işliyorlar. Evet. Bütün o gitmesi gereken ruhları tutuyorlar ve o gücü bizzat kendileri kullanıyorlar. Zaten ilk başta Night Elf'lerin de Asharan'ın ve işte üst kastının bu güce ulaşmasının sebebi bu. Evriliyorlar orada işte Well of Eternity'nin güçleri sayesinde ve evrildikten sonra bu güçleri kullanmaya başladıkça kendilerinde işte farklı nasıl diyeyim yeni yetenekler keşfediyorlar. Bu yetenekleri de kendi ırklarında tutup işte bunun kaybolmasını engellemek için işte bu tarz metotlar geliştiriyorlar. Ki ölüleri bile güçlerini kaybetmemiş oluyor ve o ölülerinden işte devam eden kültürün işte büyü kullanıcıları faydalanıyor. İlk başta druidlik olarak, sonradan işte zaten arcane büyü kullanmayı öğreniyorlar. Asshara ve işte diğer üst kast. Onlar da highborn ve bunlar da işte daha üst seviyede büyüyü kullanıp artık iyice bir nevi yani olmaması gereken bir güçle güçlenmiş bir şekilde en üst seviyeye çıkarıyorlar büyü algılarını veya yeteneklerini. Zaten muhtemelen de şimdi benim tahminim bu. Muhtemelen de bunu yaptıkları için Sargeras'ın dikkatini çekiyorlar. Aynı işte Eredar'ların ruh büyüsüyle bu güçleri tutabildiği için geliştikleri için nasıl işte Sargeras'ın dikkatini çekiyorlar. Aynı şekilde Night Elf'ler ve Asshara'da Azeroth'a ulaşmak için kullanacağı bir kapı olarak Sargeras'ın dikkatini çekiyor. Çünkü doğal olmayan bir gücü kullanıyorlar ve bu sayede güçlenmiş bir kültürden geliyorlar. Ve binlerce yıl bunu yapıyorlar işte onlar da aynı Draenei'ler gibi. Draenei'ler bunu 20 binli yıllarda yapıyor. İşte Night Elf'ler 10 binli yıl süresinde yapıyor.
ama işte sonuçta çok uzun süre bu güçle güçlenmiş bir kültür oluşturuyorlar. Bu yüzden Night Elf'lerin Wisp olması aslında işte doğaya aykırı. Gözüktüğü kadar doğal ve işte iyi bir şey değil. Ve işte şimdi şöyle bir anahtar oraya kıymık atayım. Teldrassil yandığı zaman mesela hepsini yok etti Sylvanas ve çok kötü bir şey yaptı gibi gözüküyor ama Shadowlands açısından aslında oraya bir nevi ne denir işte yaşam suyu verdi. Çünkü Shadowlands kırılıyor animasızlıktan. Alfa'da da görüyoruz bunu ve hiçbir şey işlemiyor. Zaten işte her şey mava gidiyor ve genel olarak çok büyük bir enerji yokluğu var. Kıtlık seviyesinde. İşte aslında Teldrassil yandığı zaman orası bir adeta yeniden nefes alıyor. Yani o kadar büyük bir onun etkisi var orada. Bizim açımızdan kötü bir şey gibi gözüküyor ama işte anima gücü ve işte Shadowlands'e olan doğal denge ve doğal dönüşümü yeniden sağlaması açısından iyi bir şey bu. Ama tabii şöyle de düşünün, Sylvanas'ın onu o anda açıklayıp anlatması ve bunu neden yaptığını oradakilere anlatması mümkün değil. Çünkü zaten gizli bir anlaşması var Jailer'la, kimsenin bilmediği. Kendisi de daha işte tam o konuda güçlenmemiş durumda o zaman ve belki işte sadakatini de ispatlamak için yaptı. Belki işte belli güçlere ihtiyacı vardı, onun için yaptı. Bunları bilmiyoruz. İşte bunlar hep Shadowlands kısmında çözülecek mevzular. İşte bu kadar. Ağzına sağlık abi. Şimdi o zaman ben... Bak bir şey söyleyebilir miyim? Çok kısa bir şey araya gireceğim, ekleyeceğim. Eda böyle bir heyecan yaptı. Arkadaşlar ilginiz, alakanız için bir teşekkür edelim. Gerçekten bugün hype'ı çok yüksek tutuyorsunuz. Chat nazaran öyle, izleyici rakamlar, şunlar bunlar güzel. Ayrıca Görkem'e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok fazla ayrıca söyledim ama adam yarım saattir nefes almadan konuştu, fark ettiniz mi? Evet. Yani bizi bilgilendirecek diye yarım saat nefes almadan aralıksız anlattı adam. Yani ve şey yok, abi bir dakika falan demene gerek yok çünkü hani atladığı yer yok, eksik konu yok, pürüz yok, sıkıntı yok. Yani gerçekten abi ağzına sağlık ya. Kesinlikle. Abi hani sizlere layık olmaya çalışıyorum. Allah şey yani konu dörtlüklerinden birini bitirdi zaten böyle başlayıp bitirdiğinde. İşte birbirine bağlanınca. Şimdi ben de birikti diyorum böyle şuraya müdahale edeyim, buna yapayım falan. Evet Teamfoil sendeyiz. Hani... şeyden bahsettin yani işte demonlar ölünce ne tura gidiyor ya da işte lichler flakterilerine gidiyorlar ama mesela Hrykullar Helheim'a veya Ozovadar'a gidiyorlar ya, evet. Orada şöyle bir detay var, Hrykulların durumu doğal değil. Evet değil tabii. Onlar lichler normal müdahale durumu var tabii. Yani onlar asıl gitmeleri gereken yer Shadowlands onların ama onlar Odin'in aynen müdahalesiyle Shadowlands'a, o da anima çalıyor aslında. Evet. Yani zaten şu o mantıkta düşündüğümüz zaman hepsini o perspektiften görebiliyoruz. Yani ölümlü olan bir ırk ya da bir işte canlı normal yollardan işte Shadowlands'a gitmiyorsa doğal dengeyi bozuyor demektir. Yani bütün... Evet. Bütün hepsini o perspektifte görebiliriz yani. Bütün o olayları. Ve hani demek ki Odin'de bu bilgi ve hani yetenek de oluşmuş ki böyle bir sistem kurabilmiş yani. Muazzam'dan aldığı bilgiler. Helle'ye de bu gücü vermiş ki yani ölenler durumuna fark etmeksizin ya Helle'nin yanına gidiyor ya Odin'in yanına gidiyor. Orada bir anime eksikliği var zaten. Evet doğru. Onun dışında şu Wisp konusu bana şeyden aklıma gelmişti. Belalur'un Renalar'la ilgili videosu. Hı-hı. O zaten evet, ilk dikkat çekmişti hani Eredar'lar böyle anima esirgiyorlar Shadowlands'ten diye. Ben de şimdi Reforged'da oynuyordum o sırada, baktım yani Wisp'lerin durumu da aslında biraz creepy bir şey durumda çünkü hani sadece yanlarında kalmıyorlar. Bir de kullanıyorlar Night Elf onları. Mesela Warcraft 3'te bakarsanız binaları, bazı binalar için Wisp kendini yok ediyor. O binanın oluşabilmesi için. Ya da işte ofansif bir amaçla kendini patlatarak enemideki buff'ları disperdiyor vesaire. Ya da işte Teldrassil Savaşı'nda, War of Thorns'ta Night Elf'ler
Wisp'lerden böyle ruh, hani ruhani duvarlar oluşturmuşlar adından. Savunma hattı olarak. Yine binlerce Wisp'i harcamışlardı yani. Yok evet. Olmuştu. Onun için Nightelfler'de de hani biraz ürkütücü böyle bir düzen var. Evet, evet. Hani trollerde senin bahsettiğin gibi zaten Shadowlands'tan biraz deny ediyor ama evet, evet. Hani The Other Side'da tamamen trolleri görüyoruz. Hani trollerin gittiği asıl yere. Çünkü Moezala orayı ele geçirmeye çalışıyor ya. Evet. Başka bir şey ama Undead'ler öldüğünde ben Shadowlands'e gittiklerini düşünmüyorum. Çünkü Akon onunla ilgili zamanında güzel bir teori yapmıştı. Zaten Dead konusunda kafayı takıp gidiyor biraz. Şimdi bir kere öldüğün zaman diyor. Hı-hı. Görüyor musunuz? Şurası Shadowlands. Burası fiziksel düzlem. Eleman ölmüş, Shadowlands'e düşmüş. Direkt undead olarak diretiliyor. Forsaken diyelim. Bir daha ölürse şuraya düşecek diyordu. Yani içliğe. Çünkü bir kere zaten ölmüş ve Shadowlands'e gitmiş. Bu ihtimal ne diyorsun hani hiçlik? Tamamen de mob aslında. Yok işte şey yani Alfa'da da o konuya... O an Tosya'da Shadowlands'a çıkmamıştı onları söylerken onu da söyleyeyim. Tabii tabii söyleyeyim. Aynen o yoktu ama işte şey o da zaten o sayede fikir yürüttü ama Alfa çıktıktan sonra emin olduk. Zaten ölüm şeyinde görüyorsun Shadowlands'da ölürsem orada kalıyorsun. Yani Shadowlands'te aslında şöyle de bir durum var. Fiziksel bir formda olmaman gerekiyor. Biz bayağı istisnayız oraya gittiğimiz için. Evet, zaten evet. O yüzden bize Mav Walker diyorlar. Evet. İşte Mav'a girip çıkabilen fiziksel varlık olarak oraya gittiğimiz için normal şartlarda işte normal bir ölümle oraya gittiğinde ruhu bir yere atanıyor ve işte hangi şeye uygunsa alt düzleme oraya gidiyor ve işte öldüğü zaman da oraya geri geliyor. İşte görevini yapana kadar, oradaki kaderini tamamlayana kadar. Peki o zaman undead ölmüş, diriltilmiş, tekrar öldüğünde kaldığı yere dönecek. Onun şey gibi olduğu yere dönecek. İşte Forsaken'sa mesela, Forsaken'larda ruh bir nevi geri geliyor yarı yarıya. Yani bilinç sonuçta ruhla bağlantılı Warcraft evreninde. Evet. Yani ruhu o vücuda bağlı olduğu için öldüğü zaman aslında ruh kaldığı yerden devam ediyor Shadowlands'a gitmeye. Hı. Muhtemelen işte oradaki parçasıyla birleşip oradaki kaderine devam ediyor. Yani anladığımız kadar o. Ama işte net bir örneğini de görmüyoruz daha. Belki başka bir şekilde oluyor. Aslında Shadowlands paketi gelince de birçok şey açığa çıkacak yani bununla alakalı. Evet, evet. Yani özellikle bizim Mav Walker'lık muhabbetimizin üzerinden birçok şeye yorum yapabilir hale geleceğiz zaten yani. Evet, aynen. Yani şey de ilginç, hani Shadowlands çıkmadan önce dikkatimi çekiyordu. Bir sürü farklı ölüm evreni şeyi var işte, düzlemi. Odin'in var, Bolsandir'in kendi. Ya aslında ama var. Onlar ölüm düzleminden ziyade var. Böyle ölümü durdurma düzlemi yani. Hani evet. Ölüm prosesini evet. Durdurma düzlemi biraz daha. Aynen. Yani ölüm... Özellikle Odin'inki ve Helya'nınki tam bir böyle karşıt yani, evet. Blok günah, evet. Evreni gibi onlar. Tutucu böyle bir ara duvar yapmışlar bir nevi. Ve işte o yüzden Helya'nın Shadowlands'e ilgili çok ciddi bilgi sahibi olması şaşıracak bir şey olmaz. Evet yani onda da şöyle bir detay var diyeceğini unutma. İşte Odin'in tek gözünün olmaması mesela Nordik mitolojide de bunun bir işte hikayesi var. Diğer tarafı görmek için tek gözünü feda ediyor. İşte Warcraft evrenindeki Odin'de Shadowlands'i görebilmek için ve işte oradan faydalanabilmek için tek gözünü feda ediyor. Bildiğimiz kadarıyla Moezala'ya yani aynen yarı tahmin yarı işte destekli kırıntı Moezala'ya bir anlaşma yapıyor ve işte tek gözünü veriyor ve Moezala da bu sayede güçleniyor. O da fiziksel evrende bir nevi güçlenmiş oluyor onun sayesinde ve ikisi arasında bir bağlantı kuruluyor. Helya'daki durum Odin'in tam tersi. O işte Valkir ilk başta Valkirlerin ilki olduğu için zaten ruhları yönlendirme gücü var. Ama sonradan işte
buna zorlandığı için ve işte ruhları kontrol altında tutabilmesi gerektiği için bir nevi zorunlu olarak Shadowlands tarafından güçlenecek bir duruma düşüyor. Ve o düştüğü durumdan sonra zaten bu Shadowlands ile bağlantılı güce ulaşıyor. O yüzden de muhtemelen zaten işte Sylvanas'la arasındaki konuşma zaten Shadowlands'la bağlantılı ve evet. Belki de işte Sylvanas'ın Jailer'la olan bağlantısıyla işte o da bu durumdan faydalanmak istiyor ya da Sylvanas'a bu konuda yol gösteriyor. Çünkü işte Helya'nın nasıl bu güçlere ulaştığını bilmiyoruz. Tahminimiz onun da çok büyük ihtimalle Jailer'la bir bağlantısı var ve bu düştüğü zaman işte Odin onu zorla bu göreve verdiği zaman bir nevi intikam almak için artık öteki tarafla anlaşma yapıyor o da gibi gözüküyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama. Ama sonuçta bu güçlere sahip olduğunu biliyoruz. İşte kralları tutup kendisi bir böyle cep evren oluşturup onları yönlendirebiliyor. Bu Shadowlands'dan önce hani bir lig çılgınlığı olmuştu ya, sahte ligler işte hani. Pakette bunlar onunla olacak diye. Bir tanesinde şey diyordu zaten. Tahmin olarak. İnsanların tahmini olarak. Sylvanas'ın savaş çıkarmasının sebebi Helya ile olan anlaşması ve Helya'yı beslemek diye dönmüş o. Ama hani evet, Helya'nın da bu düzende olma ihtimali yüksek ama şu ana kadar hiç Alfa'da ne Odin ne Helya var. Ve hani ama bilmiyorum onları o tarz karakterleri içeride... böyle daha çok sanki Maldraksus'ta görürüz gibi geliyor bana ya. Yok, Helya'nın öyle bir daha üst bir seviye, hani o şeyi konuşacağız da, Dead Pantheon'u konuşacağız da, Helya belki o seviyeye bile ulaşmıştır. Onlar belki hani 9-1, 9-2 gibi hani böyle daha şey peşlerde. Şey var ya, Island Quest'inde Helya ile ilgili evet. Bir görev alıyoruz hani sen evet. Demiştin. Evet, Raikul'da diyor ya işte hani sen ölümü öldüremezsin, ne sandın diye. Helya'nın zaten tırnak içinde ölmedi oradan belli ki, zaten ölümle o kadar iç içe bir karakteri kestik öldü olması aptalca olurdu ya, mutlaka bilmiyorsun. Ya bu ara bak, mevzusu açılmışken ben sorayım, kafamda bir şey var onunla alakalı. Mesela bu Shadowlands'ın en nihayetinde ölümün düzlemi diyebiliriz değil mi yani? Ölümün evreni evren diyebileceğimiz bir şey, çünkü farklı bir form yani, hiçlik değil nihayetinde. Maligos'un evrenine gittiğimizde, Eye of Eternity'ye girdiğimizde şey diyordu mesela. İlk fight'a başladığınızda bana karşı büyü mü kullanıyorsunuz benim evrenimde diyordu. Hani o ve orada hani bir aşağılayıcı şekilde gülüyordu. Shadowlands'te de bu durum söz konusu olur mu? Yani atıyorum normal bizim kendi düzlemimizde Helya'yla şununla bununla falan verdiğimiz mücadele biraz bize easy gelirken, Shadowlands'te bu tarz güçlerle karşılaşırsak ya da kişilerle karşılaşırsak biraz daha zorlanma ihtimalimiz olur mu yani? Daha mı güçlü olurlar? Şimdi bence orada şöyle bir durum var. Zaten yani Maligos'la da karşılaştığımızda aslında onun kendi arcane düzleminde karşılaşıyoruz. Evet. O da bir cep evren gibi. O yüzden onu diyordu. Ama biz de sonuçta arcane üzerine, yani arcane'den oluşmuş varlıklarız. Zaten life'dan güçlenen ve işte fiziksel evrendeki aslında en güçlü ölümlülerden biriyiz bildiğimiz kadarıyla. Çünkü Azeroth'un üstünde işte level'lanıyoruz ve o sayede güçleniyoruz. Aslında Maligos'un koruduğu yani düzlem ve evrenden dolayı bunu biliyor olması lazım. Muhtemelen biliyor ve o sayede zaten bize karşı bu kadar bir nevi tedbirli ve korkarak davranıyordu önceden de. Delirdikten sonra da tabii intikam için işte tabii biraz daha böyle dozajı aşmış bir şekilde yaptı ama bence farkında ve yani bizim ona karşı çok büyük bir tehdit olduğumuzu bilerek zaten bunu diyor. Bizi orada aşağılayıp küçük görme gibi gözükse de aslında o onun korkusunun bir yansıması. Çünkü bizim onun için ölümcül olduğumuzu biliyor yani o sırada. Peki şeyde de, soru ha. Dur unuttum öteki kısmı. Ya işte mesela Helya Shadowlands'te karşımıza çıkarsa... Shadowlands'te de şöyle bir durum var. Zaten şu anda detayını bilmiyoruz ama işte senin de dediğin gibi oraya gidince Manwalker aşağı, Manwalker yukarı. Yani bizim orada zaten istisnai bir varlık olduğumuz, oradaki yerel artık ırklar tarafından, orayı yöneten ırklar tarafından bile kabul ediliyor ve bizim bir durumumuzu hatta kullanmaya çalışıyorlar kendi avantajlarına.
Ve işte Maw Walker'lık o kadar istisnai bir durum ki Maw'da normal şartlarda işte Shadowlands'ın kendi doğal işleyişinde Maw'a giren çıkamıyor zaten. Bir kere Maw'a işte hapsedildiyse işte sonsuza kadar orada ceza çekmesi için hapsediliyor. Ama biz öyle bir varlık olarak gidiyoruz ki oraya. Maw'a girip, Maw'dan çıkıp ondan sonra gelip Shadowlands'da ne oluyor burada diye olaya müdahale ediyoruz. O yüzden Azeroth fark. Bizim bu durumumuzu görüp zaten bizi kullanmaya çalışıyorlar. Şimdi onun detayını Shadowlands giriş questlerinde göreceğiz. 9.0'da da bunun yolunu yapacaklar. O ilk eventle zaten aşağı yukarı ne olacağını büyük ihtimalle göreceğiz. Ondan sonra da işte expansion başlangıç questlerinde işte Legion'da nasıl Broken Shore'da işte savaştık. İşte Battle for Azeroth'un başında da işte nasıl işte Lordaeron savaşı falan oldu. Onları göreceğiz. Onun Shadowlands versiyonlarında bunların işte mantığı oturacak ve işte bizim neden istisnai varlıklar olduğumuzu ve orada neden o kadar güçlü ve tehlikeli hatta işte kullanılabilir varlıklar olduğumuzu o zaman anlayacağız. Bu kadar. Şey bekliyorum ben hani bu S verişimin sebebi Muratan'dan atak, kontra atak beklemelerim bunları. O zaman pas atıyorum. Ya kontra atak bir şey... Ya, katılıyorum söylediğin şey şu an. Gerçekten bir şey bulamadım. Değil mi? Aslında çok da şey değil zaten. Nasıl söyleyeyim, yorumlanacak... Şu an daha güvenli sulardayım. Daha değil mi? Güvenli sulardayız. Şey. O zaman güvenli sulardan ilerleme devam edelim. Görkem biraz daha yoracağız ama bir su iç, kahve iç istersen. Dediğim gibi adam bir ara yarım saat aralıksız konuştu. Nekromantik büyü nedir abi? Nekromantik büyü, necromancy nedir? Şimdi o şolomansa falan kadar girer miyiz? Gireriz ya. Değil mi? Girelim ya. Girebiliriz tabii yani. Zaten işte azıcık bahsettim. Onu detaylandıralım. Nekromansi olarak işte bildiğimiz işte Warcraft evrenindeki büyü aslında ölüm büyüsü değil. Yani bizim Azeroth üstünde gördüğümüz fel büyünün bir nevi optimize edilmiş hali. Nasıl işte demonları getirip kullanıyor Warlock'lar. Bunun işte ölüleri kaldırıp onları kullanmaya uzmanlaşmış versiyonu zaten nekromansi olarak geçiyor. Warlock'ların çoğu da bunu yapabiliyor lore olarak aslında. Bu bilgiye hepsi hakim. Ama işte bizim oynadığımız yani Warlock'lar bunu tabii silah olarak kullanmaya odaklandığı için Affliction Warlock olarak geçiyor. Aslında Affliction Warlock'lar yarı necromancer. Evet. Ve Demonology Warlock'lar da mesela bunu sadece demonlar üzerinde odaklanmış halde kullanan işte Warlock'lar. Destruction olanlar zaten buna hiç bulaşmıyor ve sadece Fel'in yok edici gücünü kullanıyorlar. Ama işte evet. Affliction'daki zaten büyülerin tanımlarına da bakarak buna işte anlayabiliyorsunuz. Şey var mesela işte Hound büyüsünün işte tanımına baktığınız zaman görebiliyorsunuz. Orada bir ruh kullanıyor ve işte daha önceden hapsettiği bir ruhu işte bir silah olarak kullanıyor direkt olarak ve bu zaten nekromansinin ta kendisi. Ya. İşte bizim oynayamadığımız kısmı ve işte gerçek nekromansi yapan NPC'ler ve işte Warcraft evrenindeki diğer büyü kullanıcıları işte işte Shadowlands'taki nekromancer'lar fel büyüsünün sadece ölüleri kullanmak için olan kısmına odaklanıp işte buna zaten karanlık sanat diyorlar. O yüzden işte onun okulu Shadowlands'ta School of Necromancy'nin kısaltması zaten. Yani nekromansi okulu orası. İşte eskiden mage olan ve işte büyü kullanmayı biraz bilen ama işte büyünün ötesinde daha fazla güçlere hakim olmak isteyen, bunun ötesine geçmek isteyen işte büyücüler bu nekromansi okuluna gelip işte normalde kullanılan işte mage büyülerinin işte tamamen zıt ve ters versiyonu olan fel büyülerini öğrenip bunları işte ölüleri kaldırmakta, onları kullanmakta uzmanlaşmak için kullanıyorlar. Tabii bunun farklı formları da var. Mesela işte o Shadowlands'ta olan nekromansi aslında çok düşük bir seviye. Esas olarak ilk bunu başlatan Eredarlar. Eredarlar işte tabii Burning Legion'a katıldıktan sonra... Tabii
Kill Jaden bunun üzerine araştırma yapıyor. Zaten Destruction büyülerini, işte Warlock Destruction büyülerini Archimonde keşfediyor. Ama diğer işte Affliction, Necromancy ve diğer işte daha çok böyle Shadow ağırlıklı gibi gözüken ve işte bu tip böyle karanlık sanat olarak geçen şeyleri Kill Jaden keşfediyor. Özellikle Burning Legion'a katıldıktan sonra tabii ahlaki olarak da hiçbir sınırları kalmadığı için ve çok daha güçlü bir şekilde büyü kullanabildikleri için işte bunların üstüne araştırmalar yapıyorlar ve yeni böyle şeyler keşfediyorlar. Tabii bu araştırma derken her araştırma bir kurban gerektiriyor. İşte artık diğer işgal ettikleri gezegenlerden getirdikleri ırkları, yakaladıkları düşmanlarını güçlerine göre kullanıp işte bu büyüleri keşfediyorlar. Zaten işte bütün Warlock büyülerinin aslında altında böyle bir araştırma yatıyor. Yani altında hep bir kurban gerektiren bir işte yaşam gücünü emmeyi, yok etmeyi ve yönlendirmeyi işte keşfetmeye gerektiren şeyler yatıyor. Necromancy de bunun bir dalı ve zaten işte Burning Legion'ın da Lich King'e giden yolda bunu keşfetmesi ve kullanması bu sayede oluyor. Tabii Dreadlord'ların orada çok büyük etkisi var. Ama Dreadlord'lar bunu keşfeden bir ırk değil. Sadece çok iyi bir şekilde kullanabiliyorlar. Doğal büyü yetenekleri olduğu için. Bunu işte en böyle usta oldukları büyü konularından biri Necromancy. O sayede işte bunu yönetmesi için Kill Jaden tarafından görevlendiriliyorlar. Ve bunu daha iyi odaklayıp da kullanabilmek için bunun başına işte yönetici undeadler koyalım diye tasarlıyorlar ve en büyük işte hakimiyeti kurma nasıl olur? İşte işte bunun için bir tanesini şey yapalım, işte güç odağı yapalım, o hepsini iradesiyle yönlendirsin diye işte Lich King konseptini kuruyorlar. Bunu Dreadlord'lar yapıyor ve Lich King'i de işte yönetebilmesi için büyü gücü yüksek olan bir ruhu işte hapsetmeleri gerekiyor. Tabii hapis tutmaları için aslında en iyi ruh nasıl hapis tutulur? Direkt olarak Shadowlands'ten bir materyal kullanmaları lazım. Bunun için işte bildiğimiz kadarıyla Shadowlands'ta Mav'a gidiyorlar ve oradaki Runeforger denen işte bir karakter var. Mav'da işte bu zırh yapan ve işte orayı koruması için Mav'ı koruması için görevlendirilmiş yaratıklara işte silahlar ve zırhlar yapan bir yaratık bu. Onu bir şekilde kandırıyorlar ya da ikna ediyorlar, bilmiyoruz nasıl olduğunu. Ve Frostmourne'la işte Helm of Domination'ı ve Lich King'in zırhını yapıyorlar. Onu da göreceğiz. Shadowlands'te bu arada hani onların çıkacak o detay. Nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorum, göreceğiz mi, ama çok büyük ihtimalle bunun hikayesini ve nasıl yapıldığını göreceğiz. Vallahi BlizzCon'da öğreneceğiz dediler. Evet, öğreneceksin demişler. Öğreneceğiz. Zaten işte öğrenmemiz gerekiyor çünkü Shadowlands'teki Legendary'lerimizi bu zaten Runeforger yapacak. Onun işte bütün bu Frostmourne'un ve Helm of Domination'ın yapıldığı yerde biz de işte Legendary'lerimizi yapacağız. O yüzden zaten öğrenmemiz gerekiyor bunun alt bilgisini. Ama şimdi bildiğimiz kadarıyla işte Lich King konseptinde, Burning Legion'da nekromansi açısından bakarsak işte bir güç odağı oluşturup işte bir irade sadece bütün kaldırdığımız ölüleri yönetebilsin diye böyle bir şey yapıyorlar. O iradeyi de kendilerine bağlamak için böyle bir metot oluşturuyorlar. İşte Frostmourne'u eline alan sonuçta Dreadlord'ların ve dolaylı olarak Burning Legion'ın iradesine girmiş oluyor. Aynı işte orkların işte fel kanı, işte demon kanını içtiği gibi, o da bir yöntem onlar için. Ama tabii bunu işte yaşayan ölüler ordusunu yönetmek için kullanıyorlar ve böyle bir sistem kuruyorlar. Yani nekromansi olarak zaten işte Lich King'in de aslında en büyük nekromantik güç kullanıcılarından biri olmasının sebebi bu. Çünkü hem bunun için özellikle tasarlanmış bir görev, hem de zaten bunu güçlendirici işte direkt Shadowlands'ten gelen silaha ve zırha sahip bir karakter. İşte Helm of Domination, o Sylvanas'ın videoda gördüğünüz gibi o kırdığı, yani
kaskın bu yüzden böyle bir önemi var. O onu kırmasıyla o aradaki duvarın yok olması o yüzden bağlantılı. Lich King'in o işte bütün yaşayan ölüleri yönettiği noktada işte bütün o bağlantıyı Shadowlands'la muhtemelen olan bağlantısını da kırıyor o işte Helm'i kırarak. Ve daha önceden de Frostmourne zaten kılıç yani yok olduğu için o zaten kalan tek bağlantı. O tek bağlantıyı yok ediyor ve aradaki nasıl diyeyim perdeyi de kırmış oluyor. Evet. Bu sayede işte zaten o videodaki görüntü oluşuyor ve bütün o akan gücü ve işte oraya olan bağlantıyı da kırmış oluyor. Zaten işte şeyi de biliyoruz bu arada Lich King'in kullandığı bütün ölüm büyüsü olarak işte geçen büyülerde işte dediğim gibi Sylvanas'ın kullandığı büyü gibi değil. Maldraxxus'tan emdiği gücü işte dolaylı olarak kullanıyor ve o da aslında bir nevi yani fele yakın bir mantıkla bunu yapıyor. Yani ölüm büyüsü değil tam olarak. Bir nevi Azeroth'a Azeroth üstündeki bir versiyonu gibi. Hı. Direkt olarak Shadowlands gücü değil yani. Değil. Yani kullandığı büyü şu anda gördüğümüz büyüden bahsediyorsun değil mi? Benim evet evet. Yani, onu çok tartışmıştık nereden geldi nasıl oldu diye. Ya da biz evet, yani Talisa da onun Talisa da Sylvanas'ın yaptığı büyü çeşidini anlamıyordu mesela. Ne Talisa ne Jaina o kadar büyüdü oluyor. Tabii yani Lich King'i anlıyorlar mesela o işte kara büyü diyorlar her zaman. Zaten kara büyü dedikleri şey nekromansi. Nekromansi de işte Fel'in o şekilde odaklanmış versiyonu işte ölülere hükmetmek için optimize edilmiş versiyonu. Daha mı güçlü peki bu büyü? Nerzul'unkinden desem. Ya da bilmiyor muyuz daha? Emin değilim. Sylvanas'ın kullandığı büyü daha güçlü. Şöyle düşünelim mesela onu ölçeklendirmek için. Mesela işte elemental güçler nasıl işte mage'lerin kullandığı büyü aslında arcane büyünün farklı formu ve işte elemental büyüler ve işte ruh büyüleri de buna bağlantılı gibi ya işte şamanların kullandığı. Mesela onların kullandığı ve yaptığı büyüler işte birbirine benziyor ve işte mesela ateş var işte ne bileyim su bazlı şeyler var işte buz var. Mesela onlar hep aslında arcane'den gelen şeyler ama işte Lich King'de de mesela bir frost büyüsü var. Ama o işte kara büyüden gelen ve işte bunun işte decay dediğimiz ruh büyüsünün ters versiyonunu kullanarak yapılmış bir hali. Yani direkt olarak ölüm büyüsü değil. Sadece işte ölüler üzerindeki iradesini arttıran üstünde işte zırh ve silahı var. Yani bunun evet, zaten, tabii bunun dışında bir büyü gücü yok. Ölüm büyüsü gücü yok. Hani bunu tekrar söylemek zorundayız. Hani o Frostmourne olmayan Lich King zaten Lich King değil artık. Değil, şu tabii. Anlamda. Kombat anlamında Lich King bir şey kalmıyor yani. Bolların derindeki Mace böyle dalga içilecek bir şey gibi kalıyor maalesef Frostmourne'un yanında. Tabii aynen. Helm'in olayı ise tamamen dominasyon üzerine anlatıyor. Şimdi bu Halmont ve Frostmourne yapılırken Maw'un bundan haberi var mı? Yoksa onlar bunu bilinçsizce mi yapıyorlar? Bu detay var mı elimizde? Yani yok ama benim teorime göre var mı? Yani o konuda bilgimiz yok. Yani bunu yapabilecek tek kişi işte o Rune Forger. Sonuçta o da yani Frostmourne'da tabii Frostmourne'da Helm of Domination yapabilecek tek kişi Rune Forger. O da Mav'da işte bulunan bir yaratık ve işte Jailer'ın emrindeki bir yaratık. Evet. Ama işte bunu nasıl yani ikna mı ettiler, kandırdılar mı ya da yarı aldılar mı? Tabii yarı danışıklı dövüş mü ya da yapılmış bir şey mi çaldılar orayı bilmiyoruz. Okay. Ama yani yapılmış bir şeyi çaldıysa kime aitti o mesela? Ha onun evet öyle de bir bağlantısı var. Jailer'a mı aldı mesela o modele göre? Hep arkadaşımın sana söylediği şey hatırlıyor musun? Modelinin ya üzerindeki ürünlerin içinde çok benziyor. Mesela acaba armor'u nasıl sahibi Jailer mi? Ya da o modeldeki bize Jailer diye söylenen karakter. Yuh. Yani gerçekten güzel bir teori de yani armor'un asıl sahibi Jailer mi? Yuh. Ondan çalınmış olabilir. Sanmıyorum. Yok bence değil. Yani öyle bir set item'ı olsa tamam mı armor'un asıl sahibi desen. Yuh ya yok canım yani. Giymeye korkar. Hayır canım yani. Yani şöyle düşün Sargeras'ın kılıcına sahip olmak gibi bir şey yani. Yani Titan'ın harbi güçten bahsediyorsun. İşte yani. Belki daha güçlü. Belki daha güçlü aynen. Onun takacak. Yok canım ya yok. Kimde yani, mesela şöyle olabilir. Mav'ın işte baş
koruyucularından birinin silahı falan olabilir. Öyle bir şey olabilir. Rune Carver işte diye bir benim... karakter var. Şeyde. Reforge değil mi işte? Rune Carver var. Şeyde. Nerede? Yanlış söylemiş olabilirim. Bakayım hemen. Yok ya, o farklı bir karakter. Farklı. Hayır hayır, o Torghast'ta şey gibi söyleyeyim. Torghast'ta Guardian gibi. Ha. Anladın mı? Evet. Mesela evet o. Ha, hani belki ondan birinden, onun gibi o rankta, o rütbede birinden çalmış olabilirler. Yani, yani herkesin üzerinde anlaştığı... Rune Sage'miş karakterin adı. Ama yapıldığı yerin adı Runeforge'muş. Okay. Şimdi o zaman şeyi sormak gerekiyor. Sor. Neden Chronicles'te bile üzerine basa basa Red Dwarf'ların onu craft'ında pay sahibi olduğu konuluyor? Üzerine basa basa böyle. Yani direkt olarak zaten yani onlar getiriyor. Zaten nasıl yaptıklarını ya da nasıl yapıldığını bilmiyoruz sadece. İşte o bilmediğimiz kısmı zaten işte çaldılar mı, yaptırdılar ya da işte bu Shadowlands'le olan bağlantıları, hani mesela direkt Jailer üstünden ve yarı yarıya danışıklı dövüş bir durum mu var? Benim onu düşünceme göre öyle yüksek bir ihtimalle. Çünkü bence şu yüzden gerçekten hani. Ben şeyine güveniyorum. Hani kandırmak şöyle olabilir hani. Hani yap, biz bunu kullanıp getireceğiz kafasında bir şey olabilir yani. Çünkü aynen aynen, manipülatör. Ne kadar kandırabilir? Hani Oldgaldları bile kandırıyorlar. Yani ama şu kadar kandırabilir mi? Oldgaldları bile kandırıyor adamlar, daha ne olacak? Yok, Old öyle bir şey yapmaz. Titan sonra... pardon. Şu yüzden şimdi crafted demek o item'a, o Dreadlord'un eli değdi demek ama. Yani değil mi? Çekici bir kere de o vurmuş. Evet, hani bir mutlaka bir fiziksel bir yere bir yapımda katkısı oldu demek. Ya yani o yüzden hani Shadowlands'e işte çok bence birebir almamak lazım. Yani çok kendileri onu orada yapmış olmayabilir. Yani bence çok birebir öyle değil. Peki ama şeyi düşünelim. Şey yazıyor mu? Bakayım dur. Chronicles'da yazıyor ve şey. Chronicles'da yazıyor. O cümleye birebir bakalım hani. Crafted olarak mı geçiyor? Sen bir bak. Bir de şey var. Şey detayı da var. O Frostmourne üzerindeki rünleri de ayarlıyorlar ya. Hani kendi ölürlerse eğer. Hani o onları öldürürse Frostmourne'ın onları tutamaması için. Hani bu kadar ayarlamış, ayarladılarsa o işi sadece Rune Sage yapmamıştır yani. Ve hani şey de yapıyordu ya. Shadow Kız Yedir'in Nerz'le eziyet etmek için ruhunu önünde Shadowlands'tan geçirdiğini yazıyordu mesela. Shadowlands'tan. Evet yani o öyle bir durum var gerçekten. Direkt şeyde Chronicles'ta yazıyor zaten bu. Dediğin gibi o yani bağlantılı olabilir ama işte bu kasıtlı mı, bilinçli mi, yoksa işte orası nasıl bilmiyoruz. Bizzat kendileri bunu yapacak kadar oraya hakim mi? Zaten şey durumu da var işte Ventir ırkının, işte Raven Dread'deki ırkın yöneticisi, işte sıfatlarından biri Lord of Dread. Ve tipi de Dreadlord'a benziyor. Yani ve aslında daha önce de işte Shadowlands'la ilgili görüntüleri gördüğümüzde oradaki gargoyle ırklarının Dreadlord'lara ne kadar benzediği konuşmuştuk. Yani açıklanan net bir durum yok ama kesin olarak o bağlantıları var. Yani Raven Dread'le mi direkt bağlantılı, yoksa işte bunlara işte bir şekilde yardımcı mı oluyorlar, onu bilmiyoruz. Yani sonuçta Nathraza gezegeni de işte bildiğimiz kadarıyla Twisting Nether'da olan bir gezegen. Ve işte bunların da çok büyük işte ruh büyüsü, yetenekleri ve güçleri var. Ve çok doğal bir işte nasıl diyeyim, büyü kapasiteleri var. Ve kendi kendilerine zaten bunu arttırmak için onlar da işte nasıl işte diğer ırklar, işte anlattığımız gibi işte Draenei'ler, yani Eredar'lar işte ruh büyüsünde farklı şekilde giderken, işte Night Elf'ler bunu doğal şekilde elde ederken, Nathrezm'ler yani Dreadlord'lar da bunu vampirik bir doğaya dönüşerek yapıyorlar. Yani diğer ırkların işte güçlerini emmeyi öğreniyorlar bir şekilde ve evet, bu sayede o son formlarına dönüşüyorlar. İşte vampirik uygulamaları yüzünden öyle gözüküyorlar ve güçleri buna bağlı. Zaten bu işte diğer kullandıkları büyülere özellikle
nekromansiye yetenekli olmalarının altında da bu var. Çünkü esas güçlerinin temelinde zaten bu vampirik kültürleri var. Ve Ventir ırkı da işte Revendreth'te aynı şekilde bu animayı vampirik bir şekilde kullanma üstüne kurulu. O yüzden çok ciddi paralellikler var. Ve kesin bir bağlantı da kurulacak gibi gözüküyor yani. Ve hani o sahile Denatrius karakteri de tam bir Drakeo'da yakışan şekilde gizemli ve hani ihanet etmeye yakın bir karakter. Kanalıyor evet, tabii evet. Ya. Ben ona gıcık oldum ama ya. Tipinden zaten gıcık olman gerekiyor. Ne? Ama tipinden belli zaten gıcık yok, hayır hayır. Yani Dreadlord yakınlığını biraz dinay eden bir yani ağır bir görüntü detayı çünkü. Kanadının olmayışı. Ama artık... Yani ama onu gizlemiş de olabilir. Bir şey var işte, boynuz var. Boynuzu var. İskeleti aynı. Karakter iskeleti. Evet, o da iskeleti tamamen aynı. Evet. Ya işte diyorum ya yani... artık... Raid'de göreceğiz onu. Mesela fight sırasında kandan böyle kan animasından kanadı çıkarsa da ooo falan derim yani. Ya da evet hani bir platforma düşer orada kanat çıkartır falan yani. Tabii tabii. Yani bak şöyle düşün. Gargoyle ırkını yaratabilecek kadar, onu tasarlayabilecek kadar güçlü bir ırk, Ventir ırkı. Yani onu yapabiliyorsa yani muhtemelen öyle güçleri de var. Ha tabii yani, canım yani oradan evet. Yürüme muhabbeti de olmuş olabilir. Çünkü Denatrius'un pozisyonu farklı olacak. Ondan eminiz zaten. Stoneborn diye geçiyor ki Yin Yang von Mert de sağ olsun chatten sıkıştırıp duruyor şu anda. Onun sonra şey diye. Stoneborn ırkının nereye hani nereden çıktığını falan da artık Shadowlands gelince göreceğiz. Orada görev yaparken net bir şekilde nereden geldikleri falan ama... yok aslında. Hani şey diyor ya hani masterları yani sahilde yaratmışsın onları kendi imajinde yarattığını şöyle, söylüyor. Şöyle Revendreth'te her yaşayan ırkın bir şeyi var, temsilcisi var. Yani orada ne deniyordu? Harvester diye geçiyor da bu yedi büyük günaha çok işte atıfta bulunuyor. Gazap yani o askeri kanadın liderleri yani askeri şeyi vermişler. Artık Dreadlord'lar da buradan mı gelir buradan mı gelmez? Yani detay deep lore'u. Oyun gelince göreceğiz. Ya şöyle söyleyeyim. Mesela oyunda girersin ya bir kulübeye, kulübenin içinde kitaplar vardır. Bu kitapları okuyamazsın. Evet. Şey okursun falan böyle. O daha açılmıyor alfada. Yani yok yani böyle yok, kitap var. Hani... Büyüte çıkıyor tıklayamıyorsun falan. Yok şeyi söyleyecektim. Hani. O Revendreth ırkının Sire'ın kendi imajında yaratıldığını söylüyordu da. Yani o yüzden ben onu düşündüm hani mesela... Tabii yok orası öyle. Ventir ırkını zaten ilk o yaratıyor. O zaman o şeyi düşünmek lazım. O zaman Nathred'in zaten Shadowlands kadar eski bir ırk olmak zorunda. Hatta daha da eski olmak zorunda. Oraya gidip yaratabilecek kadar eskiyse. Ama tabii. İşte Denatrius mu first? Hani Denatrius mu yumurtadan çıktı yumurta mı? Denatrius mu onu göreceğiz işte. Ha evet tabii şey olabilir mi hani Shadowlands'te Natreza diye bir gezegen olduğunu da biliyoruz yani o yüzden. Hayır şey şurada kafa karışır. Hı. Şimdi Demon'sa Designator ilk oluştuğunda ortaya çıkmış olması lazım. Evet o ama, kadar olması lazım. Şimdi öyleyse o zaman Shadowlands kadar eski canlılar Natrezimler ve oraya gidip orayı belki influence edebilecek kadar. Varlığını fark edip etkileyebilecek kadar. Öbür türlü Shadowlands orijinlilerse lore çok karışır. Çünkü Demon olarak Designator oluştuğunda oluşmuş olmalı. Yani Shadowlands orijinli yani olabilirler çünkü çok şey benim cidden Primal Dreadlord gibi gözüküyorlar yani. Evet en azından görüntü aşırı göndermeli ve vampirik olmaları diğer bütün evet. Detaylar da hepsi çok örtüşüyor yani. İşte Natreza'yı mı Natreza'yı mı Denatrius? Natreza mı Designator'dan çıktı? Aynen. Ya da tersi mi onu bilmiyorum işte. Ya bu ara geride kaldı da ben Sholomance'e de yani School of Necromancy'e de biraz tekrar değinmek istiyorum. Abi World of Warcraft'ta bence yeteri kadar karanlık şeyi olgusunun verilemeyen bir yer olduğunu düşünüyorum. Ne evet. Yani Sholomance'ın. Ya Sholomance evet. Şöyle söyleyeyim normalde insanların böyle yani gereğinden fazla eziyet edilerek nekromansi büyülerinin denendiği işte ve şey yapılıyor bak görüyorum çok fazla şey yapılıyor orada. Öldürüyor diriltiyor, öldürüyor evet. Diriltiyor. Aynen. Öldürüyor diriltiyor tekrar. Ve bayağı yani sadistik bir yer orası. Mesela şeye girip okuduğunuzda işte tekstlere girip okuduğunuzda normalde sadece o
kale değil yani o okul. O okul tabii yeraltı canım. Tünelleriyle birleşik halde evet. Andor Hall'ın bütün altını kaplıyor. Ve o evet, detay aynen. gerçekten verilmemiş World of Warcraft'ta. Ya buna çok üzülüyorum. Evet. Ya tabii Vanilla zamanından gelen bir yer olmasının o dezavantajı. Evet. İşte lore'da bildiğimiz kadarıyla aynen dediğin gibi işte bütün Andor Hall'ın altına yayılmış bir yer ve aslında çok korkunç bir yer gerçekten evet. böyle yani şöyle düşün işte yani Warcraft'ta görmeye alışık olamayacağınız kadar korkunç bir yer. Evet bu evet yani işte Azeroth'ta büyü kullanımını böyle büyü kullanımından dolayı işte güç açlığına girmiş olan her ırktan yaratık orada hiçbir ahlaki işte sınır olmadan işte nekromansi araştırmalarını orada yapabiliyor. O kadar orası yani korkunç derecede işte deneylere açık bir yer. İşte bunu şeyde anlattım ya, Kil'jaeden ilk bu büyüleri keşfediyor, nasıl işte yapıyor falan. İşte Burning Legion tabii neredeyse sonsuz bir denek var elinde. Ama Azeroth'ta böyle bir durum yok. Bunu da yapmak için türlü entrikalar kuruyorlar. İşte iyi gözüken bir sürü işte uğraşları varmış gibi gözüküyor. Halen daha işte büyücü gibi, mage gibi takılan işte priest gibi takılan bir sürü necromancer var. Ama gizliden gizliye bu gücü işte kullanabilmek için hatta oraya hem işte liyakatlerini orada işte bu büyüleri öğrenmeye yetenekleri olduğunu ispatlamak için hem de işte sadakatlerini oraya ispatlamak için bir sürü korkunç şey yapıyorlar. İşte mesela bir hikaye vardı unuttum da işte bir okul öğretmeni gibi gözüken işte bir tane büyücü topluca çocukları oraya getiriyor böyle okul gezmesi gibi ve hepsini sonradan oraya hapsediyor ve işte denek olarak kullanmalarını sağlıyor. Bir sürü bu tarz böyle korkunç hikaye var. Zaten Eastern Plaguelands'da da işte buna böyle hikayeler adım zaten. Tabii tabii bir sürü öyle görev var. Hem işte Scourge'la ilgili hem işte bu Sholomance'la ilgili. Yani zaten Scourge'ün işgali bunların işine geliyor. Çünkü o sayede normalde gizli kapaklı yaptıkları bir sürü şeyi artık rahatça yapabiliyorlar. Bir sürü denek buluyorlar. Bir sürü işte kurban kaçırabiliyorlar. Ne oldu? İşte Scourge kaçırdı falan diyor mesela ama aslında kendileri işte Sholomance'e indirmiş bir işte, bir köyü olduğu gibi oraya kaçırmışlar. Üstlerinde deney yapıyorlar. Aynı işte Murat Han'ın dediği gibi defalarca öldürüp kaldırarak ve zaten işte bu aslında yaptıkları uygulama bir nevi belki de işte Forsaken'ların yolunu açıyor. Çünkü işte normal şartlarda dediğim gibi işte ölüp geri gelen bir ruh o acıya katlanamayıp işte yok oluyor ve işte o vücut bir undead olarak bir arada duramıyor. İradesi olmaması gerekiyor o yüzden. İçinde ruh olmaması gerekiyor yönetilebilmesi için. Normal mantığı bu ama işte Forsaken'larda bu yarı yarıya belki bu dayanıklılık ve işte bu işte devamlı bu üst kısımda burada yaşamak zorunda olmak ve işte belki oradan kurtulanların ne bileyim aktardıkları genlerle işte bir nevi bu güce daha dayanıklı hale gelmiş bir ırk var orada. O yüzden belki Lordaeron insanları işte Forsaken olmaya daha müsait normal şartlarda yok olmaları gerekirken. İşte çünkü Lich King'in iradesi gittiği anda hepsinin işte yığılıp kemik yığınına dönüşmesi gerekiyordu evet. ama öyle bir şey olmadı. Ve işte bir nevi kendi ruhlarını da işte geri çekip ya da işte üste çıkarıp kullanabildiler ve kendi iradelerini yeniden kazanabildiler. O yüzden işte yani, Solomon bu açıdan da önemli. Şeyi de katayım ben hani Utku'ya burada gıcık edeceğim ama. Hı? Evet. Şimdi Solomon'sa bakınca gerçekten Deathlight'tan çok farklı bu adam. Hani biz Fel konusunda Warlock'la Demon Hunter'ın farklarını konuştuk ya. Aslında tam olarak aynı şey olmadı. Tam aynısını Death Knight'la Necromancer'da yapabiliyorsun. Çünkü tekrar ama söylüyorum. Death Knight'lık farklı bir şey. Zaten Necromancer sonucu ortaya çıkmış bir karakterden bahsediyorsun. Tabii tabii. Evet. Ha. Onu da anlatalım aynen. Hani güzel kesinlikle Necromancer tekrar buradan reklamını yapayım. Necromancer gelebilir bu oyunu. Yapacakları tek şey zamanında Demonoloji Warlock'tan nasıl Metamorphosis'i alıp Demon Hunter'a verdiler. Unholy DK'dan da Army of Dead'i alıp Necromancer'a verecek. Yani tamamen farklı bir event evet, oldu. Ama işte Leather ya da Mail giymesi lazım. Plate gear olmasın. Klot.
Blade ya da Cloth giymemesi lazım aynen. Yok, Cloth da olmaz canım. Yakın mesafede vurur yani. Şaman gibi düşün. Mail olabilir mi? Daha mantıklı evet. Mail olabilir. Çünkü şeyi de düşündüm. Bu mail şey Cloth The Move Set'te Plague Doctor gibi böyle. Necromancer seti gibi. Evet. Yani benim tavırım şu zaten o konuda. Hani hepimiz üzüldük ya bu pakette hani Blizzard'ın class döngüsüne göre class bekliyorduk ya. Hani. Evet. Gelmedi. Hani benim tahminim bu pakette biz hani biraz deti iyice öğreneceğiz yani nasıl bir şey, ne diye iyice detaylarını öğreneceğiz. Azeroth'a döndüğümüzde ciddi bir tehditle karşılaşabileceğimiz için Alliance'de Horde belki de kendi istekleriyle Solamance'in açılmasına izin verip orada Necromancer eğitiminin başlamasına belki izin verirler diye düşünüyorum. Yani. Bir sonraki olabilir. Paket. Yani. Ama Dead Knight'lık olgusu biraz daha farklı ve eskiye de dayanıyor. Yani Gul'dan şeyine gidecek olursak işte Gorfiend olayına yani orada zaten Necromancer'den çok büyük bir farkı olduğunu da görüyoruz yani. Evet. Hani ben şey diyorum ya zaten DK dediğin aslında kurban. Yani öldürültülüp o güçlere zorla sahip olmuş bir kurban. Necromancer ise hani bu okulda anlattık bu okul anlatışımıza göre o büyüyü merak edip hani istediği gibi kullanan manyaklar topluluğu. Onun için evet, yani aynı değiller. Güç açlığıyla bunu yapıyor. Hatta işte kendi fiziksel formunu feda etmeyi de göze alarak evet. Sonradan liçe dönüşmeyi göze alarak bunu yapıyor. Hatta evet. Zaten gelebilecekleri en üst fiziksel form o. Çünkü öyle bir karanlık büyü artık fel kullanmaktan dolayı vücutları o kadar zarar görüyor ki fiziksel vücut buna katlanamıyor ve liç formuna geçmek zorunda kalıyorlar bir sonraki level için. O yüzden liçe dönüşüyorlar zaten. Önce Tinker'da. Zaten Death Knight'ı da anlatabiliriz konuyla bağlantılı. Death Knight'lar nasıl işlerini Maldrasuk'tan çekiyorlar diye biliyorum. Tabii zaten işte şey dediğimiz gibi yani Death Knight'lar aslında undead. Yani aynı undead gibi oluşturuluyorlar ama daha güçlü olabilmeleri için rün büyüleriyle bir nevi hapsediliyor ruhlarının bir kısmı ve bu zaten işte rahatla yönetilebilmeleri için özellikle işte bu rün büyüleriyle oluşturuluyorlar ve sonradan kendileri de bu rün büyülerini kullanarak işte aynı işte Lich King'in yapabildiği gibi Maldraxxus'tan çektikleri güçlerle işte Azeroth üstünde doğal çürüme güçlerini, decay dediğimiz işte spirit'in tam tersi olan, ruhsal büyülerin tam tersi olan işte decay büyülerini, çürüme büyülerini kullanarak işte bu karakterlerimizin de yapabildiği büyüleri yapıyorlar. Yani onların yaptığı mesela Frost büyüsü mage'lerin yaptığı Frost büyüsünün tam tersi şekilde oluşturuluyor. Ama aslında aynı şey. Yani Azeroth üstündeki bir elementin manipüle edilmesiyle onu görüyoruz biz. Ve işte diğer yaptığı mesela ölüleri kaldırma olarak gördüğümüz işte Unholy'lerin yaptığı ya da işte hastalık yayma olarak yaptıkları şey hep işte bu ruhsal büyünün yani dört elementin bir araya gelip oluşturduğu ruhsal büyünün tersi olan çürüme dikey büyülerinin bir nevi işte doğal olarak optimize edilmiş hali. Tam olarak aslında işte Paladin'in tersi olarak çok geçer ama aslında yarı şaman yarı Paladin gibi yani ikisinin de tersi bir şey yapıyorlar. Hatta işte Dark Şamanlar da bunun işte sadece büyük kısmını dikeyden alan işte çürümeden alan şamanlar işte şeyde gördüğümüz Siege of Orgrimmar'da gördüğümüz ve Magatha'da gördüğümüz güçler böyle yarı karanlık büyüler yapabilen şamanlar aslında Death Knight'lara yakın bir mantıkta büyü yapıyorlar. Gene aynı güçler. Yani ben şey detayını da vereyim hani Warlock'la konuşmuştuk ya Legion'daki evet. Affliction Warlock aslında Necromancer'a çok benzeyen bir evet, evet. tasarımına sahipti. Çünkü Artifact Weapon'ınızda resmen düşmanlarınızın da ruhlarını çekip onlarla güçleniyordunuz ve Drain Soul'la da ayrıca düşmanın ruhunu çekiyordunuz. Yani direkt Soul Magic. Yani Soul Magic'le Fel Magic'i beraber kullanıyordunuz.
Shadow daha doğrusu. Onun için Necromancer'a en yakın benim açıkçası oynanış hissettiğim dönem Legend'deki Aftim Oğlak dönemiydi. Evet evet. Yani zaten işte onu biraz hızlı geçtik. Şimdi ruh büyüsü, fel ve işte ölüm büyüsü arasındaki fark zaten en çok Warlock'ta ortaya çıkıyor. Warlock'lar temel olarak fel büyüleri optimize ederek bu işi yapıyorlar. Zaten ruh büyüsü dediğimiz şey de işte ya yaşayan bir canlının yaşam gücünü emip işte onu yaparak işte kullanılıyor. Ya da bu işte aynı işte Eredarların ve Night Elf'lerin bilmeden yaptığı gibi Shadowlands'e gitmesi gereken ruh gücünü hapsedip bundan faydalanarak kullanılıyor. Evet. Yani aslında işte gördüğümüz Druid büyülerinin ve işte Emerald Dream'e bağlı gibi gözüken çoğu büyü aslında ruh büyüsü. Ve Drenai'ların da mesela kullandığı işte Light büyüsü gibi gözüken ve işte normalden daha fazla güçlü olarak kullandıkları işte bir nevi Nauru'lar tarafından işte güçlendirilmiş gibi gözüktüğü şey aslında bu bağlantıyı onların kurabilmesini sağlayan ruh büyüsü. Çünkü şöyle düşünün, fiziksel formlarını fiziksel formlarının büyü kullanma gücünü arttırıyorlar. Doğal olmayacak bir şekilde güçlüler. Yani mesela işte bizim oynadığımız karakterler işte Drenai'lar hariç düşünürseniz belli bir büyü kapasiteleri var. Hatta işte Blood Elf'ler bu yüzden işte büyü açlığıyla bunu farklı şekilde gidermeye çalışıyor. Çünkü devamlı bir o güce ulaşmak için işte bir şeyler yapmaları lazım. Bir yerden o gücü emmeleri lazım ekstra bir büyü kaynağından. Ama Drenai'lar ve Night Elf'ler bunu işte ruhlardan direkt olarak aldıkları için onlar o şekilde büyü güçlerini, büyü kapasitelerini arttırıyorlar. O yüzden işte Warlock'ların da zaten kullandığı ruh büyüsü bunun tam tersi gibi düşünün. Zaten işte ilk başta Blood Elf'ler ilk geldiğinde fel kristallerden hatırlayın büyü emiyorlardı. O zaten çok yakın bir mantık buna. İşte nasıl Warlock'lar işte ruhların gücünü kristalleri hapsedip sonradan bunu silah olarak kullanıyor. Evet. Ama çok yakın bir şekilde işte Blood Elf'ler de büyü açlığı olduğu zaman faydalanmak için işte o fel kristalleri kullanıyorlardı. O yüzden işte zaten ruh büyüsü daha yani dünyevi demeyeyim de Azeroth'a ait bir şey. Ama ölüm büyüsü direkt olarak Shadowlands'a ait ve oradan kaynaklanan anima kaynaklı ve nasıl diyeyim bunun en saf ve böyle odaklanmış hali. Zaten Sylvanas'ın da o kullandığı güç direkt olarak anima ve işte Shadowlands kaynaklı. O yüzden bunlar farklı. Ruh büyüsü ve işte fel büyüsü bu şekilde. Yani fel büyüsü Azeroth'a ait. O yüzden gördüğünüz işte ölümle ilgili diğer şeyler bile Azeroth'taki çürüme ve işte spiritin tersi şeylerden hep kaynaklanıyor. Death Knight'lar biraz farklı olarak işte rune büyüsüyle bunu yarı içgüdüsel bir şekilde yapıyorlar. Ama o da sonuçta Azeroth'a ait bir gücü manipüle ediyor. Peki şimdi abi, Necromancy'yi konuştuk. Soul Magic, Fel Magic ve Death Magic'i de bir nevi konuştuk. Hatta sen de belirtmişsin. Varian ve Tyrion'a ne oldu? Şimdi orası güzel bir nokta. Şimdi fel büyüsüyle işte dediğimiz gibi o sonuçta ruhları kullanarak yapılan bir büyü ve bu büyü kullanmak için bir ruhu hapsedip onu işte silaha dönüştürmeniz gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman felin tanımında o ruh yok olur diye geçiyor. Ama şöyle işte Shadowlands geldikten sonra şöyle bir detay eklediler. Ruh Azeroth üzerinde yok oluyor. Yani tamamen varlıktan yok olmuyor. Yani Azeroth üzerinde yok olan bir ruh da tabii ki doğal olarak Shadowlands'e gidiyor. Yani normal işleyişinde. Ve o yüzden mesela en büyük tartışma bununla ilgili şey denmişti. İşte Varian'ı Alternate Ghoul'dan öldürürken fel büyüsü kullandı. Bunun için işte ruhunun yok olmuş olması lazım. Varian'ı o yüzden Shadowlands'te görmemizin imkanı yok diye söylenmişti. Hatta Tyrion da yine benzer bir şekilde ölüyor. Onu da o yüzden göremiyoruz. Ama aslında o tam öyle. Yani... Ha, ama böyle bir şey dendi ama öyle değil. Öyle olmadığını anladık. Bunu çünkü şu şekilde bir açıklaması var. Fel büyü kullanmak için işte
Mesela başka bir ruhu da kullanabiliyorsunuz. İşte Fel'in tanımında geçiyor zaten. Bir yaprağın, canlı bir yaprağın veya işte bir yosunun bile gücünü kullanıp Fel büyü yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde Guldan da onu yaptığın zaman zaten dikkat edin. İşte o sahnede mesela Varya'nın ruhunu çekip ona karşı kullanmıyor. Zaten ruhu çekilse orada o yüzden ölür. Ama direkt onun fiziksel vücudunu yok edecek bir büyü yapıyor. Bunun için evet, daha önceden çektiği işte ya da onda olan bir ruhun gücünü kullanıyor. Bunu nereden aldığını bilmiyoruz. Tyrion'da olan şey de bu. Orada bir demon'ın işte fel saldırısı yüzünden ölüyor ama o sırada ruhunu çekmiyorlar. Zaten sonradan da işte Ashbringer görevinde görüyoruz. Ruhu yükseliyor. İşte olan evet, şey zaten o. Oradaki ispatımız da bu. İşte zaten developerların açıklaması da direkt bu görev üstündendi. İşte Ashbringer görevinde Tyrion'un ruhuna ne olduğunu gördünüz diye söylemişler. Zaten aynı şey işte Varya'na da oluyor. Fel'le de yok edilir birisi ruhu her şekilde Shadowlands'a gidiyor. Ve o hani yüzden... bu konuda pardon başka bir detay daha verelim. Zaten aslında Tyrion'a öldürücü vuruşu da şey daha doğrusu öldüren Krossus değil. Tyrion sonra ölüyor yani. Tabii tabii aynen. Krossus sadece çok ciddi anlamda yaralıyor. Yaralıyor aynen. Tyrion'un ölümü zaten bir süre sonra gerçekleşiyor bizim yanımız. Yani zaten işte o sayede ruhunun gidişini fiziksel olarak görebiliyoruz. Yoksa Varya'nda bu mesela çok daha ani geliştiği için öyle bir... Balon gibi patlıyordu ya adam. Aynen yani. O orada işte yani fiziksel olarak da yok oluyor. Ruhu da anında işte öteki tarafa geçiyor bir demin. Açıklaması bu yani. Fel, o yüzden şöyle toparlayayım. Fel ile ölen birinin ruhu Shadowlands'a gider. Bunu net olarak biliyoruz. Ruhu çekilmiş yani olsa. Yani normalde birebir olarak işte fel bağlayan bir ölüm büyüsü falan yok yani. Yok yok. Ancak geçici olarak hapsediyor. Ruh büyüsü o zaten. Zaten işte Warlock'ların da kullandığı ruh büyüsünün temelinde o mantık var. Ruhu geçici olarak hapsedip Shadowlands'a gitmesini geciktiriyor ve engelliyor. O sırada onun gücünü kullanıyor. Ondan sonra işte ruh açığa çıktığı zaman kristalden mesela işte ruhu alıp kullandı ve işte onun ne büyü olarak yapıyorsa yapıyor. Ondan sonra o ruh gidiyor zaten Shadowlands'a. Herkes orada aslında. Böyle düşünsen bir de gülüyorlar. Evet. Toplanıyor. Herkes orada. Ayrıca bütün bilmediğimiz gezegenlerden gelen de bir sürü varlık orada. Bütün yani Great Dark Beyond'un işte ölümlüleri oraya geçiyor diye söylüyor. Yani Warcraft, fiziksel Warcraft evrenindeki her ölen varlık Shadowlands'a gidiyor. Bildiğimiz şey bu zaten. Evet. Ama hani şey detayını da verelim. Hani şey diyorlar ya insanlar, abi Shadowlands'a ölen herkesi göreceğiz diye. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmayacağını kendileri söylüyorlar. Gereken karakterleri kullanacağız. Zaten. Bayağı maşallah. Bile. Zaten işte onu da şöyle açıklamışlar. Shadowlands işte bizim gördüğümüz kısmı tamamı değil. Yani bu Expansion'ın ilk açıklanan haritasını düşünün. Orada görülen işte bölgeler Shadowlands'ın tamamı değil. Çok daha fazla işte alt düzlem var. İşte ve işte başka etkileri olan yerler var. İşte kendi içinde bile mesela Shadowlands'taki bir bölgenin içinde ayrıca Otherside diye bir yer var mesela. Evet. İşte trollerin sadece ruhunun gittiği bir yer var. Yani bu tarz bu mantıkta bir sürü yer olacak. Zaten onları da işte patchlerde content açıldıkça onları da görecekmişiz ve hepsinin farklı işleyişi, işte oraya ait ırklar ve işte Shadowlands'a farklı etkileri olacakmış. Onu da bilahare göreceğiz. Evet, şu an Görkem diyorum, Murat'ın atağını bekliyorum. Yoksa geçiyorum bir sonraki konuya. Tabii yani şu an ataklık şey yok, konu yok, güzel bir açıklığı. Warcraft evreninde undead nedir abi? Undead nasıl yaratılır ve yönetilir? Aslında konuştuk. Aslında biraz anlattık evet yani. Evet, onu konuştuk. Nekromansi olarak zaten biraz bahsettik ama işte undead olarak zaten söylersek yani Azeroth üzerinde bildiğimiz şey aslında işte bir undead yaratmak için öncelikle bir ruhu işte teknik şu işte özellikle Sholomance'de yapılan ve işte Kil'jaeden'ın da keşfettiği teknik bir ruhu hapsedip onun
nasıl diyeyim, bir vücut üzerindeki hareket ettirici gücünü ölmüş bir işte varlığa uygulamak. Bunu uyguladığınız zaman bunu kendiniz kukla gibi yönetebiliyorsunuz. Şimdi o andetin içinde ruh var mı? Yani bu bahsettiğin şeyde, şekilde. Evet. İşte bu şekilde yok ama Forsaken'ın Puppet Master muhabbeti var yani. Evet. Yani bildiğin kukla gibi. Forsaken'ın farklı bir şey var. Çünkü işte normal şartlarda Arthas'ın iradesi işte dediğim gibi bir ya da işte o Undead'i yöneten kişinin iradesi o Undead'den kalktığı zaman onun yığılıp kalması lazım. Çünkü onu zaten anime eden, onu yöneten ve işte kukla gibi kullanan irade onu zaten yaratan kişi. İşte o Necromancer zaten o. O ortadan kalktığı zaman yok olması lazım. Arthas'ın da iradesinin normalde Forsaken olan Undead'lerin üstünden kalktığı zaman onlar da işte yığılıp kalmaları lazım. Çünkü içlerinde bir ruh ve onların bir iradesi olmaması gerekiyor. Ama istisnai bir durum oluyor ve işte yani Sylvanas'taki durumda istisnai bu açıdan aslında. Onun da mesela tamamen iradesini ya da işte o anda yok olması gerekiyor Arthas'tan kurtulduğu anda. Ama o da kalıyor. Bildiğimiz kadarıyla Sylvanas'ın ve işte diğer Arthas'ın oluşturduğu banşilerin kalma sebebi Arthas'a olan intikam duyguları. Bu sayede işte dünyada kalıyorlar. Bu hırsları onları bir nevi işte bu ait olmadıkları fiziksel vücudun içinde tutuyor. Ve aynı şekilde Forsaken olanlarda da işte ya daha önce işte dediğim gibi Sholomans kaynaklı ya da işte benzer farklı uygulamalardan dolayı buna vücutlarının bir bağışıklığı var. Yarı yarıya da olsa. Ya da işte onlar da aynı şekilde benzer intikam duygularıyla daha böyle insani kalan hislerinin artık gücüyle ruhlarının en azından bir kısmını o fiziksel vücutta tutup yeniden kaldırılmış olmalarına rağmen üstlerinde bir irade kalmayınca orada kalabiliyorlar. Sylvanas sonra bunları bir araya toplayıp yeni bir işte irade artık bu psikolojik mi dersiniz ya da Sylvanas'ın banşi gücüyle mi yapıyor onu bilmiyoruz. Ama çok büyük ihtimalle ikna ve işte onları artık dünyada tutup bir arada kalmaya ikna edince bir nevi ruhlarının işte o vücutlar üstündeki hakimiyeti daha da artıyor ve işte bugün bildiğimiz işte Forsaken'lara dönüşüyorlar. Aslında onların işte yani bir nevi yarı yarıya acımasız, yarı ruhsuz, böyle yarı ahlaksız gibi gözükmelerinin ve davranmalarının altında bu yatıyor. Ruhlarıyla bir bağlantıları var ama tam olarak canlı değiller. O yüzden zaten Forsaken'lar böyle. Sylvanas da o yüzden böyle. Mesela çok ahlaki bir tarafı yok gibi gözüküyor Sylvanas'ın. Sadece işte mutlak fayda için her hamlesi. Evet. Hesapçı ve stratejist davranıyor mesela. Çünkü ahlaki bir bağlantısı yok. Ruh olarak işte yani ruhu yozlaşmış veya işte gidip gelmiş gibi olduğundan bu şekilde davranıyor. Yani onun yeni doğası bu. Ve işte Forsaken'ların da yeni doğası bu. Onlar hiçbir zaman işte insan halleri gibi olamıyorlar. Onun gibi işte mesela özlüyorlar çocuklarını işte yeniden görmek istiyorlar ama tam olarak insan halleri gibi de değiller. Yarı bir acımasızlıkları, bir böyle umursamazlıkları var. Gerekirse feda edebiliyorlar çünkü önceki yaşamlarıyla ilgili şeyleri. Okay. Yani Forsaken'ların aslında acımasızlıklarını ya da hani aşırılıklarını düşününce hani insanlar garipsiyor ama düşünseniz adam öbür tarafı görüp gelmiş yani. Daha evet, bana yani ne yapabilirsin? Beni daha ne kadar şaşırtabilirsin diyor yani. Evet. Yani onu aslında şey gibi düşünün. Bir nevi bir travmayı yaşayıp yaşamaya devam eden normal insanlar bile işte değişirken bunlar travmanın en büyüğünü yaşayıp yani ölüp geri geliyorlar ve geri geldikleri vücut normal vücutları değil. Ve normal yaşamları değil. Yani o yüzden zaten mesela şey işte bunun aslında çok bağlantılı değil gibi gözükse de
Mesela Old God'ları ve Void'e karşı da dayanıklı olmalarının altında bu yatıyor. Çünkü çok yani travmaların en büyüğüyle, en delirticisiyle yüzleşip o sayede yani o sayede demeyeyim de yani o şekilde hayata devam edebiliyorlar ve bu sayede de normal insanları, normal varlıkları delirtebilecek onların işte aklının alamayacağı şeylere karşı dayanıklı oluyorlar. Zaten bu yüzden undeadler old god'lara ve böyle nasıl diyeyim void corruption'a karşı dayanıklı. Yani void'in mesela işte o özgür irade olarak yansıyan versiyonuna etin getirdiği, yaşayan etin getirdiği şeylere karşı işte nasıl diyeyim bozulmaya, açıklığa karşı onlar dayanıklı. Yani corruption'a bu yüzden yani bir böyle dayanıklılıkları var. Ama altındaki mantık da bu. Okay. Onun için zaten Sylvanas'ın en başından da Zolt'tan herhangi bir corruption olma ihtimali. Evet. Garoş gibi olma ihtimali var. Işte, yani görev sırasında bizzat Aleria da bunu diyor. İşte şey tam hatırlayamıyorum da işte şey diyor orada Anduin'le konuşuyor. Son saldırıdan önce işte acaba Sylvanas'ın önünden çekilsek mi? Çünkü Nuzot'a karşı aslında en güçlü ordu onun elinde gibi bir şey diyor Aleria. Evet. Ama onu durdurabilecek işte, tek ordu onun elinde. Ha, aynen. Çünkü işte sonuçta Undead'ler işte Old God'lara karşı güçlü. Ama işte Anduin kabul etmiyor. Zaten orada görüyorsunuz işte Saurfang'in de intikam hissiyle. Evet, evet. Bunu görmezden geliyorlar. Şimdi aslında birkaç şey var konuyla alakalı değineceğimiz hatta bir sonraki konu başlığımız DK olgusu ve hani Lich King'liğe gireceğiz de sorular da geliyor. İnsanlar da zaten yani ölüm teması deyince ya da işte Necromancy Lich King falan deyince Arthas'ı merak etmeden duramıyor. Arthas'ı konuşmadan evet. Duramıyor açıkçası doğrusu. Aynen. Arthas Necromancer mı? Aslında Arthas'ın Necromancy olayı yok. Yok, değil. Arthas Lich King zaten. Yani şöyle düşünün. Nasıl işte Sholomance'de anlattık. İşte normal bir büyü kullanıcısı fiziksel vücudun ötesine geçmesi gerekiyor Lich olması için. Şimdi Lich King olduğu zaman Arthas zaten işte Shadowlands'ten gelen işte Helm ve Frostborn'un da sayesinde normal bir ölümlünün hükmedebileceği bir iradeden çok daha fazlasına sahip oluyor ve işte bir necromancer'ın işte liçe dönüşüp yapabileceği şeylerin çok daha ötesinde bir güçle işte topluca bütün Scourge'e hükmedebiliyor. Yani evet. Lich King adının zaten kaynağı bu. Yani bir liçin yani liçlerin kralı gibi düşün işte onu. Aynen. Yani bir liçin evet. Hiçbir zaman ulaşamayacağı bir seviyede. O yüzden Necromancer değil Arthas. Yani Necromancer'dan farklı olarak şöyle düşünün bir de. Mesela Necromancer kaldırdığı yaratığı işte ya da kişiyi, ölüyü kontrol ediyor. Eyvallah. Ya da işte atıyorum başka fantastik evrenler düşünün. Diablo. Bir Necromancer kaldırdığı bir golem var. Onu kaldırıyor ve içine ruhunu üflüyor atıyorum ve o şekilde kontrol etmeye başlıyor. Lich King'in o farkı yani onu kendin diğerlerinden ayıran olay atıyorum Kel'Thuzad'ın kaldırdığını da kontrol ediyor. Evet. Hepsini. Yani Scourge adı altında kaldırılan ya da işte tekrar hayata getirilen ne varsa Lich King'in kontrolü altına giriyor. Bu Helm of Domination'dan kaynaklanıyor. Yani yine Arthas bazlı bir şey değil bu. Evet değil. Ama hani şunu da tekrar vurgulayalım hani Lich King yapan zaten o Arthas. Tabii canım. Hatta Arthas'ın Ner'zhul'un kendi gücü kabul ediyor. Evet ya işte o set item hani ne diyelim iki parçadan oluşan set item yani Helm of Domination ve şey Frostmourne. Yani ve ayrıca evet Frostmourne'un içinde bulunan ruhlar ölünce Shadowlands'e gitti. Yani ölünce derken Frostmourne kırılınca Shadowlands'e gittiler. Yani evet Terenas'ta gitti ama mesela en büyük örneği Uther aslında. Evet. İçindeki Uther ve gördük de yani fotoğrafı falan var yani elimizde. Orada evet. Onun dışında hazır bir soru arası çok şey değil ama Ysera Shadowlands'te mi? Evet. 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 Ysera Ardenweald'da hatta. Ve hani zaten Emerald Dream'le Shadowlands'ın bağlantısı çok net bağlantısı olduğunu bu da vurguluyor yani. Çünkü evet. Emerald Dream'in sonunda Ysera'nın bir
hani silüeti vardı sadece. Ama demek ki aslan oraya gitmiş. Senarist oraya gidiyor. Gitti. Evet. İşte ama mesela senaryosta şey olmuştu. Tabii zamanında Cataclysm doğruydu yani de. Emerald Dream'den çağırmıştık biz onu Mount Island'da. Tabii yani ama o zamanlar Arden Wild demediler tahminen de hani şey olmuştur belki. Arden Wild'da süreç tamamlanıp hani ardından Emerald Dream'e geçmiştir. Biz de oradan çağırmıştık. Evet, zaten şöyle bir şey var. Şimdi mesela Wild God'lar işte Emerald Dream'de yaratılmış canlılar olduğu için ölünce Emerald Dream'e gidiyorlar. Ama Senarius ve Emerald Dream'in nasıl diyeyim oluşmasından önce olan varlıklar aslında onlar da yarı tanrı işte Wild God seviyesinde ve üstünde gibi gözüküyor ama bunlar Emerald Dream'den önce olan varlıklar evet. Ve zaten şey gibi düşün işte üst seviye bir Dryad gibi. Dryad'lar da zaten bir ırk. Ve onlar da ölünce Dryad'lar da Senarius'un çocukları. Shadowlands'e gidiyor. Yani ejderhalar da böyle zaten. Proto ejderhaları düşünün. Onlar zaten vahşi bir yaratık işte. Bir hayvan gibi. Ama işte büyüye yeteneği olan bir hayvan gibi. İşte Titan Forge'lar bunları işte Titan Keeper'lar bunları güçlendirdiği zaman işte bilinçleri ve işte seviyeleri de artıyor ve işte bildiğimiz ejderhalara dönüşüyorlar ama sonuçta onlar da işte fiziksel ölümlü varlıklar doğal hallerinde. Zaten en son işte Kataklizm'de o güçlerini de feda ediyorlar Deathwing'i öldürmek için ve kendileri de ölümlü oluyorlar. O zaman o olaydan sonra da Ysera öldüğü için zaten doğal olarak işte Shadowlands'e gidiyor. Ve The Mova tahmini. İşte yani evet. Sylvanas'ın olayından sonra olduğu için bütün ölenler gibi o da Mava gidiyor. Yani. Öyleyse. Konu başlıklarına evet bir bir geçiyoruz. Helm of Domination ve Frostmourne Dreadlord bağlantısına değindik. Evet, Shadowlands'le birlikte tekrar üzerinden geçeriz diye düşünüyorum. Evet, Shadowlands... Bence hani benim şahsi... Pardon çok söyledim hani. Estağfurullah. Yani benim şahsi teorim hala Sargeras'ın Jadon'la iletişime geçip ya da Kirjad'ın bunu yaptırdığı ona. Çünkü hani bunu çok fel kısmında da vurguladım ama çok çok mantıklı. Şey yani. Yapıyoruz, hani... konuşuyoruz o zaman şu an. Evet, hani... mevzuya dalıyoruz, tamam. Yani şey, olmama ihtimali olma ihtimalinden daha düşük. Çünkü hani... Şimdi şeyi konuştuk ya, Ner'zhul'u mesela... Kırcıya'dan işkence ederken Shadowlands'tan geçirdiğini söylüyor. Yani Shadowlands'ı biliyor zaten. Tabii tabii biliyor. Lathrezim de biliyor. Şimdi Sargeras'ın bunu bilmeme ihtimali bence yok. Çünkü tabii onları yöneten... Demonların, evet hani bir de Demonların durumuyla ölümün sonu olmadığını anlayıp hani onları araştırmasını yapmıştır. Argus'u biliyor. Evet. Onun için hani bu Jader'ın Legion'la ortak çalışma ihtimali bence çok mümkün. Hatta İşte Rizzo sürekli şey vurgusu yapıyor ya. Jader paketin köçüsü, Jader paketin ana köçüsü diye ama hani ben Grommash'in Warlords of Draenor'un son boss'u olduğundan beri ben Rizzo'ya o konuda güvenmiyorum. Ya onun için hani bu kadar vurgularlarken ben Jader'ın son boss ya da asıl evil karakter olacağına inanmayacağım açıkçası. Çok çok fazla vurguluyorlar çünkü. Evet. Benim yani düşüncem... Olacaksa bile aynen onda bir konu viraj yapacak yani. Yani benim düşüncem bir noktada Jailer'ın da hani haklı amacını öğreneceğimiz ve Illidan Sargeras gibi Sylvanas Jailer bekliyorum ben. Nasıl yani? Çünkü... Evet, şat öyle gözüküyor. Şeyi de yazmıştım hani Illidan'da çok daha fazla benziyor Sylvanas ve şimdi bunları konuştuk ya, Night Elf'ler, Wisp'lerle bu dengeyi bozuyor, Odin, Halls of Valhalla vesaireyle animayı Shadowlands'ten deny edip diyeceğim, hani deny, hani esirgeyip bunu ayrıca bir anime eksikliğine yol açıyor. Belki Jailer'da demiştir ki diyorum ben, hani lanet olsun böyle düzene deyip
buna başlamış olabilir. Çünkü düşünüyorum ben hepsini mova çektim. Hanımam. Herkes öldü. Yani. Hepsini mova çektim. Tam hepsi senin elinde. Kime karşı kullanacaksın? Kullanamıyorsun da işte. Evet. Yani. Ya da Void'e karşı şahsi bir savaşan biri. O da tırnak içinde iyi bir amaç çünkü. Mesela. Bu yeni modeller çıktı ya bu. Jailer'la, Arbiter'la alakalı falan. Evet. Arbiter'ın modeli mesela böyle bir yere sabitlenmiş gibi. Hatta onu Ice Veins de dikkatini çekmişti. Belki ama hani o sırada orada paylaşılan modeli öyledir bilemiyoruz ama hani o Jailer modelinde ki eksik olan şey Arbiter'da var. O göz. Göz'deki göz. Evet. Hani Arbiter belki ondan onu aldı. Bir hakkı aldı. Yani hatta yani... göz Odin'in gözü falan çıkarsa. Maezalan'ın aldığı değil mi? Yani. Ama çok mümkün. Çünkü şöyle düşünün. Maezala Jailer'la beraber çalışıyorsa o göz Jailer'ın eline geçmiştir. Arbiter de onu almıştır mesela. Yani. İşte ama acaba... Odin'in gözü niye o kadar önemli? Ama acaba işte Arbiter de Jailer'la çalışıyor mu yoksa? Yok bence tam karşısında işte. Ya da sadece çalmış olabilir gibi mi? Onu bilmiyoruz. Evet hani Arbiter belki de çok şeydir. Yani Jailer daha böyle benim beklentim kişiliği olan bir karakter. Hani evet. İradesi ve amaçları olan bir karakter. Arbiter hani belki şey de olabilir. Daha görev adamı. Çok robotumsu da olabilir. Ama şu ana kadar onlardan hiçbir spoiler almadık. Evet. Bölgeleri de açmadılar. Hiç ne evet. Diyalog çıktı ne bir şey. Bir şey de sızmadı. İyi kapatıyorlar bu sefer. Hikayenin istemedikleri kısımları kesinlikle sızmıyor. Ve hani Dead Pantheon konusunu da bir açıklayalım o zaman. Hani madem yeri geldi. Şöyle bir küçük eklemeler yapayım senin söylediklerine. Yani Helm of Domination ve Frostmourne'dan girdik açıkçası ama yani Jailer'ın buna sebep olacak sebeplerden yani bunu yapmak isteyişinin sebeplerinden bir tanesi şey olabilir. Shadowlands'in kendi içerisindeki kontrol. Ha? Evet. Nasıl yani? Ha evet. Yani şöyle şu anda Shadowlands'e gelecek olan bütün anima Mava giriyor. Evet. Mav üzerinden dağılıyor gibi görülüyor. Çünkü yani alfada gördüğümüz bu ufak ufak damıtarak veriyor işte Revendreth'e falan. Evet. Bunun kontrolünü sağlamak amacıyla yapıyor olabilir. Buradan başka hani... Tekelleştirmek istiyor olabilir yani. Ya evet ama hani bundan ne gibi bir gelir sağlıyor? Bunun hani ne gibi bir fayda sağlıyor bunu bilmiyoruz henüz. Yani i̇şte bunlar hep özel sektörün zararlı. Evet. Satıyor değil mi bütün Shadowlands? Yani şu an satıyor mu bilmiyoruz. Yani ama mesela işte biraz spoiler olacak ama hani sevmem de pek. Yani Denatrius, Denatrius kendi öz düşmanını işte Mav'dan yer ayırttırıp böyle... olması gereken. Yani kendisine karşı isyan çıkartan bir adamı Mav şeyden Torghast'tan yer ayırttırıp oraya hapsettiriyor yani. O ne demek ya? Vallahi öyle. Evet. Sana resmen oha yani ne güzel ittifaklık ha. Ya işte hani yani. Nasıl bir muhabbet dönüyor. Hatta Bastion'a şu anda anime akışının olmayışı işte evet. Ouroboros'tan bu uzun zamandır buraya hiçbir şey ruh gelmiyordu falan denilmesi. İşte Forsworn'ların belki de o yüzden ortaya çıkışı falan filan vesaire. Bunlar şimdi çok uzun gider. Bir sonraki ama konuda gireriz. Şey yani. Shadowlands'ta şey de var bu arada farkındasınız değil mi? Bu biraz fan hani komik şeydir ama kölelik var. Yani Bastion'daki o baykuşlar var. Evet. Bir de Revendreth'teki o küçük canlılar. Onlar bayağı köle yani. Evet kulüp öyle. Aslında. Ve onda şey olduğunu biliyoruz mesela daha önce yaşamış ölümlü varlıkların işte oradaki cezalarını çekerken ya da görevlerini yaparken bu duruma düştüklerini de biliyoruz. Ve işte anime yokluğu yüzünden hatta isyan çıkarabilecek seviyede de güçleniyorlar. Bastion'da gördüğümüz o. Yani benim bağlayacağım muhabbet Jailer'ın genel kozmik evrende yani ki asıl merkezini Azeroth oluşturuyor.
Helm of Domination ve Frostmourne'u salıp Legion üzerinden kendisinin varlığını çaktırtmadan. Çünkü yani en nihayetinde diyor ki ya ulan diyor, tamam böyle evrenler var ama diyor işte Nathrezm'ler var, insanlar var, işte Verin diye bir tip var falan, Gul'dan var falan, bunlar zeki adamlar yani, anladın mı? Hani bunlara evet, kendi varlığını çaktırtmadan Mava gayet güzel adam gönderme şeyi, evet evet çok güzel, çok potansiyeli olan durumlar. Yani Sargeras'la işbirliği içerisinde olma ihtimalinde ben yüksek buluyorum ki ya. Yani kontrol olarak da en başta Archimonde'daydı çünkü Scourge'un evet, kontrolü. Evet. Ya o zaman şeye de bağlı. Benim şu an aklıma geldi. Belki Legion'ın öldürdüğü her canlı ne olursa olsun Mova gidiyordu. Bu böyle düşünürsek. Jailer'a. O da olabilir bak. Yani Sylvanas'tan çok daha önce belki böyle bir düzenek kurdular. Ama işte bütün Shadowlands için geçerli değildi. Sylvanas evet, işte olaya müdahale ettiğinde Azeroth'un... Buna mı diyorsun? Etki altına girdiği dönemde belki öyle bir yeni bir düzen kurdular. Hani ya da çünkü yapmaya çalışıyorlar. Bunu düşününce Jailer gerçekten absürt bir güce çıkıyor. Çünkü Legion'ın öldürdüğü canlı sayısı böyle milyarlarda falan sanırım. Tabii tabii yani. Ve bir kısmını da tutuyorlar yani, işlerine evet, yarayacak olanı tutuyorlar. Evet bak onu da ekleyelim. İsyan edenleri evet, tamamen yok ediyorlar. Onu da ekleyelim. Legion zaten şeyi kullanıyor. Soul Engine'ler kullanıyor. Onu da ekleyelim. Ya o da şey işte hani payı. Jailer'ın sus payı verdi. Yani tamam eyvallah, bunun evet, karşında bunu yapabilirsiniz. İşte ben sizin evet, benim animama çöktüğünüzü görüyorum. Hayırdır gençler? tamam çökmeye devam edin ama al bakayım bu Frostmourne'u, Helm of Domination'ı. Bana da biraz gönderin. Moda olabilir yani, neden olmasın? Yani ya zaten şey işte yani bu şeyleri Shadowlands ile ilgili bağlantılı şeyleri Kil'jaeden'in keşfetmesi yani yol göstermeden olacak şeyler değil. Hadi işte nekromantik şeyleri fel üzerinden keşfetti buldu ama diğer bağlantılar işte özellikle işte bu Frostmourne'la Helm of Domination bağlantısı orada çok anahtar. Yani evet, onu kullanıp böyle bir işte undead ordusu yönetmeyi dolaylı olarak nasıl tasarladınız? Yani evet, evet, mutlaka bunun ön bilgisi olması lazım. Yani mesela Kırcıed'in aklına o kadar zalimce fikri kim veriyor zaten? Kırcıed'in aklına bölüm undead fikri. Yani şey zaten hani şu tamam şunu bir eleyelim şu iki dakikalığına. Hani işte Kırcıed'in bildiği için değil de Dreadlord'dan çaldı onu. Bu durumda yine de Legion'ın Shadowlands'e bir giriş yolu var demektir. Tabii tabii zaten işte şöyle gözüküyor onun yolu. Mesela ilk başta Eredar'ken bunlar, Burning Legion'la bağlantıları yokken işte aynı Night Elf'ler gibi doğal olarak bunu yapıyorlar. Bir şekilde keşfettikleri için. Ama sonradan bu durumu öğrendiklerinde işte bunun kötü bir şey olduğunu ve aslında daha da fazla güçlenebilecekken bunu engellediklerini belki fark ediyorlar ve ondan sonra Shadowlands'le belki bağlantıyı kurup sonradan sistemi bu şekilde dönüştürüyorlar. Yani sadece fel üzerinden bazı şeyleri yapmaları ya da işte önceki Eredar sistemlerini tam olarak devam ettirmemeleri, işte bu Legion'ın yeni bir işte Soul Engine sistemi kullanması, işte sonuçta Eredar sistemini kullanmıyorlar. Evet. Eredarların sistemi işte görüyoruz zaten şeyde işte Alternate Draenor'da işte Okindu'nun dağılmamış hali zaten bir Soul Engine orası işte. Shattrath'ın da eski hali büyük ihtimalle öyle olacaktı. Onun içini göremedik. Ama bildiğimiz kadarıyla zaten bunu bu şekilde yapıyorlardı ama Legion o şekilde yapmıyor. Evet. İşte yapmama sebepleri de çok büyük ihtimalle artık Shadowlands'ın da sistemini öğrendikleri için oradaki güce de hem yardımcı olmaları olabilir hem oradan işte aynen nemalanma çıkarmaları işte kendilerine pay çıkarmaları olabilir. Ama kesin bir bağlantısı var yani. Özellikle Legion'ın evet, Shadowlands'la bir bağlantısı var önceden. Ve hani şeyi de katalım. Nasıl geçiş yapmış olabilirleri sorarsak Rift of All, Dimension'lar arası bir otoyol gibi. Tabii ve aynen. Hani şunu da düşünün. Zevius'u satir yapan kişi Sargeras zaten. Yani evet, o Emerald Nightmare'in oluşmasından dolaylı yoldan bir katkısı var. Ve hani bunu zaten Legion bir de Legion paketinde kullanıyor.
Hani evet. Şeyi hatırlayın. Valşaraf'taki Temple of Elun'u Emerald Nightmare yani Void canlılarıyla beraber bir tane başlarında bir Doomguard vardı. Kumandalar. Evet. Aynen. Onlar baya beraber çalışıyordu. Aslında çok zorlu level'ındayken. Evet, evet. Çok can yediyordu. Çok can yediyordu. O yüzden hani bir noktada ben mutlaka bir Demon Revelation falan bekliyorum. Özellikle yani, Nakhleth'in bağlantısı. Işte, büyük ihtimalle Maldraxxus ve Oribos açıldığında o bağlantıların ilk ipuçlarını göreceğiz. Mav açıldığında da birebir artık şey, böyle evet. Zaten Mav'da yapılan görevler hep endgame görevler olduğu için çok büyük ihtimalle işte önce bu bölgeleri kendi hikayesini öğreneceğiz. Sonra Mav'ın hikayesi ve işte endgame'deki kısımda da zaten bu işte bağlantıları göreceğiz, öğreneceğiz. Ve hani şey bir detay da vereyim. Bu Mav'la ilgili ben preview izlemiştim. İşte adam Mav'daki Mav'u YouTube'a koymuş, çekmiş koymuş. Orada bir tane Nighthawk statüsü vardı. Bayağı Tomb of Hyrax'ta gördüğümüz Nighthawk heykeli vardı. Evet, evet, evet. Biri de şey yazmıştı altında, lanet olsun Nighthawk'lar yine herkesin önce burada diye. Evet. O ne mesela hem yani? Bak, hem o var hem de Mav'da işte Dark Portal'daki o yanda iki duran figür evet. Var. Yani Mav'ın dış kısmında. Evet. Yani onların bağlantısı nedir, ne olacak bilmiyoruz ama büyük ihtimalle Mav'ın oynanabilir haritası açıldığında zaten buna benzer bir sürü şey göreceğiz. Yani görevleri de eklerlerse hatta hikayesini de anlarız artık. Acaba çok büyük olacak mı? Ben küçük bir şey bekliyorum Mav'ın haritasında ama. Yani böyle mesela atıyorum yani Revenant Red kadar büyük. Çok büyük aslında ama. Yok yok. Büyük ihtimalle büyük olacak. Yani çünkü şey şöyle düşün. Endgame olarak geçen harita orası. Yani World Coast'lar dışında eski bölgelere çok gitmeyeceğiz muhtemelen. Ama işte yeni görevler ve işte belki aşamalı kısımlar için orada olacağız. Yani niye canım yani... şu anda endgame yaptığımız yerler şey eski Pandaria bölgesinin küçük bir alanı. şeyin küçük bir alanı aslında ama yani tabii olabilir de yani. O da bir zotun bizi kandırması. Hı? O da bir evet. Zotun kandırması evet. Yani. Yani şeyi düşünelim. Zot dedi ya aklıma geldi. Zot da bunların çok farkında bu arada. Tabii tabii. Evet. Zaten işte Emerald Nightmare üzerinden anlatabilirsin. Yok-Saron da farkında. Evet. Hani yani. Çünkü ben şeyden aklıma gelmişti ama Zot'un birkaç tane Whisper'ını çok rahat bir şekilde Shadowlands sinematiklerine ve hani öğrendiğimiz şeylere vurgulayabilecek olmamız. Hani bir tanesi şey ok hedefini bulduğunda son zincir kırılacak demişti. Ve ok hedefini bulduğunda Shadowlands açıldı aslında. Yani Shilvanas'ın oku. Evet. Golvar'ı bulduğunda. Hem de zincirli ok. Zincir. Onu ilk önce sen şeye yormuştunuz. Siz daha doğrusu siz. Aşara'ya yormuştunuz. Yani orada ok yok. Ok yok ha, ama şey, değil mi? Evet. Şimdi daha farklı. Yani, daha Spot'i izlediğimde şey olmuştum böyle. Shilvanas Golvar'ı oku attı. Oradan bir zincir çıktı ya dedim. Yani şimdi burada ne dediğimi tabii söyleyemem de yani. oha bu cidden o dedim çünkü bilmiyorum kafamda bir anda o canlandı. Yani ok hedefini bulduğunda o son engel gitti. Shadowlands açıldı ve Vale diyor muydu orada ya? Orada çünkü Vale has been lifted, will be lifted gibi evet, bir şeyler. Evet şey diyor yani. The Veil veins, his crown will open the veil de diyor ayrıca. İlgi notun Whisper'larda mı geçiyor? Zot diyordu onda. Zot. Onun tacı yolu açacak diyordu. Ya bu ara şeyi de söyleyeyim arkadaşlar. Yani hikaye açıldıkça, belli şeyler ortaya çıktıkça bazı Whisper'ları daha iyi yorumlar hale evet. Geliyoruz. Yani daha önceden şu şekilde yorumladığı, işte şimdi bu şekilde yorumlayacağımız birçok şey olacak. Çünkü mesela bu Whisper'lar ta Legion'dan kalma birçoğu. Evet. Zot'unkiler şeyden canım yeni. Hayır yeni de atıyorum Ilganot'un bazı şeylerini de şimdi evet. Anlayabilir hale geliyoruz. Onlar hala da anlayamadıklarımız var. Hala anlayamadıklarımız var eyvallah.
İşte zamanla ortaya çıkacak şeyler ki bazılarının mesela biz şudur falan deyip sonrasında işte Blizzard aslında buydu kardeşim dediği şeyler var. Bu ara Mert şey diyor, bildiğim kadarıyla Mal'ın içerisinde in yok, uzun süre kalmaya yönelik bir lokasyon olmayacak diye biliyorum demiş. Şu anda öyle ama sonuçta şeyi de görmedik. Yani haritanın oynanabilir hali yok hala. Ya bakacağız işte. Yani bu tarz şeyleri dediğim gibi göreceğiz abi zamanla açıl. Hani şu anda üzerine teori üretmeye çok gerek olduğunu düşünmüyor ha. Ve o zaman şeyi konuşalım. Bir saniye çok kısa bir şey daha eklemem lazım Murat'ın, çok özür diliyorum. Shadowlands yok edilirse ne olur? Sargeras'ın tüm evreni resetleme olayı bu olabilir mi? Shadowlands yok edilemez diye tahmin ediyorum. Shadowlands yok edilemez, evet. Yani ama JLRF sizi baba çekebilir girdap olarak. Nasıl yani? Bir dakika. Alayım kafandakini. Bol bir girdap gibi aslında. Ha. Hepsini Shadowlands'ı çekebilir. Hep Shadowlands'ın tamamını oraya çekebilir. Yutabilir orada. Kara delik. Evet, ve oradan da yeni bir başlangıç olur. Bunu nasıl yapabileceğini düşünüyorsun? İşte bütün yani Shadowlands'ı olur ama yok evet, etmez yani, bu tabii. Bütün o bölgenin yönetimini ele geçirmesi gerekiyor. Hayır, benim demek yani, istediğim mesela atıyorum tam Maldraxxus falan işte patlayabilir. Revendred'de ona benzer şeyler oluyormuş ya. Ha, şöyle bir şey var. Bastion'da Void saldırısı olan bir yer var. Revendred'de de Light saldırısı olan bir yer var. Ama bu yani girdap gibi içine çekmekle alakalı evet, değil. Kaynağını görmüyoruz ama oralarda öyle bir... Ben... Hayır. Storyline'ın sonunda çekiyormuş ya. Yok ediyor. Bütün Revendred'i... Çok fena soruyorlar değil mi? Bütün Revendred'i MOBA çekiyormuş ya. Deratus'un yardımıyla. Ama tam öyle bitmiyor. Yani... Evet. Şey orada tematik göreceğiz de tahmin. Oradaki bütün animayı oraya aktarıyor gibi bir durum. O Revendred'de derken aynen. Yani böyle fiziksel olarak değil canım o ya. Yani düzlem yok olmuyor. Düzlemdeki bütün anima gücünü... Ben oraya takıldım. Ha. Hani girdap dediğin yok bana. Ha çünkü Ouribros'un... Ben de mesela Ouribros'u yok edilemez olarak düşünüyorum. Tabii öyle. Niye ki? Çünkü ama Shadowlands haritasında Blizzard'ın paylaştığı BlizzCon'da paylaştığı bir harita vardı. 5 farklı zon var. 6. zon olarak The Maw var ve girdapa benziyor. Dış tasarıma. Yani... Ve Dumov'un bir tane daha Whisper'ı var. Bu kozmik güçlere daha yakın ama Six seats at the high table, six mouths that hunger, one will consume all others. Şu an bütün Shadowlands bölgeleri animaya aç ve bir tanesi diğer hepsini çıkartacak diyor. Ama... İşte acaba onu mu kastediyor yoksa diğer bütün kozmik güçlere hakimiyet kastediyor. 6 tane şey yok ama ya. 6. Tam 6 tane işte. Hayır, tam 6 tane de bölge var Andra gösteriyor. Ha yani evet, Shadowlands'ta da. Ya zaten işte o paralellik, o Dead Pantheon mevzusu da onunla ilgili. Çünkü mesela Pantheon olarak biz Titanları düşünüyoruz ama aslında üst Pantheon evrene bakarsak kozmik güçler var. Evet. Yani başında yöneticiler olmasa bile. 6 lokasyonda Ouribros'u da sayıyorsun o zaman. Çünkü ben 5 evet, evet, sayıyorum. Çünkü Ouribros aslında böyle benim gözümde çok böyle mekan gibi değil. Yani anladın mı? Böyle şatrat gibi de değil. Yani tek böyle şehir ama içinde de bir tek bina var. İşte atıyorum şey göçmen bürosu. Anladın mı? Ya aynen. İşte geliyor abi, senin fişini takıyorlar. Kim abi bu? Gönder abi, işte Kolombiyalı bu. Hemen pat diye paketliyorsun, gönderiyorsun falan, böyle hani üzerinde hayat kurulabilir ya da işte bir şeylerin falan sırat döndüğü yok, bir yer gibi gelmiyor benim aklıma. Ama vendorlar falan varmış orada, işte animayla alım satım yapan falan. Yani orada bir şehir ortamı var. Ortak bir böyle yani bütün düzlemlerden gelen yaratıkların olduğu bir yer olarak da anlatılıyor. İşte orada çeşitli vendorlar olacağı ve işte yani bana daha çok şatratı anımsattı o tanım. Ha eyvallah, hayır yani demek istediğim böyle işte Maldraxxus gibi kendine öz işte ne teması olan bir bölge değil gibi geliyor yani. Yok, bence oradan da ciddi lore çıkacak abi tabii.
Ya illaki çıkacak canım. Yani öyle benim gibi. Vurgulamak istediğim Shadowlands'ta aslen 5 bölge var. Bu bölge ha, biraz evet, daha... Diğer bölgeler gibi değil Oribos, evet. Ha, aynen. Merkez bir şehir gibi. İsviçre gibi yani. Evet, evet yani aynen. Merkez şehir orası. Peki o zaman şeyi konuşalım. Dead Pantheon olayı hani insanların kafası çok karıştı ya, başka insanlar da var diye. Ama Pantheon tabiri daha çok zaten böyle yönetici canlılar ya da kurumlar için kullanılan bir tabir. Onun evet, içinde Pantheon'dan kastı bizim tahminimizde daha mantıklı olan işte Jailer, Arbiter, işte Winter Queen, belki Moezala. Gördüğümüz bölgenin yöneticilerinin oluşturduğu evet, üst yönetici kurul gibi, Shadowlands'in yönetici evet, yani birliği. Ve bir noktada da Sylvanas artık. Tabi Sylvanas ama şey olarak geçiyor. Sylvanas Maw Covenant'ının üyelerinden biri oldu diye geçiyor. Zırhının sebebi oymuş hatta. Ama işte mesela Murat'a şurada katılmıyorum ben. Genelde Blizzard bu tarz şeylere dikkat ediyor abi, tamam. Biz çok eleştiriyoruz. 8.3 şöyle beğenmedik, corruption'lar şöyle, RNG'ler böyle falan diyoruz ama lore konusunda aşırı inceleyip evet, sık dokuyorlar. Evet. Eğer ki Yunan mitolojisinde özellikle işte tanrıların ve Titan'ların, ki Yunan mitolojisindeki Titan olgusu aslında çok farklı ama evet, tanrı dediğimiz işte Zeus'un, Meus'un oturduğu yer anlamına gelen o Pantheon kelimesini kullanmasının tesadüf ya da işte güç odağı karşılığı falan olduğunu düşünmüyorum ben. Tabii hele Ion yani öyle boş laf edecek bir adam değil. Bunu özellikle attı yani ortaya. Evet. Titan olabilir mi diyorsun? Argus mu diyorsun? Yani Kudbi diyorum. Olabilir. Ama evet şu anda biraz saçma geliyor mevzu çünkü Arcane tarafında kalan bir algı aslında. Ama sonra diyorsun evet, ki kozmik güçler arasında bu tarz güç geçişlerinin yaşandığını evet, görebiliyoruz. Neden olmasın hepsine diyorsun. Hepsine uygun bir tane neredeyse Titan var. Neredeyse hepsine uygun. Aynen öyle. Ve yani işte en büyük örneği Sargeras. Abi işte Disorder başı Sargeras falan diyebiliyorsun. Yani Argus neden olmasın ama Argus'a eğer Argus'u dövdük. Dövdük de belki Sargeras'ın planı oydu. Ha işte hani o tarz bilinmezler biraz aslında işte bu düşünceyi şu anda ya abi bir dakika ya falan dedirtecek noktaya getiriyor. Ya çünkü Argus bir potansiyel, onu bu kadar çabuk harcayacaklarını düşünmüyorum detay anlamımız konusunda. Yani... Ve ya dediğim gibi hani benim daha önce söylediğim gibi Argus'un ilerisinde Azeroth'a soktu. Tabiri caizse kılıçta öyle bir şey oluyor. Yani ben onu şöyle tahmin ediyorum. Eğer ki önceki Titan tanımları tutarlı kalacaksa yani onların zaten Shadowlands'e birebir geçmesi mümkün değil. Yani Titan olarak geçemiyorlar zaten. Yani evet, ölen bir Titan Shadowlands'e gitmiyor mesela, onu biliyoruz. Çünkü Arcane evrende kalması gerekiyor. Arcane'den evet, oluşan bir varlık olduğu için. Ama şöyle bir şey olabilir. İşte yani nasıl fiziksel evrene müdahale etmek için belli yöntemler kullanıyor Titanlar. Evet. Shadowlands'e müdahale etmek için de belli yöntemler kullanıyor olabilirler. Evet ve hani... Ve oradan faydalanmak için. Titanların Shadowlands'tan haberdar olduğunu şurada anlıyor biliyor musun zaten? Tabii tabii o kesin. Bastion'da o Halls of Valor'ın tıpa tıpa aynı oluyor. Birebir aynısı evet, mimari olarak evet, yani. Tamam mimari aynı. Al sana benziyor beyaz dedi. House of Valor yani. Tabii ama o... Zaten Valkyrian evet, Kirin de aynı şey. Gördüğümüz mesela işte unutma diyeceğim Murat Han. Yani Azeroth'ta gördüğümüz işte Spirit Healer'lar mesela biz evet, Valkyr zannediyorduk onları. Ama onlar Kirin'miş. İşte Shadowlands'ten görevli gönderilen daha önce ölmüş varlıklarmış onlar. Evet asıl adları kırılmış yani Valkyrie. Ha, aynen. Niye Deadland değil de Shadowlands de yani daha havalı. Yani bir de Dead evet, şey. Evet Deadlands de öyle bir şey. Ama şeyi de söyleyelim yani normalde bizim bildiğimiz ölüm hiçlik. Yani çünkü sonrasını hiç bilmiyorsun. Bu sonrasını bilebildiğin bir yer olduğu için bu ismi de özellikle kullanmış olabilirler açıkçası. Ya, evet, bir de bence şöyle bir mantık var.
Yani Shadowlands'ın doğası mesela en böyle odaklanmış olarak Ardenweald'da var ya. Ardenweald'ın Emerald Dream'in karanlık böyle daha gölge bir versiyonu olduğu anlatılıyor. Ve o yüzden de genel olarak bütün eğer Shadowlands'ın doğası buraya bağlı ve bunun mantığındaysa o yüzden yani fiziksel evrenin üstündeki bir düzlem olarak onun gölge düzlemi olarak düşünün. Yani üstündeki bir gölge, kapsayıcı bir gölge gibi. Bence o yani. Peki şeyi de bir teorize edelim. Bu Shadowlands feature trailer'ının yani o iç oyun sinematiklerle yapılan trailer'da hani işte arka planda Bolvar konuşuyordu ya şeyi anlatırken. O sinematiğin sonunda kısaca ben sürekli vurguluyorum çünkü boşa söylenmediğini ben çok inanıyorum. Hani işte ölüm Doğru. kalıyor, her şeyin sonu sadece başlangıç olacak diye. Evet. E şimdi her şeyin sonu ne olacak ve ne başlayacak arkasından? Yani Şimdi zaten Mav Walker olmamızdan dolayı onu aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Hepimiz önce bir Mav'a gideceğiz demek ki. Herkes önce bir Mav'a gidecek, ondan sonra oradan çıkacak. Oradaki herkesi bir ambale edeceğiz böyle. Aa içimden sen nasıl girdin de nasıl çıktın fiziksel bir varlık olarak işte orada diye. içimden hep şey diyorum, ne olur Demon Hunter başlangıç şeyi gibi olmasın. Yok yok hiç sanmam. Yani o kendine göre zaten tutarlıydı da yani bu öyle olmaz. Bunda Şey önce ama çok işte o büyük bir olay olması gerekiyor bizim topluca Mav'a gitmemiz için. ya işte hani hep prepatch için hep şey diyor Ayon. Heves kıracak ya çünkü. İşi o. İşte şey diyor ya. Ay işte sadece Beklenti bizim düşük. için işi gücü beklenti düşürmek evet. Şey böyle Steve Dillinger falan böyle hype'latırken samimi bir şekilde Ayon'un işi gücü beklentiyi düşürmek. Şey diyor ya işte Scourge Invasion'ları olacak. Ya bu. Bu yani. Bu Evet. mu? Hani Aslında benim şey de Division'da gördüğüm, Battle for Azeroth'ta gördüğüm seviyede ben bir şey beklerim. Sarfıcı. tabii canım. Hani Skosh'tan ben bir tehdit beklemiyorum açık konuşayım. Yani ne maçımda ne açabilirler ki? Bunu demeyeyim şimdi de. Zaten Scourge'la ilgili aslında çok da bir durum yok. Sadece Scourge'un başıboş kalması durumu var. İlk başta Kalırsa. öyle başlıyor olabilir ama sonra kesin onun devamı gelecek yani. Ya şey olur. İşte tutarlı lore olması için Scourge başıboş kaldığı için Kalergan'da Scourge coşar ve hani Evet. Eastern Kingdoms'a bela açar ya da Lich King'den boşalan yerleri Necromancer'lar bazı Necromancer'lar alıp hani Bolvar'dan boşalan yeri saldırı düzenleyebilirler. Ama o olmaz çünkü o zaman Helm of Domination anlamını yitirir tamamen. Bence Hayır, de o. onlardan boşalan yeri işte Benim ondan. aklımdaki şey biraz daha şu, işte dediğin gibi Scourge başıboş kalacak, sağa sola saldıracak, şu bu falan, işte yeni yeni şeyler bile kalkabilecek, atıyorum çünkü Lich'ler azacak Evet. atıyorum sağdaki soldaki, ama cleanse olduktan sonra yani temizleme işlemi bittikten sonra da tamamen Scourge'dan kurtarma durumu söz konusu olabilir Azorotu. Evet ama aynı şey diyeceğim. Çok sönük geliyor. Ne olacak abi? Scourge gelecek. Tamam. Scourge Asgard'a doğru geri püskürtecek. Orada Bolvar böyle tronda böyle oturup ağlamış ağlayarak böyle abi Silvanas Helm'i kırdı şimdi sıçtık mı diyecek. Değil mi? Yok ama Öyle. Bolvar'ı Shadowlands'te biraz daha aktif olarak göreceğiz gibi duruyor. Bakalım yani Bize adamlar o yardımcı kadar olacak. modelleme falan kasıyorlar yani. O Bu boşuna kadar değildir çok yani, sinir sırf geliyor böyle Vulpera Death Knight'lar için o kadar uğraştıklarını sanmıyorum yani. bir. Yok yok. Tabii canım. Yani Yani zaten böyle bir şeyi trafikte var. dediler işte, onu biliyoruz. Bol var. Bu expansion'ın işte Khadgar'ı Aynen. olacak. Yani o yüzden kesin bir onun yani çok büyük bir rolü olması lazım ki yani o konuştukları boşuna değil. Yani Yani sonuçta oraya yolumuzu o yapacak ve büyük ihtimalle bize orada ilk yolu o gösterecek. Zaten anladığım kadarıyla işte ilk önce hepimiz bir şekilde Mav'a gideceğiz. Shadowlands başlangıcında. Ondan sonra Oribos'a geleceğiz. Oribos'ta Bolvar da bize yani bizimle gelecek. Önce Mav'da bize yol gösterecek. Ondan sonra Oribos'ta yol gösterecek. Büyük ihtimalle işte hatta Arbiter'ın bizi sağ sola yollamasını engelleyecek. Öyle bir şeyler de olabilir.
onun yani sayesinde... Bir dur bunu yollama böyle. Bunda alakası yok. Yani ha, işte onun sayesinde lineer olarak sırayla o bölgeleri yapabileceğiz mesela. Ve büyük ihtimalle ara kısımlarda mesela her bölgeyi bitirdiğimizde bizzat Bolvar gelip evet ne yaptın, buradan ne öğrendin, hadi şimdi buraya diye bizi yönlendirecek gibi geliyor bana. En sonunda da hepsini bitirip işte Covenant'ımızı seçtiğimizde hadi bakalım şimdi gücümü de aldın, şimdi buraya diye bizi Mav'ın dışındaki işte bölgeye yollayacak. Yok hayır, benim kastım şey ama bunlar olabilecek şeyler ama bu bize böyle söyledikleri bu hurdalıkları prepeş bana çok sıkıcı geliyor. Yani başka bir şey olmaz lazım. Yok canım, yani arada bir şey olacak muhtemelen. Zaten şey gibi düşün işte, 9-0'da olan olayla gitmeyeceğiz. Yani 9-0'da ara geçiş olayı olacak. Ondan sonra yani expansion açıldığında büyük mevzuyu göreceğiz işte. Düşünsene Murat'ın Simba... hesabını özel böyle hiçbir şey anlatmıyorlar arada. 8-3-5 evet. 8-3 bitiyor böyle, laps diye böyle Shadowlands'e geçiyor. Ne olduğunu da anlamıyor abi böyle. O aynı alfayla oynamaya başlıyorsun böyle hiç bilmeden. Ne yapayım ben? Bütün total hani kardeşim o gift ne olacak? Hadi. Benim aylar bir yıldır Transmog'umu rezil ettiğim giftim ne olacak? O arada. E işte gift'i tutuyorsan Shatyar anlayabiliyorsun. Aa, o çıktı ortaya. E tamam işte, daha ne olsun? Değil mi bu? Kartların dilini konuşabiliyorsun. Onlara karşı kullanabiliyorsun, öyle düşün. Ya ama o arada harcanmış bir loyalistik mevzusu da var ona bakarsan yani. Evet. O hiçbir şey yani. Yok gibi. Yok, o da harcanmadı, o da harcanmadı yani. Hayır hani o bakış açısıyla belki... bakacak olursak diyorum. Hayır, belki ha, o benim gözümden Shadowlands'ı göreceğim. Hayır canım, yani işte onu çözdük bitti. Ondan sonra olacak şeyde belki bir etkisi olacak ama... Şu anda bir şekilde zaten onun gitmesi lazım. 8-3'teki etkisi o zaten. 8-3'te mesela gelen eğer gözü tutmadıysan mesela Shatyar konuşuyorlar. O konuştuklarını anlamıyorsun. Ama işte ha, gözü tutuyorsan konuştuklarını anlayabiliyorsun. E tabii yani karşı tarafa karşı bir güç gibi. Sonuçta planlarını duyabiliyorsun önceden. İşte onlar kendi dilinde konuşuyor zannediyor ama sen anlayabiliyorsun bunu gözü tuttuğun için. Tamam da gözü tutan adam planlarını duydum, Elias'a haber vereyim demez ya. Tamam ama belki şöyle bir şey var işte. Nzot belki bunları görmen için özellikle evet, sana hediyeyi verdi. Bak işte aslında evet, bu amaçla yapıyoruz. İşte tamam bize karşı savaşıyorsun, gücünü ispat et falan ama neyi niye yaptığımızı da bil diye belki evet, sana bu gücü verdi. Yani ben şeyi kastediyorum. O gift'te bir şey olma, o gift'in yok olması lazım o aradaki olaylarda. Bir şey olması lazım. Okuyorum ne o? Zaten büyük ihtimalle Shadowlands'e gift'le gitmeyeceğiz. Yani i̇şte ne olacak? Ama sadece Azeroth'ta gözükecek. Ya hala kafamızda kalacak yani. Kalacak işte Azeroth'la bağlantılı, Nzot'la bağlantılı kalır. Ayrıca şey olmaz yani. Çünkü şöyle düşün. Yani Mav'a girip Mav'dan devam edebileceksek zaten onun bir anlamı kalmıyor orada. Yani şey görmeyeceksin. O Olgat güçleriyle ilgili bir ne bileyim bir etkisi olmaz yani. Şey gibi işte yanında bir trinket taşıyormuşsun ya da işte bir süs taşıyormuşsun gibi ekstra bir şey olarak. Şeyi düşün mesela, dönüyorsun her taraf Black Empire falan, biz hiçbir şey anlamıyoruz. Sadece sen anlıyorsun falan işte o göz. Yani öyle bir şey olmaz. Taliyesin şey, Taliyesin haklı. Her videosunda isyan ediyor. Ulan ben bir yıldır Transmog'umu rezil ediyorum. Gidecekse gitsin artık şu gift diyor yani, ya da bir şey yaratın diyor, haklı. Ya ona aslında dediler şey, yani istemiyorsanız tutmayabilirsiniz çünkü toy da, hani toy'u da kullandığın zaman aynı şey oluyor. Ama işte biz onun için bekletiyoruz da taliyesinde benim gibiler yani. Ya tamam yani, evet ama onu kaldırdılar zaten yani bir şey olmayacağını, işte sadece şey Crucible of Storms'da oluyorsa oluyor. Onun dışında artık etkisi yok zaten, Nzot geldikten sonra bir etkisi kalmadı. Tek etkisi işte onların dilini anlayabilmek. Toy'un adı neydi ya? Eye of neydi şey, Gift tamam, of Nzot galiba. Of, evet evet. Hani şey için söyleyeceğim. Twitch hani oradan 10 nokta, hani 10.0'a kadar bir etkisi olmayıp orada bir ödül günü olacak. Neydi ya? Öyle bir şeydi sanki, ben de öyle hatırlıyorum. Yani olabilir, bilmiyorum. Burası. Gift of ya işte şeyde Wolfpedia'da şey yazmışlar. İşte bazı NPC'lerle ekstra interact edebiliyorsun. Onun dışında işte Shatyar dilini anlayabiliyorsun. Bak, Twitch'in galiba.
Ha, evet, Twitch'in eyeball, ha, ilk aldığın item adı o. Kafana takıyorsun şu bir tane göz durumu. Aynen, onu da kullandığın zaman aynı etkiyi yapıyormuş. O yüzden görevi tamamlayıp sadece şeyi işte toyu kullanabilirsiniz diyorlar. Dediler yani. Yani aynen, hiçbir şey boş yere değil. Değil değil. Yani peki, o şey kalmış zaten. Toyu almadan önce işte eğer quest'i tamamlamazsan tamamlamadan Crucible of Storm'a girersen o zaman ekstra bir ufak tefek şeyler görüyordun. Ama işte şey orada da zaten ek bir güç alıyordun. Herkes seni kesebiliyordu falan. Öyle bir şeyler oluyordu. Yani çok da faydalı bir şey yok ama ufak tefek böyle yani bonus olaylar var sadece. Şu andaki etkisi de zaten işte toyu aldıysan aynen kullanabiliyorsun. Aynı etkiyi görebiliyorsun yani. Çünkü şeye bağlayacaktım buradan hani. Soru kısmına Vision bağlamak. Vision Trails'ine bağlamak. Buradan soruları cevaplıyoruz. Yani ben Vision Trails'ine bağlamak istemiştim buradan da o yüzden. Neye bağlamak istemiştin? Vision Trails'ine. Zaten ama ona çok bağlamak. Ha bak onu şöyle bağlayabiliriz. Ion şeyde röportajında şey de dedi. Shadowlands'ta zaman farklı ilerliyor dedi. Evet. Mesela ona ve işte ayrı da böyle özellikle üstünde durdu. Şimdi bu neden buna özellikle yani üstünde durdu? Demek ki ya biz oradan geri döndüğümüzde çok fazla zaman geçmiş olacak ya da hiç gitmemiş gibi olacağız. Çünkü zaman öteki türlü normal geçiyorsa Shadowlands'ta geçirdiğimiz zamanı geçirip işte Azeroth'a dönmüş olacağız. Şimdi bu iki ihtimalden birinde eğer ki çok fazla zaman geçmiş olursa geri geldiğimizde çok büyük ihtimalle Azeroth'un düzeninin tamamen değişmiş olduğunu göreceğiz. Evet. Zot tarafında ele geçirmiş olabilirim. Black Empire'ın yolunu açan bir şey bu. Zaten Steve Denuser da dedi bunu, Murgard. O da işte baş zaten hikayeyi yöneten developer. O da zaten Nazot'un işte sen de demiştin. Nazot'un bize verdiği dersleri alamamış oluruz eğer Nazot bu kadar kolay öldü diye düşünürsek demişti. Yani şimdi o Nazot'un ölüm şeyini işte animasyonunu o bitişi raid'in bitişini hiçbirimiz beğenmedik. Yani istisnasız herkes kıl oldu ona. Çünkü çok basit ve klişe bir bitiş oldu. Evet. Hani özensiz yani bir de özensiz. Yani özensiz gibi gözüktü ama bunu özellikle bizi buna sinir edip buna odaklanmamızı özellikle istediklerini de işte o Steve Denuser'ın dediği bir nevi açıklamış, ispatlamış oldu. Çünkü hakikaten yani Nazot bu kadar kolay öldüyse ya ilk baştan o yapabildiklerini yapamamalıydı ya da bizi işte bu kadar kolay olmadığına ikna etmek için özellikle böyle bir son gösterdi bize. Evet. Aslında Nazot'un bir görüsü içerisinde bunu yaptık ve bizim onun öldüğünü düşünmemizi istedi. Ya da en azından zayıf iradeli olanların bunu böyle kabul etmesini istedi. Ama gerçekten ona layık olanlar ya da işte onun sınavına layık olanlar diyeyim, onunla düşman olmaya layık olanlar işte geri döndüklerinde bunu görecekler. Zaten işte onu şey de dedik yani biraz abartarak işte belki Ratyon bile bu komplonun için. Bir parçası evet. Yani çünkü son fight'ta Ratyon yok. Yani neden o kadar şey yardım edip en sonunda gelmiyorsun? Yani son aşamaya değil mi? Kaçıyor. Ben silah aldım gidiyorum bay bay diyorum. Tabii kapıyar şekli de aynen Zalatat'a güç yüklendiğini görüyoruz orada. Zalatat'ı Nazot'un kabuğu sapıyor. Tabii canım yani bunlar boşu boşuna olan şeyler değil. Yani o Ratyon animasyonu, o aradaki sinematik o kadar iyiyken neden son o kadar kötü mesela? Yani o kadar baştan sanmıyorum. Gözüküyor, basit gözüküyor. Yani bu kasıtlı oldu çok belli bence de yani. Evet, ileride hani şeyini yapacaklar değil mi? Nasıl diyeyim? Affettirecekler bir şekilde. Tabii yani WoW 2'ye bağlar diyor işte Scarpula o zaten WoW 2 olmasa bile yani yeni World bir kapitalizm tarzı World Revamp yapmanın kesinlikle yolunu açıyorlar. Ve işte bu Shadowlands'teki zaman olayını da bunda kullanacaklar gibi gözüküyor.
Evet. Bu teorinin parçasıydı bu arada. Onu da söyleyeyim. Tabii tabii. Yani. Hepsi aynen birbirine bağlı zaten. Yani eğer ki işte Black Empire Expansion geliyorsa Shadowlands'tan sonra zaten biz Shadowlands'te çok uzun bir süre işte evet, farkında olmadan kalmış olacağız ve geri geldiğimizde belki binlerce yıl sonrasına geleceğiz ve işte gezegen o binlerce yıldır işte Black Empire tarafından ele geçirilmiş ve yüzey o şekilde farklılaşmış, değişmiş olacak ve biz işte yeni geldiğimiz Azeroth'a o şekilde yeniden böyle kurtarmaya çalışacağız. Belki Azeroth doğmuş olacak. İyi yönde. Anduin'in yaşlı fotoğrafı. Acaba Anduin gelmedi mi bizimle? İşte yani belki Anduin yaşlanmış olacak ama işte Void War'un eşiğinde geleceğiz. Belki kaybettiğimiz karakterle olacak. Ya belki işte aynen Black Empire değil de Void War olacak. İyi anlamda olacak işte değişimde Azeroth yüzeyinde. Azeroth doğmuş olacak ve işte gezegen çok daha farklı bir şekilde belki işte teknolojik olarak ilerlemiş falan olacak. İşte şey gibi de olabilir diyorlar. O ihtimal geçen okudum. Warhammer 40K mesela bilenler bilir. Hı hı. İşte fantastik evrenin işte teknolojik olarak işte aşırı ilerlemiş hali ve işte hem uzay gemileri böyle yarı bilim kurgu hem de yarı fantastik bir kurgu evrenidir. İşte belki de işte Warhammer 40K'ye rakip bir yeni Warcraft evreni işte Warcraft 40K tarzı bir şey yapacaklar gibi bir teori atmış birisi. Yani hiç mantıksız değil bence çünkü eğer gerçekten işte Shadowlands'ta geçen zaman olarak düşünürsek işte şeyi biliyoruz mesela işte Draenei'ların, Eredar'ların işte 20 binli yıllarda olduğunu, işte Night Elf'lerin 10 binli yıllarda olduğunu biliyoruz. Azeroth'un da geçmişi aşağı yukarı 10 bin yıl. Mesela geri döndüğümüzde Azeroth'un işte 40 bininci yılında ve işte çok işte gerçekten yarı teknolojik gelişmeler olmuş halini gelip ona uyum sağlamak zorunda kalabiliriz. Yani zaten Draenei'lar sayesinde işte uzay gemilerini, işte Legion'ın da uzay gemileri olduğunu biliyoruz. Yani aşağı yukarı bu işte ilk adımları, ilk hali de var zaten bunun. Bunun işte düşünün mesela bir 40 bin yıl sonraki halini tamamen işte o fantastik teknolojiyle entegre olmuş ve böyle bambaşka yeni bir düzenek olabilir yani. Yarı StarCraft modunda böyle yeni ırklar, yeni gezegenler falan. Yani çok daha fantastik böyle tahminlerimizin ötesinde bir şeye de geri dönecek olabiliriz. Yani biz Black Empire diyoruz basit basit ama belki o çok basit kalacak hakikaten. İşte şey bile geçebilir işte. Ha işte geçmişte öyle bir şey oldu biz onu ezdik geçtik falan gibi böyle. Yani o kadar güçlenmişler ki artık böyle o teknolojik gelişmeyle. Artık Old God diye bir şey işte bütün evrende temizledik onları falan diye. Belki onu fıkra gibi anlatacaklar bize öyle. Yani bizim ötesinde bir şey de gelebilir. Ama öyle bir şey yani ben dair çok istemez. Çünkü Warcraft daha böyle yani orta çağdan geldi ya. Tabii hep tabii. Yani orada fantastik. Uymaz yani. Zaten Warhammer 40K gibi olmak bekleyemeyiz yani. O zaten direkt çakması olur artık yani. O kadar oğlum, o sinematiği yani, ben Redemption'da göreceğim yani. Ben Shadowlands'tan döndüğümde Nizot'u karşımda Haygarth diye göreceğim yani. Çok büyük ihtimal olacak ve çok büyük ihtimal bence de Shadowlands'tan hemen sonra göreceğiz. Bu ara Murat Han'a bir şey söyleyeceğim. Orta çağ esintiler evet Mimiro'nun kafası. Hiç teknolojik öge yok zaten. Gnomların helikopterleri falan. Kalp masajı yapabilen engineer oyuncakları falan yok. Bunların hiçbiri yok. O kadar StarCraft olmuş. İşte bak bir şey. Şimdi sorular arasında geçti. Tinker dedim. Mesela bu bahsettiğim expansion geldiğinde Tinker'ın gelmesine kim şaşırır mesela? Necromancer getirmeyin anam. Tinker gelsin. Yani, belki önce o gelecek işte. Böyle bir şey olursa sonradan da Necromancer gelir yani. Ya onun son paketi artık ağlamayalım diye getirdim. Son değil canım. İki tane olduğunu net biliyoruz. Mesela şu anda iki expansion'ın planı hazır. Ön çalışması yapılmış yani onu zaten söylemiş gene ya Ion demişti ya gene başka Steve Denizer'ın galiba röportajında vardı. Yani iki expansion şu anda hazırmış Shadowlands'tan sonraki. Ya işte hani yine döndüm dolaştım Zot'a bağladım da gerçekten hani.
Ya çok büyük ihtimalle onu açıklayacaklar canım. Ya şey düşün o zaten. O yani küfür gibiydi o yüzden. Kendileri tahminen öyle bir şey yaptılar kendi içlerinden. Ama işte zaten şey bak önceki expansionlardan düşün mesela. Böyle basit ölüm gibi olan şeylerin hep bir sonrası geldi. Evet yani, hep başında bir haçlı sor. Evet evet yani zaten mutlaka onu takip ediyorlar. Yani işte en mesela aklıma gelen işte Deathwing mesela. Deathwing'in işte ölümü çok basit oldu. Evet. Bu kadar kolay mı ölecek dedik. Abi bir arkasındaki Nuzot işte faktörünü evet. Herkes orada unuttu. Yani işte şeylerin de ejderhaların da ölümlü hale dönüşmesi bu olayın olabilmesi için işte mesela anahtar bir nokta oldu. İşte Ysera'nın evet. Mesela şimdi Shadowlands'te görecek olmamız işte Tyrande'nin ve işte Emerald Dream'in bütün o konunun oraya bağlanacak olmasının bir nevi aslında ön adımını attılar orada ejderhaları ölümlü yaparak. Ya tabii canım bir tane şey diye kapatacağım hani özensiz olduğunu şurada anlıyorsun. O sinematiğin teması bile orijinal değil. Sauron'un ölümü. Yani onu bile orijinal yapmıyorsun. İşte ama kasıtlı olduğu çok belli. Hani evet. Yani, sinir etmek oyalasın için. Oyalasın diyor yani. Evet. Tabii gıcık etmek için özellikle yaptılar yani. Hatta ben bunu daha önce hangi bölümde anlattım hatırlamıyorum da size şeyi işte George Lucas'ın bu taktiği bulduğunu yani bu prodüksiyon taktiği ve özellikle ilgi çekmek için yapılan bir şey. Mesela George Lucas işte Star Wars filmlerinde özellikle sinir olunacak mutlaka bir şey koyar. Ve herkes bunun üstünde konuşur. Herkes yani çok büyük kısım sinir olur. Bir kısım olduğu gibi kabul eder. Ama mesela işte ne bileyim işte şeyde Star Wars'un mesela en beğenilen bölümü şeydi işte Empire Strikes Back 5. bölüm. Orada mesela Yoda'nın böyle oyuncak gibi olması işte böyle geyik hareketler ya bu nasıl Jedi Master ya falan diye herkes sinir olmuştu yani o dönem ben yani çocuk kafamla böyle gazetelerden falan okuyup böyle görmüştüm. Yani tam hatırlamıyorum böyle Attila Dorsay falan gibi böyle kallavi böyle sinema eleştirmenleri falan böyle çok kötü yazılar yazmıştı. Sonradan hatta böyle şimdiki filmlerin eleştirilmesi üzerine onları böyle derleyip toparlayıp bir araya koymuşlar. Oradan gördüm. Yani bunu özellikle bu adam yapmış yani. Böyle bir taktik var. Bu prodüksiyon taktiği. İlgi çekmesi ve üzerine konuşulması için özellikle viral olarak onu atıyor. Tabii eskiden viral mantığı yok. Bunun konuşulması için özellikle atıyor. Buna herkes gıcık oluyor. Herkes hayır bu buraya ait değil, böyle olmamalıydı diye konuşuyor ve o sayede o film, oyun neyse artık onun kullanıldığı şey popüler olarak ve iyi anlamda konuşulacak seviyeden çok daha fazla yayılıyor o konu ve evet. Bu şekilde kültleşmeye gidiyor. Yani kültlük bu sayede sağlanan bir şey. Yani aynen reklam gurusu Scarful'a doğru diyor bak. Yani reklam konuşmaları yani Star Wars'un geneline mesela baktığınız zaman çok sinir olacak şey var. Yani çok böyle bayağı gözüken, uyduruk gözüken özellikle böyle yani bu ne şimdi ya falan diyeceğin bir sürü şey var. Yani bunları gayet kasıtlı yapıyor ve Nuzot'un ölümü de aynı taktik yani. Birebir o taktiğin Warcraft'taki işte WoW'daki uygulaması yani. Tabii daha önce de o sinematik şeye bile haber oldu yani. PC Gamer falan haberini yaptı. Çok sansasyonel oldu falan diye. Tabii. Yani o genel tepki zaten şey işte yani öyle bir büyük genel tepki oldu ki ama işte WoW'da böyle bir şey oluyormuş diye en alakasız böyle WoW'la ilgisi evet. Olmayan şeyde galiba Forbes'ta ya da Economist'te bir haberi çıktı tabii canım. Yani işte Warcraft'ın işte WoW'un sonunda böyle bir şey oldu herkes tepkili falan diye böyle. Sanki dünya açısından çok büyük bir olay olmuş ya. Gibi. Şey zaten. Çok çevide de çıktı abi haber olduk ya. Tabii yani işte yok. Özellikle yapılan şey. Gerçekten. Ben size şöyle bir şey diyeyim unutma diyeceğini. Mesela Christy Golden'ı herkes suçluyor ya. Christy Golden'ın Warcraft kitapları dışında en çok kitap yazdığı evren hangisi? Star Wars. Evet. Yani bu kadın bu işi biliyor yani. Zaten 40 tane yani bestseller olmuş kitabı var. Yarısı Star Wars kitabı. Yani o yüzden yani direkt bağlantı zaten var yani.
Çok kısa böleyim mi ben mevzuyu? Çok kısa, çok bir itlik olacak. Kızacaksınız bana ama. Şöyle yapacağım çünkü yapmam lazım. Yayın akışı gereği. Shadowlands Anima ve Shadowlands kavramını konuştuk. Dead Pantheon tekrar girilecek bu konuya. Normalde Görkem'in yazdıklarının üzerinden gittik. Bu konular aslında güzel, heyecanlı. Çünkü Shadowlands, evet Dead, Shadowlands'siz konuşulmaz. Shadowlands dedim mi zaten Dead'i konuşuyor olacaksın. Bugünün de ertesi günün tatil olması vesilesiyle uzatacağız konuyu, yayını, muhabbetimizi sürdüreceğiz diyeceğiz ama müsaadenizle soruları alalım mı abi? Tabii. Çünkü yayın akışı içerisinde geldi. Merak edilenleri bağladık. Evet. Evet, merak edilenleri cevaplamış olalım. Bir soru. Kil'jaeden Lich King'i yarattı. Lich King Arthas buldu. Arthas Sylvanas'ı öldürüp kaldırdı. Bir şekilde Banshee Queen oldu. Arthas olmasaydı şimdi Shadowlands olmayacaktı. Nasıl yok. Yani? Öyle değil. Shadowlands'a bağlanmayacaktı demek. Mevzu bağlanmayacaktı. Yani hikaye örgüsü yani, dediğimiz şey bu zaten. Yani orada Murat Han'dan alıntı yapayım. Legion olmasa hiçbir şey olmayacaktı. Evet. Gibi. Evet. Lich King'de ölüm diyarı ile bağlantılı, onun bu kapıyı açma gibi bir niyeti yoktu. Üçüncü bir şahıs olan Sylvanas nasıl oldu da bu duruma öncülük etti? Aslında çokça cevap verdik buna bu yayın içerisinde. Frostmourne Lich King'in iradesiyle değil de başkası mı kontrol ediyor? Yok. Yok. Değil. Yani Lich King'in iradesinde Arthas Burning Legion'ın iradesinden çıktıktan sonra hem Helm of Domination'ı hem Frostmourne'u sadece kendi iradesiyle kullanıyor ama bunları kullanırken aslında Arthas'ın gerçek gücünün altında yatan yarı yarıya sebep de bunlar zaten. Bunlara sahip olması. Evet. Yani direkt Shadowlands'da yaratılmış iki item sayesinde bu kadar güçlü olabiliyor Arthas. Hatta Burning Legion'ın iradesinden de bu sayede çıkabiliyor. Çünkü Burning Legion'dan güçlü bir şeye sahip. Yani onların yönetebileceği gücün daha üstünde güce çıkmasını sağlayan itemlar var elinde. Yani Nerzun'un aslında zaten o planlaması falan beklemesi de buna dayanıyor. Tabii. İşte hani bekliyor tabii, aslında tabii. Anını bekliyor yani. Evet. Zaten işte Arthas'ın yani Kil'jaeden'a karşı olan savaşı yani irade savaşı değil bu. Bayağı savaş yapıyorlar. Yani Burning Legion'a karşı bir savaş yürütüyor Arthas. Kilcay'ın şey diyor hatta yani. Böldüm hani Lich King'e karşı bu kadar tabiri caizse hani korkmasının sebebi iradesinden çıkacağını. Evet. Bir daha istila edemeyeceğini düşünüyorum Lich King'e yani herkes anında yaparsın. Evet. Hani boynuz yani, kulağa geçecek de eğer. Tabii yani o şeyden korkuyorlar o yüzden yani kontrolünü kaybetmekten gerçekten. Ve Arthas da işte yani zaten Arthas kendi iradeleriyle Lich King olmuyor biliyorsunuz işte Ner'zhul'un sayesinde oluyor. Ner'zhul çünkü şöyle bir şey var. Seçiyor bir nevi ya. Tabii yani Ner'zhul sonuçta bunun işleyişini fark ediyor ve Helm'in değil de bütün zırhın içine hapsedildikten sonra çok büyük ihtimalle bu yapının tek bir ruh için tasarlandığını fark ediyor. Ve ikinci bir ruhla bunu yüklediği zaman yani aşırı güçle yüklediği zaman üzerindeki Burning Legion iradesini kırabileceğini görüyor. Ve bunun için de Arthas'ı kullanıyor. Bir sonraki soruya geçelim. Helya Corrupt oluyordu. Acaba Banshee olabilir mi? Hani Loken ile bir Loken olup yani. Odin'i alt ediyorlar. Loken Old God'lar tarafından corrupt ediliyor. Helya da olabilir mi? Yok. Banshee olması için kadarıyla öyle değil. Helya'nın corrupt olmasının sebebi Odin zaten. Evet. Odin zorla onu yani ölüleri kontrol altında tutup onları işte ona getirmesi için görevlendiriyor. Ve işte Valkir olarak da zorla dönüştürüyor onu. Helya da bunu yaparken zaten çok büyük ihtimalle işte Shadowlands'le sonuçta Valkyrie'lerin aslında yarı yarıya Shadowlands'le bir bağlantıları var. Bir nevi artık refleksif olarak ya da yapılarından dolayı. Çünkü ölülerin Shadowlands'e giderken onları tutup işte
Odin'e getirmekle görevlendirilen yaratıklar. Bir nevi yani yapay spirit healer gibiler. Odin'in böyle ürettiği yapay spirit healer'lar. O yüzden yani zaten Shadowlands'le Shadowlands'e gitmemeleri için ruhları tutabilmeleri lazım. Helya'nın da bunların ilki ve en güçlüsü olduğunu düşünürseniz zaten Shadowlands'le doğal olarak bağlantı kurabilecek bir seviyeye gelmesi de normal yani. Ruhları tutabilmek için bir şekilde Shadowlands'le onun tanıdık tanışıklı olması lazım. Tanıdıklı olması. Hani ruhları tutabilmek için senin dediğin gibi tanıdıklı hani bir tanışıklı olması lazım. Onu tabii tabii. Yani sonuçta Shadowlands'e gitmelerini engelliyor. Onlar işte Valarjar ve işte sonradan da kendisine Kvaldir yapabilmek için. Bunlar yani normal şartlarda işte ölüp Shadowlands'e gitmesi gereken işte ön insan, ön human gibi yaratıklar sonuçta. Ölümlüler yani. Devam ediyorum ama o zaman. Ama Helya bu kez düşman olarak çıkmaz diye düşünüyorum karşımda. Daha çok Sylvanas. İşte Sylvanas'la yani benim bir bağlantılı çıkacak yani. O evet. Yaptıkları Legion'da görmediğimiz anlaşmayı büyük ihtimalle göreceğiz işte Shadowlands'te. Neymiş o anlaşma, ne üzerine işte anlaştılar da bu olaylar başladı, onu orada göreceğiz. Çünkü o anlaşmadan sonra Sylvanas işte biliyorsunuz şey yani o feneri alıyor ve Eir'i ele geçirmeye çalışıyor. Evet yani Eir sonuçta işte Helya'dan güçsüz ama Helya'nın esas formunda olan yeni Odin'in yeni baş Valkiri. Yani onu neden ele geçirmeye çalışıyor işte Sylvanas? Forsaken'ları işte kendisi yaratıp işte kendisi bunun kontrolünü ele geçirmek için. Hatta yeni Valkirler yaratıp artık bu işi tamamen kendi kontrolünü almak için yapıyor. Yani ilk başta anlaşmaları bu ama bunun sonradan yani en azından Sylvanas'ın Jailer'la tanışmasından sonra olan bir şey olduğunu da biliyoruz. O yüzden de Helya'ya yani Jailer'ın yönlendirmesiyle ya da Helya Jailer'la zaten çalışıyor olduğu için de gitmiş olabilir. Yani çok büyük ihtimalle bunu da öğreneceğiz işte Shadowlands'te altyapısını, hikayesini nasıl olduğunu. Kim bu Banshee'ler? Banshee'ler ölü elfler bu arada. Normal yolla ölen elfler yani işte Night Elfler işte Wisp oluyor ya, Wisp olmazsa zaten işte undead olarak kaldırıldıklarında Banshee olarak geri geliyorlar. İnsanlar işte undead oluyor. Elfler Banshee oluyor. Biz devam edelim. Size diyorum bu Sylvanas korrupt olmuş bir Valkyrie ile bağlantısı var. Bir şeyde cümlede biraz şey. Banshee'lerin ilk yaratıcısı kim ve nasıl oldu? Aslında az önce cevap verdi. Banshee'lerin yaratıcısı o. Valkyrie'lerin de ilk yaratıcısı aslında yani bizim gördüğümüz Valkyrie'lerin yaratıcısı Lich King değil. Odin. Evet. Ama Lich King bunları ele geçiriyor. Yani aslında ele geçirmiyor. Chronicles'ta görüyor Valkyrie'leri, kendi yaratıyor. Ya da kendi buluyordu. Yani Odin'den kaçırmıyor galiba. Walter Waller'dan kaçırmıyor. Zaten olan Valkyrie'leri kontrolünü ele geçirmiyor. Evet. Yani Odin'in yarattığı Valkyrie'leri bir nevi kendi iradesini alıyor. Onlar evet. Undead'le ilgili yaratıklar olduğu için iradesi onlara da hükmediyor. Odin de zaten hapis olduğu için bu arada Halls of Valor biz oraya gidip orayı tekrar açana kadar normalde Odin'in hapsedildiği bir yer. Helya bunu ayırıyor Ulduar'dan o bölgeyi ve işte kendi gene cep evrenini hapsediyor ve Helheim'i yaratıyor. Ondan sonra eskiden Odin'e giden bütün ruhları artık Helheim'a alıyor. Yani aslında şey gibi düşünebilirsiniz işte Helheim bir nevi minyatür Mav gibi. Evet. Yani Odin ilk başta işte kendine bu düzeni kurarken işte bir nevi Shadowlands'e benzer bir düzen kuruyor ruhları alıp işte kendine orada bir ordu yaratmak veya kullanmak için. Bunun için de Helya'yı görevlendiriyor ama Helya intikam almak için işte Odin'i
Halls of Valor'a hapsediyor ve normalde oraya gitmesi gereken, işte Valarjar olması gereken bütün ruhları kendine alıp Kvaldir yapıyor. Sonradan o düzeni bozuyoruz. Belki ona benzer bir şeyler olacak. Ve aynı paralellik olduğu için belki Sylvanas da Helya ile çalışıyor. Yani sonuçta zaten ölüm... çünkü Sylvanas Helya ile o anlaşmayı yaptı, zaten Jailer'la da bir ortak evet, konuyu da biliyordu yani. Olmuştu yani. Zaten bir bağlantısı olması o yüzden çok mantıklı yani. Onu da Lord Whisperlıyordu değil mi? Evet. Yok. Şey, Helya'yla şeyin, Sylvanas'ın bağlantısını. Ha, onu ayrıca evet uyarıyor bizi de yani. Onu hatırlamıyorum ya. Merak ediyorum. Şey var, esas olarak Ashara'yla anlaşmaları. Sen şeyi karıştırıyorsun. Ashara'yla. Fight'taki görüyor mu? Evet, söylüyorsun. Evet. Ashara'yla. Evet, evet. Ashara'yla. Helya değil onu o. Ashara'yla. Helya'yla onların Legion'da quest yaparken görüyoruz zaten. Bizzat işte Helheim'a ilk gittiğimizde, Helya'nın yanına gittiğimizde zaten Sylvanas o sırada konuşmanın sonunda oluyor. İşte başını görmüyoruz. O zaman anlaştık diyor. İşte Fener'i alıyor gidiyor Sylvanas. Zaten şimdi şey diyeceğim, biraz hikaye anlatımıyla ilgili. Hani mesela polisiye kitaplarda da genelde şöyle olur. Bir konuşmayı başını duymazsınız. Her evet. zaman. Ya da evet. karakter bir kağıt alır ama o kağıtta yazanı doğru zaman gelene kadar başkasına açıklamaz. Evet. Şimdi aslında Legion'dan beri de böyle biraz bu hikayeyi anlatma. Hani işte gidiyorsun, konuşmanın başını kaçırıyorsun mesela. Evet. O çok işte... Hatta şeyde, Alpha'da da buna ben çok takıldım. İşte Shadowlands'ta da quest yaparken gidiyorsun, gidip tam böyle quest almadan önce bir şey konuşuyorlar. Sen gence susuyorlar, evet. sen de konuşmaya başlıyorlar. Evet, evet. evet. Kahraman geldi falan diye. Yine yani, lafın ortasına geldik diye çok yani. Orada kendi kendime dalga geçtim onunla. Yani o çok olan bir şey hakikaten. Bir noktada işte kitaplara da bir anda arka arkaya bağlanmaya başlar. Anlamadım. Evet. Bağlanacak bir ne olacak. Bunda da umarım öyle olur ama tabii insanlar kitap okumadıkları için o kadar sabırlı olmak istemiyorlar. Onlara da hakkı vermek istiyorlar. Legion'dan beri yapılan bir... Tabii şey gibi, daha interaktif olduğu için biraz daha hızlı ilerler kitap evet. gibi sonuçta. Ama questleri okuyun yani. yani mesela adam yazıyor orada, bir sürü ince detay var. Eğlenceli de gayet. Hani Moezala'yla Moezala'nın istediğini tahmin ediyorduk ama hani confirmation şimdi oldu yani. 4 yıl sonra. Değil mi? 4 yıl sonra. Yani evet işte. Zaten Nozot olayını da o yüzden diyorum. Yani işte Sylvanas'ın Warchief olması, Vol'jin'in öyle çok kolay ölmesi falan. Mesela o zaman da çok tepki alan şeylerdi bunlar. Vol'jin hiçbir şey yapmadı gitti falan dedik böyle. İki yıl karakter hiçbir oldu. Şey yapmadı gitti. Ama şimdi Vol'jin Loa olmak üzere mesela. Evet, tahminen Rıza'nın yerine geçecek. Yani işte onu da göreceğiz. Onun da ön görevlerini yaptık. İşte Vol'jin'in örnünü işte gezdirdik her yerde. Bonsam diye sorduk. İşte Bolvar'a sorduk, Lich King'e. Kimse bilmiyor ne olduğunu, neden olduğunu. Ve işte sonunda da zaten yani Sylvanas'ı Warchief yap diyenin işte Muazzala olduğunu tahmin ettik o görevin sonunda. Shadowlands'la beraber de bu onaylanmış oldu. Şimdi işte o sonunu beğenmediğimiz Vol'jin'in gerçek hikayesinin sonunu göreceğiz. Belki ondan sonra daha da etkili bir şekilde hikayeye müdahale edebilecek bir konuma gelecek. Peki yani, benim Sylvanas'la ilgili tahminim. Söyleyeyim mi o zaman Sylvanas'la? Öyle bağlantılı zaten. Bence Sylvanas da hani hikayenin sonunda doğru, Shadowlands hikayesinin sonuna doğru hani bizi bence kovacak Shadowlands hani. Bir ön, hani Dead Pantheon dedik ya. Öyle bir şeye dönüşüp hadi şimdi siz bir bittirin gidin. Ben burada işleri tutuyorum. Tadında konuşup. Bitti, bye bye. Evet, orada kalıp bizi kovacak belki de Shadowlands. Evet. Gayet mümkün. Ve mümkün hala tahminim. Onun da redemption'ı. Tamam işte, paketleyecek, gönderecek bizim. He, paket o var. Zaten işte şey, tam anti-hero redemption olur o zaman. Evet, evet. Öyle iyi değil de onun için zaten anti-hero demiştim. Olarak yapar yani. İşte yani... o da yine Murata'nın Illidan 2 şeyine. Reasonable woman, çok uyuyor. Hayır, kaldı ya şimdi Sargeras'ta. O da orada kalıyor falan. Evet.
Evet. Diyorum ya, İridun Sargada Filvalah Ceylir yani, çok uygun bence. Ben onu anlamadım, şimdi anladım. Okay. Tam birebir olmasa da yani motivasyon olarak çok benziyor aynen. O yazısını okuyun Murat Hanım bu arada. Güzel yazmış. Adam bir şey tane tane. Biraz typolu olsa da yazıyor. Oğlum yani, typo bence minimumda kaldı bu kez. Yani. Bir de yani cidden çok güzelmiş template yani. O quote, o söz alıntılama kısımları falan evet. Var. Bayağı modern. Okunabilir, okuması zevkli. Herkese evet. Tavsiye ediyoruz. Türkçe. Evet. Bayağı New York Times tadında yazdım yani. Yani. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Diyoruz evet. Ve dağılmayalım. Dur. Evet. Reklamımızı yaptık. Chat'i linke koyduk. Titanlar Shadowlands'in neresindedir? Rolleri nedir? Yani çok büyük ihtimal birebir etkili olarak görmeyeceğiz ama mesela işte Shadowlands'in Titan'ları nasıl etkilediğini göreceğiz. Bana öyle geliyor. Çünkü sonuçta şey işte Burning Legion'ın Shadowlands ile bağlantısı olduğunu biliyoruz. Sargeras'ın bu konuları bildiğini biliyoruz. Kil'jaeden'in zaten çok hakim olduğunu biliyoruz. O yüzden yani kesin özellikle Legion'dan kalanlarla etkileriyle ilgili bağlantı göreceğiz. Demon'larla ilgili yani göreceğiz. Zaten Nathrezm'lerin çok büyük ihtimal bağlantısını göreceğiz ve onun bağlantısının olduğu yerde Legion ve Titanlar da olaya evet, kesin girer. Yani tek benim merak ettiğim şey yani Dead Titan olarak Argus'un Shadowlands'le bir bağlantısı var mıydı? Çünkü Argus'un kullandığı büyüler de Death Magic gibiydi. Ne kadar arcane. Soul Magic. Yani Soul Magic'ti zaten. Ama işte etkisi bayağı kırmızı anima, bu Raven Dread'de evet, kullanılan evet. Kırmızı anima gibiydi. O yüzden şey, seni böldüm çok fazla. Biz animayı da konuşacaktık. Kogular'ın kullandığı konuştuk, anda. Konuştuk ama konuşacağız. Tekrar. Çünkü şeyi düşündüm. Yani ben şimdi hem bu yeni astroloklarda insanlar görüyordur. Mogular böyle Animagus gibi isimli robotlar kullanıyorlar. Öyle bir yerler. Evet. Şey, Throne of Thunder'da da ona ayrılmış bir kısım var. O ikisi farklı abi ya. Değil. Değilmiş. Değil mi? Değil. Bak bu önemli bir şey ama. Değil. Neden? Yani biri işte Azeroth üstündeki anima, o gördüğümüz anima yani çok daha zayıf bir versiyonu ama aynı mantıkla tutulmuş. Yaşam gücünün aynı işte Shadowlands'teki anima mantığıyla kullanılmaya çalışılmış versiyonu. Çünkü Moglar da bunu biliyordu yani. Biliyorlar zaten. Evet, Moglar'dan ziyade Raden biliyor. Raden'i işte kullanabildikleri zaman zaten yani mesela birebir anima olarak değil ama Azeroth üstündeki bir anima mantığında bunu nasıl kullanırız diye işte yaşam gücünü, o da aslında bir soul magic bu arada. Yani ruh büyüsü. Evet. Ama ruh büyüsünü aynı Shadowlands'teki gibi kullanmayı öğreniyorlar. Yani Shadowlands'teki kadar güçlü değil. Death magic değil. Ruh büyüsü, tamam, soul magic. Yani benzer şeyler ama bir aynı değil. Aynılar. Sadece daha zayıf hali. Shadowlands değil çünkü. Evet, sadece yani daha zayıf hali. Alabilen bir büyü ve oradan kaynaklı olması lazım. Soul Magic olduğuna emin misin? Sanki Blood Magic gibi duruyordu ya. Ama Blood Magic zaten alakalıdır. Soul Magic. Yani işte Blood Magic dediğimiz şey zaten şöyle düşünün. Felle yapılan şeyin işte o kan olarak gördüğünüz şey ve işte vampirik mesela Sunlane'de olan da bu. İşte vampir elfler var ya işte. Onların evet. Yaptığı şey de bu. Yani hepsinin altında anti-life ve işte decay büyülerini birleştirerek Azeroth üstünde işte bu anima mantığına yakın bir şekilde manipüle ettikleri şey bu. Yani oradaki yaşam enerjisini bir nevi işte manipüle ederek silaha veya güce dönüştürebiliyorlar. Büyüsel güce dönüştürüyorlar. Blood Magic de Fel Magic'in bir formu. Sonuçta aynı Fel Magic gibi yaşam enerjisini emip, hatta bunu esas yapanları söyleyeyim ben size, Dreadlord'lar. Dreadlord'lar evet. Blood Magic'i birebir yani ırksal olarak kullanabilen bir ırk zaten. Yani vampirik bir ırk ve vampirik olmalarının sebebi zaten bu
Blood Magic yani ruh büyüsünü, bu fel sonradan fel de olabilen büyüyü işte manipüle etme şekilleri o. Blood Magic olarak nasıl diyeyim tezahür ediyor. Okay. Thumbline'de de aynı mantık var. Ve Blood Troll'lerde. Okay. Evet, tabii öyle. Blood Troll'lerde de aynı öyleyse mantık. Geçelim bir sonraki soruya. Bu ara yine Invincible düşmedi. O kadar Lich King konuş hala aynı evet şeyler. Ya. Dead vs. Legion ya da işte biz gibi bir yani kozmik savaş bekliyor muyuz? Kısaca soru bu. Dead kozmik savaş Legion olarak ya bildiğimiz kadarıyla bir Void War var. Hatta işte çizgi romanda işte yaşlı Anduin'i gördüğümüzle ilgili sorulan bir soru var. İşte hı-hı, bu savaşı biz göreceğiz mi ya da bu alternatif evrende olan bir şey mi? Böyle bir şey olacak mı gibi bir soru geldi onunla ilgili ve bunu onayladılar. Bu olacak. O savaş yaşanacak ve o yaşanacak olan savaş Warcraft evreni için en büyük işte kozmik güç savaşı olacak dediler. O da zaten daha önce Void War teorisi vardı işte. Bunu bir nevi onaylamış oldular. Void War dediğimiz şey de bildiğimiz kadarıyla işte Light ve Void'in işte son çarpışması, evrenin hakimiyeti için yaptıkları son savaş olarak geçiyor. Yani, ya onun benzer şey görüntülerini şeyde de görüyoruz. Ravenred'de, Bastion'da falan da görüyoruz bu arada. Var. Ama bence o savaş olduğu için Void War'un bir parçası mı ya da orada olan lokal bir oraya etki etmek için bir savaş mı onu tam bilmiyoruz. Hayır ama en azından şundan bahsedebiliriz. Yani kozmik güçler arasında da bir muhabbet dönüyor illaki yani. Var evet. Tabii canım var. Var yani. Yani direkt Light Scourge bir arayanın olması. Yok. Yani şey olmaz. Mesela Legion yeniden çıkıp da mesela eskisi gibi eski amacıyla işte gene böyle işgalci bir harekete girmez. Artık onu tamamen engelledik. Ama işte mesela Sargeras yeniden çıkarsa ortaya bize bu önümüzdeki savaş için çok büyük ihtimalle yardım etmek için çıkacak. Zaten Illidan'ın yarı yarıya hakimiyetinde olacak. Kontrolünde demeyeyim, o büyük olur. Zaten Illidan vücudunu kullanarak işte Sargeras'ı hapsetti. Şu anda bildiğimiz kadarı o. Ama işte bu Legion'ın geri dönmesi olarak olmaz. Bu zaten 6 yayındır olabilecek diyorum. Hala bana ters çıkıyorsun. Hayır ama yani şöyle olur. İşte eski Legion gibi olmaz. Yeni Legion yeni Legion olur. Yeni daha Guerrilla gibi olabilir yani. Şu anda da olur ki o zaten işte kalan demonlar eski haliyle işte bir nevi Guerrilla savaşı yapıyorlar. İşte Twisting Nether'dan gelip İşte hem güç için hem işte yaşam enerjisini emmek için, kaos yaratmak için zaten eskiden yaptıkları o. Sargeras Titanken de zaten savaştığı bir böyle bir Legion'ımsı bir demon oluşumu var. Ama işte tek noktadan kontrol edilmiyor ve tek bir amaçla bunu yapmıyor. Şu anda da aynı şey olabilir gayet yani. Ama işte şey diyorum ya, Arkimalt'a kireceğinin durumunu hala bilmiyorum mesela. Orayı i̇şte, bıraktılar ya açık. Olsa bile yani eski Legion gibi olmaz. Çünkü eski Legion'ı yöneten bir Titan var. Başında bir hani mutlak gücü olan tanrısal bir yönetici var. Şimdi yeniden bir Legion hani o tarz bir hareket olursa işte intikam hareketi ya da işte bu şey Iron Horde falan gibi bir şey olur yani. Veya eski Sargeras'ın döneceği zaman. İşte ama Sargeras yani İlidan'dan kurtulması ve bütün Titanları yeniden öldürmesi falan lazım. Yani o aynı şey bir daha yaşanması lazım. O da zaten muhtemelen ona engel olurlar. Ona engel olmak için zaten hapsettiler Sargeras'ı da. Sargeras'ın Titanları ikna etmeyeceğini neyi nasıl biliyoruz? İşte Titanları ikna ederse o Legion olmaz. Yani Titan Legion'ı gibi bir şey olur. Yani zaten Titan Forge'lar var işte. O zaman öyle bir şey olur. Yani şey gibi olur işte. Demon'ları da işte o Light Dreadlord olan arkadaş gibi dönüştürürler. Hepsi böyle yarı Titan Forge şeylere dönüşerek o saflara katılır. O da Legion olmaz yani. Çünkü Legion kaotik böyle
felden beslenen o odakta bir şeydi. Yok etme amacında bir böyle oluşumdu. O yüzden sanmıyorum yani. Parti bence falan. Bence o aynı şeyi tekrar etmiş olurlar. Çok klişe olur yani. Birebir aynı şey olması lazım. O yıldızdan hiç beklemediğim şeyler gelecek. Single Sunflower çıkıyor oradan böyle. Değil mi? Aslında o ele geçirmiş orayı falan. Yani işte orası bekletiyorlar. Er geç açılacak zaten, onu da dediler. O yıldız orada durması iyi, o kaybolursa endişelenin dediler. Demek ki işte tepemizden bizi oradan kontrol ediyorlar, bakıyorlar. Tehlikeli bir durum olursa gelecekler. Bu ara araya sokayım da Derya soruyor. Sinan abi var mı Fire DK? Fire DK yok. Topla abi ne de... Ben de ciddi bir duyum almadım onunla alakalı. Şimdi bir önceki soruya geçelim. Sylvanas Undead'leri Shadowlands'e göndermeyerek oradaki anima dengesini baştan bozmadı mı? Aslında Sylvanas tutmadı onu. Yani Undead'leri evet. Göndermeyen kişi Sylvanas değildi. Değil evet. Sylvanas zaten kaldırılmış olan kişileri Forsaken bayrağı altında kontrol eden. Yani kontrol de demeyeyim de liderlik yapan kişiydi. Liderlik ediyordu, kontrol etmiyordu. Evet. Hatta... Evet. Onu şöyle vurgulayalım. Forsaken açtığınızda size ilk söylenen şey şu ya. Hani bizim yanımızda da olabilirsin. Ama kendi yola da gidebilirsin. Kafana göre takılıyor. Evet evet. Lillian Voss ya. Herkes tanıyordur Lillian Voss'u. Sadece özgür irade veriyorlar bak. O kesinlikle doğru. Zaten Forsaken'ın en büyük gücü zaten o özgür irade. Onu o yüzden çok saygı duyuyorlar ve kim ne yapmak istiyorsa kesinlikle engellemiyorlar. Böyle kölelik ya da zorla bir şeyler yaptırma gibi şey kesinlikle Forsaken'da yok. Mesela Bane'in Sylvanas'a asıl en büyük tepki sebebi oydu. Şey, hareket yaptığı yüzünden. Evet. Devam ediyorum soruya. Bu doğruysa Azeroth'taki Forsaken'ın en büyük düşmanı Shadowlands'te şu an iyi olarak görülen bölgeler olacaktır diye düşünüyorum. Ama öyle değil. Yani çünkü Forsaken... Devam ediyorum. Çok özür dilerim abi. Çünkü Forsaken normal şekilde ölüp anima sağlaması gerekir değil mi? Yok, bu dedikleri değil. Doğru ve mantıklıysa Sylvanas Azeroth'taki Forsaken'ı korumak için orada ittifak yapmış olabilir mi? Değil. Yok. Değil. Tam tersine bizim iyi bildiğimiz işte Night Elf'ler, Draenei'ler aslında evet. Yani işte Eredar'lar çok daha öncesinden aslında bunlar en çok Shadowlands'e karşı yani günahı işliyor. Ruhların gitmesini engelliyor. Undead'lerde ve Forsaken'da da şöyle bir durum var. Yani bunlar zaten ruhları geri dönüyor ama kendi iradeleri dışında dönüyor. Ve işte Sylvanas'ın da kaldırabildiği kadar Undead yani Forsaken'lar zaten özgür iradeye sahip. Sadece şöyle oluyor. Bir tur daha yaşıyorlar gibi düşünün. Ondan sonra ölünce zaten gene onlar da Shadowlands'e gidiyor. Yani doğal dengeyi bozmuyor aslında Sylvanas. Hatta yani Night Elf'ler ve işte Draenei'ların yaptığının yanında bu çok çok küçük bir şey yani onun yaptığı. Sadece bir tur daha işte yaşamalarını sağlıyor. Şimdilik sorular böyle. Artık çıktıkça an cevap veririz. Şöyle Shadowlands'teki anima ve bu Dead Pantheon teorilerine dönebiliriz. Zaten biraz anlattık işte. Yani animayı tanım olarak anlatabiliriz. İki böyle zaten çokça duyacağımız bir artık kavram olacak. Anima şey olarak tanımlanıyor. Shadowlands'e giden ve ölümlü ruhların özü. Bu yüz işte ölen varlığın artık hangi ölümlü nasıl öldüyse yaşamında yaptığı işlerin işte büyük şeyler yaptıysa mesela iyi de kötü de olsa yaptığı şeyler bu biriktirdiği anima artıyor. Ruh gücü artıyor. İşte kötü bir karakter de olabilir ama çok büyük işler yapmış işte büyük bir kral olarak yaşadığı için animası büyük olarak gidiyor. Sadece işte bu sefer Shadowlands'te yönlendirildiği yer işte Revendred ya da Mav oluyor işte çok affedilmeyecek bir suç işlediyse Mav'a gidiyor ama işte cezasını çekip iyi şeyler sonradan yapabilecek bir ruhsa Revendred'e ceza çekmeye gidiyor.
iyi şeyler yapıp işte ölen ruhlar direkt olarak Bastion'a gidiyor. Ve işte Bastion'da sonradan işte Kirill'a dönüşmek için bir böyle artık nasıl diyeyim eğitime giriyorlar. Ve işte orada kendi işte ölümlü yaşamlarından kalan kötü şüphelerini, endişelerini geride bırakıp işte bir Kirill'a dönüşüp işte Shadowlands'e ve Bastion'a hizmet edecek bir hale dönüşüyorlar. Kölelik. Yani yarı yarıya işte orada bir tartışma var. Buna işte anima gücü azaldığı için isyan edenler de birlik haline dönüşüp işte Dark Kirin ya da işte Forsworn denen forma dönüşüp bu işte Bastion düzenine karşı ayaklanıyorlar diyebiliyoruz. Ama işte bunun sonu ne olacak, nereye varacak onu bilmiyoruz. Maldraxxus da ise böyle askeri olarak işte stratejik zekası çok yüksek, işte savaş gücü ve işte savaş bilgileri çok yüksek ruhlar oraya gidiyor. İşte oraya giden ruhlardan bildiğimiz mesela işte Thrall'ın öz annesi olan işte Draka oraya gidiyor. İşte Maldraxxus da bildiğimiz kadarıyla işte Shadowlands'in askeri gücü olarak geçiyor. Şimdi tabii her aslında Shadowlands düzlemi birbirinden bağımsız ama aynı zamanda Shadowlands'in genel düzeni olarak da birbirini destekleyici böyle görevler yapıyorlar. Ve işte Bastion mesela işte ruhların ölümlü diyardan Shadowlands'e gelmesini destekleyen ve bunu bir nevi böyle bu düzeni korumaya çalışan bir bölge. Maldraxxus bunu işte dışarıdan gelecek saldırılara karşı korumak için kurulmuş bir bölge. O şekilde işliyor. İşte Ardenweald bütün mesela onu demeyi unuttum. Ardenweald de mesela işte doğal düzeni ve oradaki işte işleyişi, doğal işleyişi korumak için ve onu bir nevi kaynak olmak için kurulmuş bir bölge. İşte Oribos mesela işte bütün bunların merkezinde ve genel işleyişi işte Shadowlands'e gelen ruhları yönlendirmek için ve işte diğer düzlemlerin birbiriyle ilişkisini işte organize etmek için kurulmuş bir nötr şehir. Hepsinin ortasında ve işte hepsiyle aynı anda bağlantılı olarak anlatılıyor da. Ve bunların hepsi anima üzerine kurulu ve işte Shadowlands'in ve işte ölümün genel olarak işleyişinin anima üzerine kurulduğunu görüyoruz. İşte bize anlatılan ilk işte oranın intibası bu. Anima böyle bir olgu, bir enerji kaynağı ve bu enerji kaynağının en büyük kaynağı da ölümlü ruhlar. Şimdi çok kısa bir ekleme yapacağım. Tabii yanlış olabilirim. Düzeltirsin beni Görkem. Canlı şeyler derken yani anima canlıların içinde derken hayvanlar ve bitkiler de aklınıza gelsin. Tabii. Ardenweald o zaten. Evet yani her şeyin içinde var. Bu ara Murata'nın da kölelik olayına katılmıyorum. Yani evet orada bir steward falan muhabbeti dönüyor. gülüyoruz ama şöyle yani... Pet olayı da var. Yani her canlı böyle aşırı özgür iradeli ya da aşırı şey varlıklar değil nihayetinde. Atıyorum Rexar'ın nasıl Misha'sı varsa senin de orada Steward'ın oluyor eğer Bastion'ı seçersen tabii. Tabii. Evet. Gibi yani anima... Eda abla kesin Bastion'ı seçer o zaman. Maldraxxus for the win diyeceğiz. Evet. Devam edeceğiz de şu an görünen o. Bu ara Mert çok güzel bir ekleme yaptı. Bayağı da aslında off topic dedi ama off topic de değil gayet yani in topic. Bu arada Bastion giriş görevlerinde ufak değişiklikler yapmışlar. Ufak dediğin de aslında lore'u temelinden sarsan bir mevzu. Çünkü şu öldün buna alışman zor olacak vesaire diye geçiştirmiyor artık. Bunun yerine buraya gerçekten neden geldin diye soruyor. Yani normalde Bastion'a gittiğinde Ravendread'den farklı olarak seni işte normal öldün sen. Hoş geldin Bastion'a mevzu şeklinde karşılıyorlardı. Ravendread'de biraz daha senin Mav'dan çıkmış olduğun duyulmuş işte sansasyonel olay yaratmış. Herkes kıçını kokluyor işte Malwalker falan diye. Bastion'da da bu olacaksa eğer çünkü o NPC öldün buna alış artık diyen NPC'ye Mav'la ilgili soru sormaya çalıştığında sen buna yetkili değilsin deyip kapatıyordu mevzuyu. Evet.
Vallahi ya, etkiniz yok diye. O tarz bir şey varsa, çünkü Bastion'da olayın içine dahil edeceklerse biraz daha birçok kuvvet zinciri değişir diye düşünüyorum ben. Benim bildiğim kadarıyla şöyle zaten. Yani şimdi ilk gördüğümüz görevler son hali değil. Yani hepsi değişmeye açık. Zaten alfa kısmında, yani beta kısmında bile aslında değişebiliyor bunlar, ama alfa kısmında her şey değişebiliyor. Mesela işte size şey örnek vereyim. Legion'da alfasındayken Rathion vardı Abyssian'ın yerine. Ve bayağı uzun süre kaldı. Çok da büyük olay oldu işte. Rathion'u göreceğiz işte, Legion'da gelecek falan diye. Ama sonra çat diye kaldırdılar onu ve yerine işte Abyssian'ı koydular. Yani bu kadar büyük değişiklikler de yapılabiliyor alfa aşamasında. Eğer ki işte hikayenin devamı ve sonra yapacaklarıyla uymuyorsa, ya da ona ileride yapacakları planı değiştiriyorlarsa, önümüzdeki durumu da değiştirebiliyorlar. Şimdi Bastion'da yapılan değişiklik bana şey gibi geldi. Yani giriş eventini değiştirdiler. Çok büyük ihtimalle. Bir kafalarında bir giriş eventi vardı. İşte Shadowlands'ın başlangıç görevlerini, işte aynı işte Battle for Azeroth'un başındaki işte Lordaeron savaşı gibi bir şey olacaktı. Ve onda çok büyük bir değişiklik yaptılar ve ona bağlı olarak da Bastion'daki diyalogları değiştirdiler. O kadar şimdi, ciddi bir şey yapmış olabilirler mi bu kadar yakın? Yani öyle gözüküyor. Yani şimdi bilmiyoruz da tabii, belki küçük bir değişiklik, ama çok büyük ihtimalle işte daha karanlık bir şekilde bitecek ilk başta tasarlanana göre. Ve çok daha karanlık bir olay sonunda işte geçeceğiz. Önce Mava, sonra işte Shadowlands'e. Artık onun nasıl olduğunu bilmiyoruz, ama bildiğimiz kadarıyla lineer bir quest gidişatı olacak. İşte bütün bölgeleri sırayla yapacağız. İlk başta da işte Mav'a geleceğiz. Mav'dan Oribos'a gideceğiz. Oribos'tan bizi Bastion'a yollayacak. Bastion'dan sonra işte sırasıyla işte galiba Ardenweald, Maldraxxus, en son Revendreth'i yapacağız. Revendreth'ten sonra işte Covenant'ımızı seçeceğiz. Covenant'ı da seçtikten sonra Endgame'e geçmek için işte Mava ve sonraki işte Raid kısmına bağlanacak. Raid de bu arada Revendreth'te. Nasıl olacak bilmiyoruz. İlk Raid tabii şimdi. İlk Raid tabii. Ama yani ben ilk Raid olmasına rağmen beklentim yüksek benim ya. Loran'ın ya, tabii şey, ilk Raid'de muhtemelen işte Revendreth'in sonunun Mava nasıl bağlanacağını göreceğiz. Ondan sonra Endgame orada devam edecek. Sahir Denet Rüsrü'ydü. Aynen öyle. Evet. Işık tutacağız bir şeylere. Bakalım. Konu açılacak. Yani biterelim. O yüzden işte genel gidişatı biraz böyle düşünün. Oradaki diyalog değişiklikleri de çok büyük ihtimal o giriş eventi, şu anda hala bilmediğimiz, görmediğimiz ve hiçbir şekilde test de edilmeyen, data mine falan da edilmeyen bir kısmı şu anda çok büyük ihtimalle topluca değiştirdiler. En azından genel halini, ve işte Bastion'daki diyaloglar da öyle değişmiş gibi gözüküyor. Çünkü mesela yanlış hatırlamıyorsan Legion'dan, ben Legion diyaloglar 15 dakika sonra ben varayım mı öldüğünü biliyordum mesela. Tabii yani aynı şekilde Battle for Lordaeron falan da Tel'Dressi de biliyorduk bir şey tabii, olacağını. Tabii tabii, o giriş zaten işte o beta'dan falan çok sonra oldu, artık böyle şey test yapılmadı bile, PTR'a falan gelmiyor onlar, direkt olarak live'a geliyor. Zaten live'a geldiği anda ne olacağını öğrendik işte. Ama mesela onun beta'da bile şey Broken Shore eventi yoktu mesela şeyde, Legion'da. Lich Queen kim abi? Lich Queen yok. Öyle yok, bir ben de. Tyrande'den haber var mı? Tyrande'yi Ardenweald'da göreceğiz. Ve hem işte Elun'la ilgili, hem de işte kendiyle ilgili büyük olaylar var. Onunla da ilgili bir spoiler gibi bir şey kaçtı ama onaylamadılar. Yani o götürdüğü gibi olmayabilir. Dark Warriors Death ile alakalı bir muhabbet var da. Evet evet. Şey konusu, tamam. Yani Elu'nun karanlık tarafıyla ilgili
olay devam edecek şimdi diyorlar işte. Ben kendi şahsi fikrimi söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu tarz konular, mesela bu Dark Warrior'lı konusuyla, ki evet hype durumu söz konusu. Herkes merak ediyor. Giriyoruz. WoWhead'de deli gibi data mine'ları okuyoruz. Ama az önce mesela Mert'in verdiği detay şu anlamdan da çok önemli. Ya adamlar alfasını değiştirebiliyor. Yani biz alfasında birebir görmediğimiz şeyi aslında detaylı bir şekilde konuşmaya için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Tabii. Yani data mine'a bırakılmış şey nasıl değişir sen düşün artık. Tabii canım. Yani hatta şey söyleyeyim, işte Legion'ın sonunda yani direkt live content'i değiştirdiler. Yani Elite'nin nasıl biteceği, mesela live client'a geldi, data mine edildi, diyaloğu gördük. Onu izlemeyi bekliyorduk, işte raid bitse de izlesek diye beklerken live content'i değiştirip onu çıkardılar oyundan. Onu görmedik ondan sonra. Yani aynı tatlı oldu ama o diyaloglar olmadı. Evet. Tabii tabii, yani o şey olacaktı zaten çok büyük ihtimalle in-game cutscene'de ya da işte raid bittikten sonraki o konuşmalarda falan verilecek bir şeydi. Onu live content'ten çıkardılar yani. O kadar büyük değişiklik de yapabiliyorlar. Bak Mert ne diyor? Blog yazısında data mine ile gördüklerinize şüpheyle yaklaşın diye özel not düşler. Yani. Yani aynen. Doğru yani. Çünkü değiştiriyorlar yani. Dead Pantheon olayında biz hep Argus'u şey yapıyoruz da, ilişkilendiriyoruz da. Çünkü hani Dead'le birebir oyun içerisinde gördüğümüz karakter o ya. Yani Jailer'ın bu Pantheon'da bir Titan olarak oturuyor olması ihtimali yok. Ya, yani Dead Pantheon o değil zaten. Yani Ion'un dediği Dead Pantheon, Shadowlands'ı yöneten en güçlü varlıkların oluşturduğu grup. Yani Titan'ın oluşturduğu Pantheon'u demiyor. Ve onlar tahminen Titan'lardan daha güçlü. Evet, yani şu anda gözüken o zaten. Yani Elun'a denk yaratıkları göreceğiz. Elun'u da büyük ihtimalle göreceğiz. Bu şey gibi mi düşünebilir miyiz? Mesela işte Amantul'un falan olduğu Pantheon kısmı böyle kuduruyorlar falan karşıda görüp. Ulan falan böyle hani çünkü kozmik haritayı gene karşımıza aldığımızda ki bu arada yayında var. İşte hani bu üçlü hani karşı iyi üçlü, işte Light, Life, Arcane. İşte Disorder, sağdaki Dead, üçlü böyle. Void üçlüsünü bir kötü ya da iyi kötü düşünebilirsiniz. Düşündüğünüzde işte Titan'ların böyle biraz daha playground'u iyi tarafken, bu işte Görkem'in de bahsettiği Dark Pantheon, işte Jailer'ın falan dahil olduğu da sanki biraz kötülerin playground'u gibi olacak. Ama tırnak içinde kötü tabii. Ama evet, onu bilmiyoruz zaten. Belki Arbiter da işte yani zaten dark ya da kötü demiyor mesela. Shadowlands Pantheon'u diyor işte. Aynen, yani öyle. Dead Pantheon. Yani Dead Pantheon dediği zaman zaten bizim kozmik şeyde chart'ta onun yeri yok. Çünkü Shadowlands'ın içinde olan bir şey ve Shadowlands bizim kozmik chart'ta küçük gösterilen bir yer. Çünkü aslında yani chart'ın tamamen etrafını kapsaması gereken bir düzlem gibi. Çünkü ölen, yani Azeroth'un dışındaki gezegenlerden de ölenler oraya gidiyor. Yani bütün mesela kozmik chart'ı bizim Azeroth'un etrafındaki fiziksel evren için düşünürsek, işte orada nasıl böyle işte alt yerler var. İşte Twisting Nether mesela, işte Void'le çakışan kısmı fiziksel evrende sonuçta olan bir yer. Ama farklı bir boyut. Yani Great Dark Beyond diye geçiyor işte Warcraft evrenindeki uzay. Ama işte Shadowlands'in bu uzayda bir yeri yok aslında. Çünkü üst bir düzlem. Yani Twisting Nether gibi ya da Void boyutu gibi değil. İşte Void boyutunun mesela bizim evrenimizin evrenimizde birebir nasıl işte Nuzot Vision'larını görüyoruz ya. Orası mesela Void mantığında bir yer. İşte olan bir fiziksel evren var ama Void evrenindeki hali var bir de bunun. Onların etki edebildiği kısmı o boyut. Ama fiziksel evrene geçip de birebir buna etki edemiyorlar. Aynı şekilde Shadowlands'ı düşünemiyoruz ama. Çünkü ölen bütün ölümlü ırklar, bütün gezegenler, evrendeki yani Warcraft evrenindeki bütün gezegenlerden oraya ruhlar gidiyor. Ve bunun bir işleyişi var. Sadece Azeroth bunda merkezi bir konumda. Çünkü işte biz çok yani en güçlü
Titanlardan birinin uyuduğu bir gezegenin üstünden geliyoruz ve işte istisnai güçlerimiz, özelliklerimiz var ve çok büyük ihtimal bunun sayesinde zaten Mav Walker olabileceğiz. Yani Mav'a girip çıkabilen, fiziksel haliyle ve ölümlü haliyle Mav'a girip çıkabilen yaratıklar olacağız. Böyle bir durum var yani. Void'in titanları değil. Death Pantheon Void titanları değil. Void Lord'lar var. Void Lord'lar Void titanı yaratmaya çalışıyorlar işte. Bunun için de Old God'ları kullanıyorlar. Bakınız Void bölümümüz diyorum. Lily Sunblade arkadaşımıza. Orada uzun uzun anlattım. Evet. Murat'an sessiz kaldı ya, ürkütücü bir şekilde. O çok sevdiğim bir şey. Discord chat'e bakın da o yüzden. Belim tutuldu hayır diyor. Bakayım. Görsel olarak. Yo, gayet hareket edebiliyorsun. Yani şey, sorulan sorulara genelde Görkem'in astrolojik bilgiyle yardımcı için ben bir şey kalmadı. Yok, şu an soruları açtık canım. Soruları paketledik, gönderdik. O zaman şöyle, ben yani birkaç... Pantheon konusunda ben şeyi düşünüyorum. Yani. Aynı Görkem dediği gibi işte Elon'un, Arbiter'ın, Jailer'ın olduğu tahminen titanlardan daha yüksek bir konu onların olayı ve hani bütün evrenin ölümüyle de ilgilendikleri için belki çok daha önemli şeyler öğreneceğimiz bir yer. Yani şeyi konuşmuştuk birkaç bir bölümde. Belki Tren, Elun'un güçlendirdiği Tren Bey ile Jailer'ın güçlendirdiği Sylvanas'ı sinematikte görürüz. Çok gayet olası yani. De. Ve belki Jailer'ı da orada bütün iletişim istişareinde görüp motivasyonlarını belki öğreniriz. Elun hakkında iyice bilgimiz olur. İki karakter arasında bir nasıl diyeyim, herhangi bir ilişki ya da diyalog şeyi varsa onu görürüz. Bu olabilecek bir şey gayet bence mi? Evet evet. Zaten işte önceki expansionlarda da olan muhabbet o ya, yani son kötüyü ya da son karşılaşmayı bir önceden bir tease ediyorlar, böyle bir Jailer'ı mutlaka gösterip bizi bir böyle ooo dedirtecekler yani, bir korkutup işte buna karşı savaşacağız vay be falan diyeceğiz bir yerde yani. Sonra 9.3'te şey oluyor, Gromash gibi ortak düşman çıkıyor falan böyle Jailer'ı. Şey diyor, Shadowlands 3 diyor değil mi böyle? Yani Shadowlands 3. Ya da şey olur. Rahatlıkla ölebilirsiniz falan diye bitirecekler. Ya da şey olur canım, hani Sylvanas boss olur tamam ama %1 canda kalır. Enough der malum. Enough der, bak %1'e kadar dövmemişim gibi. Sonra işte sistematik gider. Bizi de kovar oradan böyle. O da bilin kadar. Hadi yeter tamam gidin. Ondan sonra bir döneriz işte Warhammer 40k. Evet. Elon'un yani karanlık tarafıyla güçlendirdiği Tyrande'nin Thanos'tan tokat diyor. Yok canım. Yok. Ya o çok büyük saçmalıktı ya. Öyle bir olay oldu yani. O BFA'nın en büyük saçmalıklarından biriydi. Kabul edelim, Thanos'u dövdük biz Tyrande'yi. Bir miktar. Ama şöyle de bir durum var. Thanos da Jailer'ın güçlendirdiği Sylvanas tarafından boostlu. Onu nereden biliyorsun? Boş değil yani. Thanos da yeni vücudunu aldığı hikayeyi okuyun Nathanos'un. Yeni vücudunu öyle hayrına vermiyor yani. Yakışıklı diye vermiyor. Nathanos da mı biraz şey olmuş diyorsun, almış yani azıcık. Nasiplenmiş yani. Tabii yani Nathanos'a yeni vücudunu verdiği kısım şeyden sonra zaten Jailer'la anlaşması evet, falan. Hatta Warchief olduktan sonra yani orada bir kesin bence bağlantı var boost. Silahlı bu. Ya işte sonuçta Lissan Blade. Ben espri yapıyorum da işte zaman yokmuş ya Shadowlands'te. Evet. Ya da farklı işliyormuş. O yüzden bir üçüncü teori olarak okudum ben onu da. Eğlenceli evet. Bir tabii teoriydi o. Yani ben de ihtimal var. Ben de Black Empire'cıyım. Black Empire bekliyoruz. Shadowlands'tan sonra yana döne bütün Azeroth'un yüzeyi, hatta ben bunu galiba Facebook'ta şeyle Battle for Azeroth'la ilgili ilk böyle Wild Theories falan diye bir 3 yazılık böyle yazı dizisi yaptım. Orada ilk yazdığım şey Black Empire'a bağlamıştım yani. Hı. Sonra işte Shadowlands değil de Black Empire gelecek. İşte evet. Bir gelince tüm yüzeyi ele geçirmişler. Aynen bütün Old God'lar geri gelmiş.
ona karşı işte aynen Argus'ta savaşan zavallı o işte Broken'lar gibi biz de böyle gerilla savaşı yapacağız. Tekrar yüzeyi ele geçirmeye çalışacağız. İşte Illidan'la Titanlar bize yardım edecek falan filan diye böyle saçmaladıydım kendi kendime. Şey oluyor zaten hani ben şeyleri söyleyeyim önce. Nathanos her ne kadar bu sefer duelist olmuş olsam da Nathanos boss olursa döverim. Mutlu bir şekilde. Tabii canım siktir ben. Döverim yani. Şey yapıyor ya işte Speaker of the Horde falan evet, yapıyor. Evet kuşumsuyor böyle. Daha dalga geçiyor falan böyle aynen. Şey döverim Nathanos gerçekten mutlu çok, bir şekilde. Çok böyle bir sizi kızdıracak bir şey söyleyeyim mi? Nathanos'un o tarz şey insan daha önceki hayatında insan olmasından kaynaklanıyor olmasın? Nasıl yani? Yani insan gücü elde ettiği zaman mutlaka birilerini ezmeye kalkar. Evet olabilir. Evet, yani sadece o değil ama direkt gıcık karakter ya. Ben diyor ben döverim yani. Ya ben de gıcık oluyorum yani. Git şuradan işte bir şey yap diyor işte. Abi burada bir tane lurking nearby falan böyle bir tane enemimiz var falan. Eyvallah. Gidiyorsun 100 gold veriyor. Paketleye gönderiyor. Oğlum al. Git sen bunda sakız al diyorsun da. Tersleye tersleye. Aynen yani. Ama o dediğim gibi tavrı bana çok insani geliyor yani. Ama yani evet. Elfler daha şey değil mi oyunda? Yok. Nathanos Sylvanas'ı ezmez. Bu arada Nathanos'a sempati duyduğum tek sahne var. Yani o da Loyalist campaign'in bitişinde my zaten love. Böyle My Love diyor Sylvanas'a böyle evet. Duyguları olduğunu belli ediyor. Ben Nathanos'u çok severim. Evet. Yani ya, orası evet. Süper. Nathanos sevilir canım da yani işte. O ben şeyi üstten ya. Bakması, Jacoben tavırları. Gıcıklığını seviyoruz biz onu. Evet. Ben şeyi ekleyeceğim hani. Gerçi şu an tahminen bir tane yazı konumu şey yapacağım ama. Hani Black Empire ihtimali dedi ya işte dönüyoruz biz otobüde hi guys diyor falan böyle işte. Tepeden böyle şey silüetten. 8.1'deki Island Quest'lerinde hani şimdi 8.1'de çıkmış Scarlet şeylerini çok yeniymiş gibi konuşuyoruz ya. Konuşuyorlar ya çok yeniymiş gibi. Island Quest'leri mesela hepsi çıktı neredeyse. Bir bakalım. Amatet. Aynen. Amatet Forge of Origination'ı kullanacak diyordu. Kullandılar. Evet. Antipler tekrar saldıracak diyorlardı. Saldırdılar. Najatar'daki o Alliance'ın birlik olduğu şimdi adını hatırlamıyorum o Jinyu ırkının da bir şeyi verilmişti. Ha evet evet. Onun dışında Najatar'la ilgili işte Murloc'ların denizdeki bir bölgede hızlıca uzaklaştıklarını ve o bölgenin çok ısındığını söylemişlerdi. Yani söyledikleri her şey çıktı şu ana kadar ama birkaç şey çıkmadı. Bir tanesi Vratia'nın Dragon Isles'ı arıyor oluşu. Ney? Vratia'nın Dragon Isles'ı arıyor oluşu. Hmm. Ejder ataları ve orası çok fazla Old God'larla bağlantılı anlatılıyor hep. Böyle Old God tapınaklarının da olduğu hatta Shrine'ın da hani bu Shrine'ın çevresi var ya oranın da asıl ilk asetlerinin kullanıldığı yer olduğu söyleniyor ve bir tanesi bu var. İkinci olarak da bir tane görü görüyoruz. Creeping Mass diye bir şey dokunup. Bir Sirtus'taki bir Twilight Cult'a gidiyor, götürüyoruz bunu. Ve o şeye dokununca bir görü görüyoruz. Görüde siyah bir suyun içindeki bir yedi gözlü keçi bize bakıyor. Kara keçi. Ve bir anda biz keçiyle yer değiştiriyoruz. Keçi üstümüze çıkıyor. Biz de suyun içine düşüyoruz. Evet. Yani bu hem yaşar acı. Orada aynen yaşar acı olduğunu ve hala canlı olma ihtimali olduğunu evet. Anlamış oluyoruz. Yani çok ciddi bir iması var yaşar için ve kazandığımız sandığımız bir şeyi de kaybettiğimiz iması. Evet. Çok olarak var. Yani bunu da Vision teorisine bağlayabiliriz. O konuda detaylı bir yazacağım ama hani böyle bir şey var. Hani 10.0 Black Empire ihtimalleriyle. Nasıl söyleyeyim dedim. Evet. Tamam. Böyle sanki cümle ya, şeyin devam edecek gibi duruyordu da ondan duraksadım. Şöyle bir şey eklemek istiyorum ve aslında merak da ediyorum. Bizim şimdi mesela hep Vratian'ı Nzot'un avatarı olarak düşünüyoruz. İyi. Evet. Yani öyle teorilendiriyoruz. Peki öyleyse gerçek Vratian nerede? Gerçek Vratian yok. Yok. Hiç yok. Hı, o teoriye göre bunu anlamış. Gerçek Vratian zaten şey
Yani Pandaria'dan sonra zaten onun gerçek yüzünü bir nevi gördük. Çünkü Alliance kazansın diye özellikle komplo kurduğunu orada itiraf ediyordu işte Legendary Quest'inin sonunda. Ve orada zaten bir nevi aslında bu komplo moduna başladığını ve yani aslında Nuzot'un yapacağı, yani şu anda mesela 8.3'te gördüğümüz Nuzot'un yapacağı şeylerin ön adımını bir nevi attığını görüyoruz. Çünkü işte orada yaptıkları ve böyle Legion'a karşı diye böyle işte Garrosh'u onun başına koymaya çalışması, işte bir nevi böyle Iron Horde'un oluşmasına neden olması ve o sayede Legion'ın aslında gelmesi ve böyle bizi devamlı böyle teste tabi tutması, hep Nuzot'un da yaptığı şeyler bunlar. Yani işte aslında Rathian, yani zaten onunla ilgili işte yaptığımız o şeyde bölümde uzun uzun anlatmıştık. Rathian'ın ilk oluştuğu quest'ten itibaren zaten bir bitgeniği var. Evet. Rathian'ın oluştuğu quest'te zaten işte başka bir ejderi kurban ediyoruz. Böyle çok old god şey bir ritüelle onu böyle yumurtasından çıkarıyoruz. Yani ilk yaptığımız şey ve bunu yaptığımız şey bir işte siyah ejder, aynen Deathwing'in olduğu gibi ve kendisine her zaman ben Deathwing'in oğluyum diye tanıtıyor ve aslında öyle bir biyolojik bağlantısı yok ama her zaman böyle tanıtıyor ve işte çok fazla yani detay var bununla ilgili, aslında uzun uzun bir yani gerçekçi detayları tane tane anlattığımız bir yayın var. Yani o öylesine atılmış bir teori değil. Gerçekten çok bağlantı var yani. Yani çıkarsa şaşırmam diyeyim artık öyle. Ben de. Peki şey hakkında ne düşünüyorsun abi? Yani Shadowlands'in bölgelere aralarında atıyorum tamam mesela işte MAV'ın bir kontrol ünitesi gibi çalışıyor olmasından bahsediyoruz sürekli. Alfa'da da gördüğümüz bu. Ama Revendreth'in atıyorum Bastion üzerinde bir üstünlük sağlama durumu. Çünkü Maldraxxus'un Bastion'a saldırdığını görüyoruz ya. Ha. Hani evet, bu tarz yani, kendi aralarında bir iç savaş durumu söz konusu nasıl olur bunun, acaba yani? Bunun sebebi bence anima yokluğu. Yani evet. Birbirlerine girmelerinin sebebi o. Yani enerji olmayınca refah tabii bozuluyor ve tabii kaos başlıyor. Sonuçta birbirlerinden güç çalmaya çalışıyorlar. O saldırı o yüzden gibi gözüküyor. Ve yani normal işleyişinde zaten birbirlerini desteklediklerini görüyoruz aslında. İşte hepsinin yani o animanın Shadowlands'ı akıp doğru kullanılması için bir görevleri var. Ve yani şu andaki durumda işte anima yokluğundan dolayı çoğu şeyin olduğunu bir nevi zaten görüyoruz ilk ortaya çıkan hikayelerden. Mesela Bastion'daki işte işleyişinde bozulmuş olması, işte Revendreth'teki olayın böyle nasıl diyeyim işte dejenere olmuş olmasının sebebi hep anima yokluğu ve dışarıdan gelen müdahaleler. İşte sonuçta şey Revendreth'i yaratan işte Denatrius'un bile aslında dejenere olup işte MAV'a çalışmasının altında anima yokluğu var. Yani hepsi o enerji yoksunluğundan dolayı kendince çözümler ve işte çatışmalar içine girmiş gibi gözüküyor. Nokta. Nokta yok, ben Eda'ya bakıyorum da Eda'nın aslında çok konuşacağını düşündüm yayında. Yani özellikle Sylvanas'la alakalı falan mevzular. Sylvanas'la konuşmadık aslında. Konuştum, ne diyeceğim ki daha fazla? Anlamadım ne demek istediğini. Ne dedin? Hayır, Sylvanas'la ilgili bir konuşabileceğim ne olabilir ki? Hayır yani ne bekliyorsun şu yani Shadowlands'te nasıl göreceğini umuyorsun onu? Ben şeyin teorisine katılıyorum Murat Hanım. Ya da öyle olacağına inanıyorum. Murat Hanım değil de hepimizin aslında teorisi. Yani gideceğiz, orada görevini yapacak ve tamamlayacak. Gittiğimizde orada görevimizi yapacağız Shadowlands için. O sonra Shadowlands'ta kalacak, biz geri döneceğiz. Ya bence sen, çok mantıklı. Şey yani büyük Redemption'da işte anti-hero Redemption ol dediğimiz teoriye yakın buluyorsun. Evet. Evet. Öldürmeyeceğiz ama sevemeyeceğiz de yani. Aynen. Yani sevemeyeceğiz. Evet, neden sevememek yani, için bir sebebim olarak... yok yani.
Sevebilir çok misin? İyi hatırlamayacağız. Yok hani demek istediğim işte böğrüne basamayacaksın yani tutup yok, da yok. O grimarda işte eller havaya falan yaptırabileceğin bir durum söz konusu olmayacak yani. Olmayacak. Zaten Sivan'ı ya hiçbir zaman yapamazsın. Bu hikaye akışıyla böyle yaptırmaz canım öyle bir şey. Aynen, bak sen eller havaya deyip fırlatmaya kalkıyorsun yani bir şey yaptırma. Ne tanısı damatlıklı. Köşelerine batar yani. Forsaken evliliği. Shadowlands'da kalamaz. Night Elf'ler kazığa oturtmadan bize rahat yok. Onu göreceğiz zaten ya şeyi. Zaris yani büyük ihtimal bir Dark Warrior, Banshee Queen fight'ı görülecek yoksa gibi. Yoksa olacak. Zaten onun, ikisi de yenişemeyecek yani. Onunla ilgili bir spoiler var da o şekilde mi olacak onu bilmiyoruz. Yani onaylı değil sonuçta. O yüzden hani tam onun üstüne çünkü dediler data mine yapılan her şeye inanmayın öyle olmayabilir falan diye. O yani da işte şey kaçmış. Düşünsene data mine'a kaçmış. Oğlum lan ne gitti oraya falan diye. Yani çabuk işte, değiştir diye. Encrypt'ten kaçan satırlar falan derken. Evet olabilir yani. Ya da bu yüzden özellikle değiştirmiş de olabilirler. İşte şeyin Jailer'ın modelini o ilk sızan mesela gayet resmi bir sızıntıydı ama evet. Jailer'ın modeli gördüğümüz o değil. Değil. Yani, değil ihtimalle değiştirdiler. Ya da sonradan öyle bir görüntüye gelecek. Onu da bilmiyoruz şimdilik. Aa düşünsene o yüzden... onun redemption olduğunu düşünsene. Olabilir. Yani işte aslında iyi amaçla yapıp son anda işte mesela Sylvanas'ı yönlendirme sebebi. Jailer'ı döve falan. Döve adam ediyormuşuz falan böyle. tabii. Şeye dönüşüyor bu arada. O yaşlı amca tipine dönüşüyor. Dövdükçe. aynen o işte kral tacı falan oturuyor falan. Aslında iyiymiş falan böyle. Arbiter de Queen. Ama yani Jailer'ın ortaya çıkacağı sinematik çok iyi sinematik olacak kanlar. Onu kaybettiler yani. Ya bir o de onun CGI görmek... durumu belki... nasıl olur acaba? İşte bilmiyoruz. Belki ona bir ekleme çıkarma olacak. Belki ona dönüştürecekler. Yani yavaş yavaş göreceğiz onu. Ya da işte şey demişlerdi ya. Zamanın farklı işleme olayını direkt Shadowlands'te yaparlarsa mesela. O da bak yani. Malfurion ile Trendor'dan bahsediyoruz. Bunlar boş adamlar değil. Bu iş intikamsız kapanmaz. Güzel yorum ama bir şey eklemek istiyorum. Boş adamlar değil ama Malfurion Trendor'yı to the end to the world hani kadar takip edebilecek iradeye sahip olacağını sanmıyorum. Yani mesela o couple'da yani o çiftte Illidan olsaydı Malfurion yerinde evet. Atıyorum ölüme kadar takip ederdi yani daha kesinlikle. Reckless, daha evet. Korkusuz davranabilirdi ama şey Malfurion böyle... Görev adamı. Ya, ben burada uyuyayım 2 dakika. Ya görev işte, adamı da gelemem. Demek istediğim şu işte dur Trend'e bunu yaparsak işte buna karşı çıkmış oluruz, engel oluruz. İşte Shando falan diye bağırıp böyle geri dönüp koşacağını falan bekliyorum. Çünkü gerçekten evet boş adamlar değil ama Malfurion bugüne kadar ki potansiyelini de ortaya hiçbir zaman koymaya niyetli değildi yani. Evet çok yüksek olmasına rağmen hep kısa ya, tuttu yani. Evet evet yani güç olarak sonuçta neredeyse Senarius kadar güçlü. Evet. Orası doğru ama yani irade olarak güçlü değil. Heh onu demek istiyorum yani tutup Zavius bunu yakaladı Tiranda Mavlam lan ne yapıyorsun ya dön vur ağzının ya üstüne yani. Ya bir de Zavius onu cidden yani şey olmalı yaptı 2 defa yani. Değilince de bir şey de. Yani ben öyle bir hareket bekliyorum şeyden yani Valsara görevlerini yaparken böyle ne olur bitsin artık. Ben katlanamıyorum moduna girmiştim çünkü. Yani mesela ama Trend'de şeyinde haklısın. Trend'de biraz daha yani sıçarım ya böyle işin içine ben çekiyorum işte okumu falan deyip saldırabilecek bir karakter yani. Ben onun gidişatını şöyle bekliyorum. Yani Sylvanas açısından değil de tam tersine Alliance açısından ters tepecek. Bela olacak evet. Düşecek o. Ha değil mi? Yani Anduin Alliance... desteklemeyecek Trend'i bu mevzuda. Hatta işte Alliance'a karşı bir yani 3. faction Sylvanas'tan çıkacak diye herkes beklerken Tirande'den çıkabilir yani. Güzel de olur aslında bak Elf faction daha mantıklı geliyor bana. Herkes yani... Undead ölü faction'ı beklerken aslında Elf faction'ı daha mantıklı geliyor. Çünkü şöyle söyleyeyim artık oyunun içerisinde görebileceğin her faction'da Elf var. Evet ve ama şurada bir şey olur bence o oynanabilir bir faction olmaz. Evet o da olabilir. Çok çıpan bir faction olur. Yani iki taraf bu sefer ona karşı birleşmek zorunda kalır. Çünkü bir de şeyin mevzusu da söz konusu abi yani fantastik bir karakter mi çiziyorsun? Uzat kulağını olsun sana elf çakması.
Ya şey çok komik canım, elflerde ben Warcraft 3 oynarken bir sahne gördüm, dikkatimi çekti. İşte Illidan'ı kurtarıyoruz Outland'den, Maiev'in elinden. Sahne şu, Illidan var, yanında Wade Wash var, karşısında Blood Elf'de, Chaos Elf'de Blood Elf'ler var. Şey diyor, Wade Wash, işte bunlar Blood Elf'ler size zamanında hizmet eden Highborn'lar diyor. Hepsi akraba orduklarım böyle aslında, hepsi aynı köyden geliyor. O çok eğlendirmişti. Doğru ya. Night Elf, Naga Blood Elf ama hepsi akraba. Ama bakalım o işte Shadowlands'te gördüğümüz elf heykeli, Elun muhabbetleri falan. Irkın daha öncesini gösterecek. Yani çünkü şöyle, eğer o tarz bir mevzu varsa abi troller neresinde bunun? Çünkü onlardan evrildi elfler yani. Yok zaten işte şey, troller işte yani Shadowlands açısından da baktığın zaman zaten daha ön kısımda, daha böyle primal kısmındalar ve ama gene de şey, belli bir hakimiyetleri var olayın üstünde Loa olarak düşününce. Çünkü işte Loa'nın evrilmiş hali de bir nevi işte Wildgut zaten. Wildgutlar ya da işte Demigodlar. Gene aynı kültürün evrilmiş hali var yani. O yüzden onları da kendi içinde göreceğiz yani. Ama esas olarak bence işte Tirande ve Malfurion kısmı yani çok Darkseid'a gitmeye açık gibi bıraktılar. Yani Malfurion da zaten Tirande'yi takip edecek işte iradesizliğinden dolayı. Çok büyük ihtimalle Gangreymane de onların tabii safında olacak. Zaten en çok aslında şey verdikleri tüyo da şey de İşte Horde içinde çok çatışma gördük şimdiye kadar ama işte yavaş yavaş Alliance içinde de ufak tefek çatışmalar büyüyüp işte ileride büyük sorunlar oluşturabilir gibi bir yani böyle bir cevapları vardı. Zaten Shadowlands de bunun ilk adımı olacak gibi, özellikle Tirande kısmı. Yani Ardenweald'de bunu göreceğiz bence. Gene tut oğlum, bak Banshee diyorsun hemen atlıyor. Yani evet, yani böyle nasıl söyleyeyim, reddetmek istediğim bir yorum ama doğru yani. Evet. Yalanı yok, o mevzular daha da derin ya. O mevzular daha da derin. Yani bunlar bu obsesyonları ve hırsları yani Alliance içinde büyük bir çatırdamaya dönüşecek ve bence bu Shadowlands'ın sonunda da yani Black Empire'da gelse, sonra işte Azeroth'a normal geri de dönsek yani bu olay bence sonraki işte expansion ana konularından biri olacak. O zaman hatta ben şöyle yapıyorum. Yüksek müsaadelerinizle Görkem Bey, Murat Han Bey, var mı ekleyecekleriniz efendim? Son şunu diyecektim. Belki Shadowlands'ın patchlerinde bile bu Darkseid'a dönüş olayını görebiliriz. Yani 10. paket değil de 9. pakette bir 3. faction'dan söz edebiliyor olabilir miyiz yani? En azından Tirande ve Gen'in Alliance'dan ayrılmasını bence görebiliriz. Yani Saurfang'ın öldürülmesi de affedilir bir şey değil. Horde için basit değil Saurfang konusu. Ya yani o konuda ben daha farklı düşünüyorum senden. Mesela şahsi fikir. Ya, Saurfang konusunda girersek sabah buluruz. Evet, Saurfang konusu biraz daha farklı yani. Ona kısaca şöyle bir cevap vereyim. Tabii. İki taraftan da baktığın zaman Saurfang kendini feda etti ve yani o konuyu kapatan bir şey oldu onun için. Horde için o bir mesela işte şehit oldu ama işte Sylvanas açısından da bir hain oldu ve bir haini öldürmüş oldu Sylvanas. Evet. Yani onun tekrar şey uymayıp ihanet eden bir haini öldürdü. Evet. O yüzden Saurfang konusu iki taraf için de kapandı. Evet, hani Saurfang tekrar bir şey olmak. En naif yorum bence Görkem'in yaptığı yorumdu. Saurfang'la alakalı. Trigger'ın. Evet evet, kimseyi tetiklemiyor yani. Haindi falan. Kendisi istedi. Sylvanas açısından zaten diyordu onu. I trusted you diyor işte orada. Sana güvenmiştim ya çünkü şeyi de veriyor aslında yani hikayeyi Shadowlands'a bağlayacak tetiklemeyi de yapmış oluyor. Evet. İşte Lili diye gidip işte Windrunner Spire'da buluşup oradan işte Ice Crown'a yürümesi vesaire vesaire. Tabii tabii. Diyoruz peki.
Arkadaşlar normalde biz 11'de 11.30'da maksimum sarkıtsak 11.30'a kadar evet. sarkıtıyoruz yayını. 5 saattir yayındayız. Evet. Yorulduk. Rekora. Evet bir rekor yaptık ama yani sahura kadar da uzatabileceğimiz bir mevzumuz yok. Çünkü dillerimiz yoruldu diyelim. Ve müsaadenizi istiyoruz. En kısa zamanda da YouTube'da sizlerle buluşturacağız yayının tekrarını. Diyoruz ve müsaadenizi istiyoruz. Geldiğiniz için, bizleri tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Lore Konseyi'nde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve lütfen sağlıklı kalın arkadaşlar. İyi geceler, iyi geceler. Görüşmek üzere.